House of the Dragon 9. bölüm. Evet çok beklediniz. Kafamızı her türlü ütüyü fırlattınız. Abi 9 nerede? 9, 9, 9 gelmezse bileğimi keserim falan diyen insanlar vardı. Kesmeyin bileğinizi geldik. Green Council bölümüyle buradayız. Ama bu bölüm galiba konuşacak şey çok. Hani dizi dışında da çok <laughs> tepkiler inanılmaz. Sonuna kızan var. Kadın yönetmen diye kızan var. Ee, ayak fetişine kızan var. Engelli işte duyarı kasa her şey var. Bu, bu bölüm inanılmaz. Bütün kamuoyu karıştı. Yani çatı aday Kılıçdaroğlu olduğunda bu kadar karışmaz ortalık. Ben sana söyleyeyim. <laughs> i̇nanılmaz bir ortam. King's de karıştı zaten. Evet. <laughs> King's de bence böyle. bir çatı aday çıkarmalı artık. Strong'lardan olmasın ama. Evet. <laughs> <laughs> Tamamdı zaten strong'lardan kim kaldı? Ha, kim kaldı oğlum strong'lardan? Bu arada Aynen. onunla ilgili açıklama gelmiş. Ee, kitaplarda benim hatırladığım ha, gibi gördüm, strong. Gördüm. Evet strong yazıyormuş. Altyazıda güçlü diye çevirip tırnak içine almışlar. Onda Kitapta var. da durum karışıkmış anladığım kadarıyla. iki tane yayın evi olduğu için bir yayınevi soyadlarını falan çevirmeye kalkmış. Ha olabilir. İzlediğim yorumlarda birisi açıklamış. Evet evet. Hatta Damon Blackfire'ı şeytan siyah kılıç diye çevirmişler abi. Damon ne yaptınız abi? De <laughs> Demon değil ki bu lan. Hani Damon ne yaptın? <laughs> hani şeytan nedir? Rıdvan mı bu? Ne bu? Bizim Shifu Egon'dan sonra bir de şeytan Damon çıktı başımıza. <laughs> Oğlum düşünsene. Şey, Damon Rıdvan'mış böyle. Yapma Volkan falan diye geliyor böyle. <laughs> Sakatlanıyor sürekli. <laughs> Bu arada yaşımızı belli ediyoruz biz. Rıdvan'ın oyunculuğunu bir hatırlıyorum ben. Sadece yorumcu evet olarak oğlum değil. Ya. Sürekli Sa sakat bir adamdı. Sahaya çıkıp 15. dakikada böyle baldırını falan tutarak giderdi böyle. <laughs> <Evet. Artık. gülüyor> Yanından çok süratli birisi koştuğu zaman rüzgarıyla kırılıyordu. <laughs> evet ya. Adam dakika başı sakatlanıyordu ya. Çok ilginç bir adamdı. Ama işte olmadı. Fena topçu değildi. Ya. Evet. Bu bölüm bayağı olay oldu yine. Aslında diyalog olarak hani sondaki aksiyon tabii çok konuşuldu. Ona en son geleceğiz. Ama diyalog olarak bence bayağı yoğun ve iyi bir bölümdü. Özellikle Renis'in sahneleri falan inanılmazdı. Zaten ilk konsey sahnesi acayip kansız sahnesi. Ama istiyorsan ufaktan başlayalım. Bir, önce bir girişte şey oldu işte. E, bir ıssız bir mekanı gördük. Her yer sessiz gece. iz çökmüş falan ortalığı Ondan sonra Talia'ya bir tane mesaj geldi işte. E, Tane yine bir sarı çocuk bak Cepken. bak o orası bak sarı çocuk kaynıyor ben sana diyorum bak bu Targaryen her <laughs> sen sarışını sen şey yaptın ya <laughs> arkadaş her sarışın targaryen çocuğu sen de şey gibisin ki ana kitapta okuyup her sarışına bu kesin gizli targaryen diyen adamlar var ya <laughs> tabii, tabii, sen targaryen <laughs> sen <sersoyu> targaryen seni <laughs> mi targaryen başka sarışın yok zaten herkes targaryen <laughs> Biri çıkıyor ben de çocukken sarışındım falan diyor. <gülüyor> Neyse. <laughs> boyamış sen de. Tabi abi boyamış yani. Neyse Aynen. orada şeyi gördük aslında. Burada daha kritik olan Talya'nın mesaj iletme şeklini ilk kez gördük galiba. Böyle camlara mum dizdi falan. WhatsApp grubundan mı atıyordu? Aynen cam... <laughs> camdan WhatsApp yapmışlar. <laughs> Mumları şey... dizip e, karşı Mumları... taraf... <laughs> he Karşı taraf böyle şey yapıyor. Ayşe tatile çıktı falan diye. <laughs> Mesaj geldi. Ya da önce şey yapıyor. Tek mum yakıyor. iletildi. Okuyunca ikinci mumu yakıyor. <laughs> İyice böyle çirkin. Kaç mum yaktığına dair şeyler var. Evet. Arkadaşlar dur dur. Beşinciyi yaktı. Bu ne demek? Süt bitti ya. tutarız. <laughs> Altıyı yaktı. Kral yemin, oldu. Yemin <laughs> ediyorum bunu düşündüm oğlum. Kaç mum yakıyor diye bir baktı herkes gibi. Ben de böyle 6 tane. Abi, zaten mumları falan koyuyor böyle. Ona göre kodlamış. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> Onu bir de şeyde de kullanmışlardı. Brienne mi yakıyordu? The North Remembers plotunda ana şeyde böyle Brienne yakıyordu. O kadar diziyi kafamdan silmişim ki Sadece mumlu bir pencere hatırlıyorum ama. Of hiç yok Ne işe musun? yaradığını hatırlamıyorum. Aklında. Büyük ihtimal hiçbir işe de yaramadı hatta. <laughs> Böyle yaktılar falan. Ne oldu bilmiyoruz yani. <laughs> Güzel, Güzel, yandı. <laughs> ha, biz dekor olarak hani. <laughs> ha, Brian mumu yaktı işte gece. Kitap okudu falan. <laughs> bir mesaj falan çal çalışmıyordu mesaj vermeye. <laughs> evet, hiç hatırlamıyorum onu ya. Brienne ve o alarmlı saat şeyler var ya, fenerler alarmı var arabaya koyarsın onlardan almış bir tane. <laughs> Hatırladım ya aşırı çirkin böyle yarısı fener yarısı radyo. Çocukken oynayıp böyle haber öttürdüğün sonra azar işliyorsun. Öttürme onu ya diyor. Alarmı da vardı. Cibiri 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 diye atıyordu. Aynen böyle. ne işe de yarıyordu hiç bilmiyorum. <laughs> o galiba şeydi ya yolda falan gece kalırsan anlayışına yarasın falan gibi herhalde. Evet. bizim niye evde duruyormuş o acaba? <laughs> Arabada durması lazım. Böyle. Arabada dursa ya o. <laughs> Neyse çok saçma bir şey oldu. <laughs> bir yere geldik. E, nereye Dur, Işte Buraya diyeceğim bir şey var mı ilk açılış? Ya yani, yani Şey olarak tabii görsel olarak müzik kullanımı falan gayet iyiydi de konuşacak bir şey yok. Ha, sanki müzik kullanımı öyle. direkt şeye zaten bu serseğenin kiliseyi patlattığı sahne var ya ondan hemen önce bu piyano. Aynen tam herkes o. Herkes böyle şey gösterdi. Tam o sahneydi. Hatta şeyin Lancel'ın şey bulduğu. <gülüyor> 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 Bombaları. Steşi. Aynen. Orada da ya, aynı müzik değildir herhalde ama bayağı benzerdi yani. Aynı Burada... değil o, şeydi neydi? Eee <laughs> 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 diye böyle hızlanan bir tempolu kısmı vardı onun. Bu da öyle bir şey. Bilmiyorum. <laughs> 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 Benziyor gibi bilmiyorum. Müzikten anlamı bu kadar bizim. <laughs> <laughs> Dınınının. <Dünunu> nunu... <laughs> <laughs> Yok ya o şarkının adını da hatırlıyorum da unuttum şu anda. <laughs> ben hatırlamıyorum ama sadece piyano olduğunu hatırlıyorum böyle. Peki geçiyorum konsey sahnesine o zaman. Geç abi şeyde. Evet, bütün olay. Alison'ın bir otoyla bir konuşması var arada. Ama. Ya evet, orada işte şeyi söylüyor. Onu dün gece gördüm sonra evet. öldü. Bana söyledi. Aygın muhabbetini diye. Bir tek orada şey var. Kızmıştık. Hani buradan itibaren şey oluyor. Harrison kime söylese herkes böyle ya siktir git yaparım diyor. <gülüyor> <gülüyor> Kimse inanmıyor Otta'ya söyleyince gerçi otta şey oluyor. O güzel evet bunu ben kullanırım diyor. Aynen işte ona geleceğiz zaten. Hatta Hı. konseyde de inanılmıyor buna. İşte yalnız konseyde şey dinamiği çoktur. Abi. Bu Wild'dı değil mi herifin adı? Ee, <laughs> Master Jasper of Love. Wild. Bu Wild pitch'i böyle inanılmaz gaza geliyor. Yani normalde böyle daha sessizken bir anda böyle Sesi hızlı yükseliyor. Devamlı böyle sanki böyle içten içe o da böyle bir yönetiyor gibi orayı. Tayland'a bir dönüyor. İşte Orwell'a bir bakış atıyor. Otto'yla bir böyle kesişiyor falan. Ya da onları da öpecek evet. bilmiyorum. <laughs> Biraz daha dangalak olarak işlemişler herhalde. Aynen. Çünkü um, seksis falan da bir şeyler söylüyor bile. Biz sizi kadın başınızda canınızı sıkmak istemedik gibi evet, falan evet. böyle şeye. Tam bir dallama evet. ya. Tam bir dallama yani. Öyle çok wild bir adam. Sözlük wild yazarım acaba? Yok Free Folk'tanmış. Free Folk'tanmış. Burada tabi esas konu şu yani bak ben şuradan gireceğim. Geçen bölümde e, 9 hani çok girmeyelim diye söylememiştim de yani Alicent'ın yanlış anlamasının anlamamasının hiçbir önemi olmadığı bence burada zaten çok net veriliyor. Aynen. <laughs> yani Alicent'ın o şok anı çok iyi. Nasıl yani siz bunu planlıyor muydunuz? Hani Aegon'u kram öldürecek miydin Zenere'yi? Ah Alicent'cim. Canım öpeceğim. <laughs> Yeter abi. Günaydın, hoş geldin. <laughs> 7 senedir devam ediyor. Aynen ya. inanılmaz abi. Ne, 7 seneden uzun tabii de. Şimdi tabii Alicent'ın kitapta Alicent bu işin o kadar içerisinde ki bu Yeşil Konsey Alicent'ın odasında toplanıyor. <laughs> ha, oha. Yani, Alicent o kadar gaz. Ve de direkt burada hatta Alicent böyle Renier hamile ya. İnşallah doğumda ölür de uğraşmayız falan diyecek kadar şey yani işin içinde Alicent. Oha. Şimdi tabii ki kitaptaki um, bayağı değiştirdiler. Gene benim değişmesi fazla bir şeyim yok yani. Derdim yok. Çünkü burada ta genç kızlığından itibaren işledikleri için hani karakteri tek yönünü yapmak istemediler. Otto'ya verdiler hani o şeyi. Master of Mind'ı. Şeyini. İşte, biraz da. Alicent'ı biraz daha ortaya getirdiler. Ama tabii Alicent'ın da biraz karakteri problemli. Aynı şekilde kitaptaki da problemli yani. O da hani sen neden bu kadar fanatiksin? Diğer şey yapabilirsin yani sonuçta. Burada da Alicent'ı hani Abi sen hiç mi anlamadın artık hani bu adamların ne plan yaptığını... ...yani bu kadar mı sapsın hani diye düşünebilirsin. Um, ama kitaptaki Alicent'in işlenişi böyle olacak. Yani zaten kendi tutarsızlıklarıyla beraber gelecek bu karakter. O yüzden hani kitaptan değiştirdiler diye daha çok eleştirmiyorum ama... ...bazı yerlerde Alicent'in bu kadar arada kalıyor olması problem yaratacak yani çünkü... Madem emin değilsin yani bundan bir şey yap. <laughs> Biz Eristan öğrenmiş. Hiçbir şey yapmadan <laughs> devam. Ya orada şey mi hissediyorum ben şimdi kitabı okumadım ama işte hani iki kişinin gözünden diye konuşmuştuk. Acaba diyorum kitap mantık olarak iki kişinin anlattıklarıyla aktarıldığı için bir şekilde olayların sonuçlarına göre kurgulanmış bir yapımı var. Hani Alicent. Evet o, evet. o ihtimal var. Alicent'ın Um, bir kere hem Alicent'ın hem Rhaenyra'nın e, seksist tarafından Old White Man yazdığı için bu <laughs> kitabı. Hem Alicent'ın hem de Rhaenyra'nın e, portrelerinde yani işlenişlerinde kitapta var bu seksist şeyler. Yani, Alicent'ın da daha da bir kademesi daha var Alicent'ın ama ona girersem spoiler olur. Neden Alicent'ın Kötü işleneceğine dair. Yani dur Bunu yani. söylemeyeyim ama dediğin şey kesin var. Aynı saatta. Yani buradaki alısın biraz daha gerçekçi um, olabilir. Kitaba göre. Hani kitapta da biraz daha tek, um, tek dün, boyut. boyutlu bir karakter. Aynısını Renira da yaşayacak muhtemelen zaten. Renira'da da aynı problem var. Hani Aynen. daha yakın olsa da kitaba Renira hiç istemiyor tahtı olarak işlendi. Hani onda kehaneti falan kullandılar. Um, Elsinde yani daha geçen bölüme kadar <gülüyor> olduğunu <gülüyor> tecavüzcü olarak şey yap, yapıyordu yani. İşte neyse şey değil yani ben aslında bir sürü insanın problemi olmuş ama benim nedense bütün bölümü green cancel olacak işte hiç blackler olmayacak hepsi yeşiller olacak diye duyunca ben daha politik bir yeşil konsey bekliyordum açıkçası. Hani böyle çünkü kitapta çok uzun süre kalıyorlar böyle içeride. Böyle sağ böyle 20 saat bilmem ne. Ha, oha. Hani tartışılıyor çok fazla şey muhabbet şey dönüyor. Hani burada çok siyasi bir muhabbet dönmüyor. gerçi dizinin şöyle bir şeyi var. Biz bu meseleyi hani izledik yani 8 bölüm. Bir daha aynı konuların tartışılması evet. belki ilginç olmayabilirdi. Ama çok hızlı geçilen bu diğer ailelerin isimleri geçiyor filan. Oralar önemli. Ben oralara girer çıkarım. Varsa senin başka var, var. şey yapmak istedin. Şey söyleyeceğim ben zaten onlara. Sana soracağım ha. hatta yani onları. Ha, Okey hatta şunla başlayacağım. Aslı siyasiye dediğin doğru. Çok girmiyorlar ama bir yandan da şimdi burada mesela ilk kafama takılan şu olabilirdi eğer göstermeselerdi. Şimdi işte Lannisterlar var masada. İşte White karakteri geldi. Çok bilmiyoruz ama belli ki High Tower'larla yakın. Orville daha böyle Masters ama Master olduğu için zaten direkt High Tower'lara yakın. biz ee, böyle zaten olmayacaktı o belli. Yani Lannister Beesbury. Tower'ın şeyi abi. Bannerman'i. <laughs> bir de yani düşün. <laughs> Ama ona rağmen çok vizerisçiydi o. Daha böyle hissediliyordu yani. Aynen. Kralcı, kralcıydı biraz da. Hani şeye çok şaşırmıyorum. Bu, bu adamlar nasıl bu kadar hızlı taraf tuttu? Sorusu çok şaşırtıcı değil. Yani Lannister'ları da çok yok. sorgulamam yani orada. Gü yok Hiç o adamların... Yok. Yani o adamların tarafları aşağı yukarı belliydi zaten. Bir tek Orwell sanırım şey kalan ki Orwell kitapta da um, belirsiz um, Hı -hı. tam olarak ne yaptı çünkü kitabın kaynaklarından birisi Orwell <laughs> Hadi işte <gülüyor> <gülüyor> Aa, ben öyle yapmadım böyle yaptım şöyle yaptım de deyişi de var fazla spoiler vermeden hani onun kendi ne yaptığına dair bir şeyleri de var belirsizlik var um, ama benim asıl hayal kırıklığım şey oldu yani. Burada daha ağır siyaset konuşulur diye bekliyordum. Mesela diyor ki işte yani Storms and Concern diyor. Geçiyor. Hani oraları biraz açsaydı çünkü bu iki tane iki şeyi yakalama Aegon'ı yakalama şeyini ben pek gereksiz uzun buldum. Hani kitapta da benzer bir şey oluyor. İşte Kristen Cole'u yolluyorlar git Aegon'ı getir diye getiriyor. Um, hani Birazcık konseydeki şeyi açıp o Aegon'u yakalama şeyini kısaltsalardı daha iyi olur gibi geldi bana. Ee, ama ne, orada bir yani. fikrim var söyleyeceğim. O sahnede söyleyeyim. Neden uzattıkları tamam. ilgili bir iki fikrim var. Ee, burada aslında şey bak şey sorusunu sormam lazım sana. Yani Baratheonlar sorun yaratacak. Aslında bu konuşuluyor. Baratheonlar evet. bizi iplemez diyorlar. Muhtemelen Renira'nın yanında olacaklar ama House Tully ile Tyrell'ler biz de diyorlar. Onlar hatta şey yollayalım işte kuzgun gitsin. İlginç 3 tane ilginç aile seçmişler harbiden. Ha aynen. Olarak, bahsetmek için. bunlar normalde kimin şey altındaydı, influence altındaydı. Bir de kitapta böyle miydi mesela onlar? Şimdi Storms and This of Concern demesinin sebebi um, yarı Baratheon olması. Rhaenys'in annesi Baratheon. Doğru lan bunu evet doğru demiş unuttum. Hatta Hatta Bormund Baratheon şu anda Boros'un babası, şu anda Lord Oran Boros'un Boros babası dikkat et yani çok dikkatli izleyenler hatırlarsa Rhaenyra'nın varisi ilan edilip herkesin diz çöktüğü sahnede Baratheon çökmek istemiyordu. Evet. Önce böyle bir şey yapıyordu. Çökmesek mi acaba filan gibi. Çünkü Rhaenys'in tahta geçmesini istiyorlardı onlar. O yüzden Vizeres'e biraz kıldı Boromund. Rhaenys de destekçisiydi. Doğru Şimdi burada bunu. Boromund'tan Boros'a geçmiş o lordluk. Boromund herhalde öldü. Onun çocuğuna geçmiş durumda. Boros da Rhaenys'in kuzeni. Ee, şey, evet. e, evlilik turuna çıktığında Rhaenyra yanındaki Aynen. de Baratheon'du değil mi? Şey, o Boromund'tu büyük ihtimal. Boromund'tu işte. A, tam olarak bilmiyorum şimdi hatırlamıyorum da o Boramut'tu büyük ihtimal. Şimdi Boros'tan bahsediyorlar yani oğlundan. Hani arada 10 sene mi geçti? Ne geçti işte? Tabii 10 o. 16 sene geçmiş 16 olur. sene geçti onun üzerine. Yani. Aynen. O zaman işte bu şimdi Boros'a geçmiş. Ee, tam olarak ya yani problem demesi burada şeyin em um, oradan kaynaklanıyor. Rainis'le kuzen. baratyonların <laughs> <laughs> River Run River Run'da Grover Tully var. Onun <laughs> um, şeyi yani kimi desteklediğini söylemeyeyim de tamam. um, River Run'da da bir şey var. Politik bir uh, problem var. Daha büyük problem Grover Tully'nin torunun Elmo Tully olması. <laughs> Elmo <laughs> geliyor. geliyor. Olacak yani. mı ya Elmo? Çok bekliyorum. Elmo onu. geliyor ya. <laughs> Highgarden'da da şey var. Lionel um, Tyrell diye bir eleman var. Lionel. Um, Lionel. <gülüyor> şey, strong. <laughs> Highgarden tabii ki Reach yani High Tower'ların olduğu yer. <laughs> Rich'te öyle bir şey var yani Tyrell'ler Lord'u için de en zengin en şeyi High Tower'lar. Tyrell'ler birazcık şey olarak görülüyorlar. Torpilli, Aegoron'ları Gardener ailesi var Egon geldiğinde. Aegon onları yakıyor. Şeyi yerleştiriyor oraya. Tyrell'leri. O yüzden Tyrell'leri pek Reach'te sevmezler. Hightower'lar daha güçlüdür. Ama orada da... iki yaşında filan herhalde Lord'u şeyin. Lionel Tyrell. 2 yaşında mı ne? Yani orada böyle annesi Regent olarak yönetiyor. Orada da bir karışıklık var. Yani üç tane... Tam olarak... ...net olmayan... Im, ...şeyden bahsediyorlar. O açıdan... ...güzel. Biraz daha açsalardı mesela... ...işte... ...Boros'un dört kızı var. Bo evet onu söyledi. Onunla bir evlilik... Iı, ...yapalım gibi bir şey söylüyor galiba şey. Aynen. aynen. Onları evlendirirsek... kafaları falan getiriyor hemen. Ha işte. Im, o kritik. O bir, bir sonraki bölümün en kritik... Iı, ...şeyi olacak herhalde. Çünkü Storm Zenti de görüyor zaten trailer'da. Aynen. Ya bu arada yani zaten bu kadar önemli olan bir şeyi burada biraz açsalar iyi olurdu. Neyse. Çünkü normal izleyici hiçbir şekilde anlamayacak yani ne olduğunu. E evet, bu arada Görüyoruz bak evet ona ele... o konuda ne taklısın o bir eleştiri zaten hani konsey konuşması bir de böyle dediğim gibi çok derine inmiyor. Çok detay bir açıklama da yok. Hani aralardan yakalayıp yakalayıp anlaman lazım. Bak Ol daha da önemli şey var. Bundan daha da önemli bir <laughs> detay var. Sen yakaladın mı orası? Bakayım. Hangisi? Söyle bakayım. Yok yakalayabiliyor mu? <laughs> yakalamış mı bilmiyorum. Şimdi söyle bakayım. Thailand'ın ettiği başka bir laf var. Hangisi? Gold will be divided for safekeeping. Ha evet evet. İki, şey divided dedik. Evet yazdım onu da tam ne demek istediğini anlamadım bu arada. Ya i̇şte bunu niye açmıyorlar? Mesela benim sinir olduğum bu oldu açıkçası. Yani açın şunu biraz abi. Parayı faize Orada... koyduk diyor. <laughs> <laughs> o dediğin doğru çünkü paranın dörtte birini Iron Bank of Bravos'a yolluyor herif. Ha. Kraliyet hazinesinin. Karşılık mı, birini... karşılık mı veriyor oraya Yok <laughs> Yo, şey yapıyor. Um, direkt darbe yaptığı için piçler kraliyet ailesinin para, parasının dörtte birini Iron Bank'a yolluyorlar. Ha. Dörtte birini Old Town'a yolluyorlar dörtte birini kastırlara kayalıyorlar. Geri kalan da şeyde hazinede kalıyor. Ha, oha paraya da çöküyorlar yani. yani direkt nasıl? paraya çöküyor herifler. Hani bunu neden açıklamıyorlar ben anlamıyorum hadi. Bu kadar önemli bir olay çünkü ileride aşırı önemli rol oynayacak bu. Ben paraya onu özellikle aldım bu arada. Zaten sana soracaktım. Net anlamadım açık söyleyeyim. Yani öz aldım. Hani para divide, divide deyince abi. ben ikiye bölündü zannettim. Aynen. <gülüyor> hani <gülüyor> Normal izleyen adam duymamıştır bile onu yani. Tabii canım, hiç umunda bile olmamıştır. Ya ben şey gibi anladım. Divided deyince ulan dedim koruma için herhalde hani savaşta çıkacak belli ki burada durmasın para. Onun için herhalde böldüler hani herhalde bir E yer... kendi söyledikleri o. Aynen. Hatta bizberi orada bir kamera bizbörüyor dönüyor böyle bir şey oluyor böyle. Ne oluyor lan falan gibi oluyor. E yani. Çünkü <laughs> öyle bir şey ki bizbörünün Cinayeti planlı mı diye, diye düşünüyorsun? Çünkü Thailand Master of Coin değil, Aynen. paraya ne yapılacağını söylemeye başlıyor. Biz böyle o zaman şey mi? Biz buradan kurtulmayı <laughs> bunlar çoktan kararlaştırmışlar o zaman. Thailand e, muhtemelen e, Master of Coin'in işini yapmaya başlamış. <laughs> muhtemelen bu arada. Yani bak böyle düşününce e, biz böyle ya ölecek dediler ya bunun kafası sulandı dediler ya da bir şekilde ölecekti. Ya da şey diyorlar yani ya bizim dediğimizi yapar ya da ölür. Yani. <laughs> Kasvel'in yanına asarız. <laughs> Ki zaten Ki ölüm... Hightower'un <laughs> adamı dediğim gibi orada daha da bir karışıklık şey var. <laughs> Biz böyle ama tabii şey yaşlı kurt biraz ya böyle eski adam yani. Biz kralımıza yemin ettik kardeşim. Buradayız. Zaten dikkat ettiysen şey yapmayan yeminini değiştirmeyen bütün karakterler daha yaşlıydı. Evet. Yani o yemini direkt eden Nordlar onların çocuğu falan olduğuysa artık benim babam etmişti. Benim <laughs> Zaten odun diye ya da 20 sene yaşında onların babası ölmüştür artık falan diyor. Aynen babası ölmeyenlerin bazıları. Bu Bunu arada şey e, biz böyle geri döneceğim. Hemen arada şeyi söyleyeyim. Ne? Geçen bölümlerde sorduğum bir soruya da cevap geldi. Ya bu Damon'ın bir sürü City e, Watch'ta adamı vardı. Ne oldu da bunlar? Hepsini bırakladı mı diye? İki evet. komutan hala ona sadık diye bir söyledi otta. Onlara hemen dedi replace edin falan. O soruya da yanıt Çekil... geldi bu arada. <laughs> Kitapta daha önemli rol oynuyor bu o karakterler. Kimin neye, kime sadık olduğu. Burada <laughs> tam olarak bilmiyorum nasıl işleyecekler. Çünkü Herhalde o Steve Watch muhabbeti olmayacak. Çünkü burada Damon Steve Watch'ı Dragonstone'a götürdü falan <laughs> muhabbeti oldu. Evet. Galiba evet. Dragonstone'da bir kılıçlar çekiliyor. Belki oradadırlar onlar. Hani ama bir yandan da dedim. Evet. Diyor. Orada da olabilirler. Nerede oğlum bunlar? <laughs> ha, Dragonstone'da çekilen kılıçlar büyük ihtimal fake. Bize ters köşe yapmaya çalışıyorlar. Çünkü fake derken spoiler olacak mı bilmiyorum da hani Fragmanda gözüktü büyük... diye söyledim ben. Ha, fragmanda gözüken büyük ihtimal oraya giden dost birisi ama onu düşman zannediyorlar diyeyim. Ha, okey tamam. Öyle bir şey olacak. Olabilir. Çünkü orada fake atmaları meşhur fragmanlarda. Tabii tabii. Çoğunu yedik bu arada o fragmanlarda aynen. O evet, hemen atlıyoruz. Biz böyle geri dönüyorum. Ee, ben şeye baktım sonra dayanamadım kitapta nasıl öldü diye. Orada da işte yok aşağı atıldı, yok işte bilmem ne oldu falan diye galiba değişik şeyler Üç vardır. tane şey var ya işte aşağı atıldı boğazını kesti Aynen. zindan attı orada öldü mü öyle 3 kötü galiba. İşte ya eninde sonunda öldüreceklermiş adam. Hani bundaki... Büyük ihtimal boğazını kesiyor ya şimdi aşağı atsa bir gören olur yani onu. <laughs> bir gören olur abi ya. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> ya burada tabii benim kıl oldum zaten kolu sevmediğimiz için e, iyice kol böyle şey gibi oldu abi yani Herkül gibi bir şey oldu oğlum herif artık. Böyle golem oldu. Aa golem vuruyor böyle kafayı indiriyor falan. Mount'ın böyleydi. Ha, tamam evet Kingsguard'lar çok güçlü bu arada evet. Ama yani biraz abarttılar sanki burada. <laughs> abarttılar bence kolu tamamen kişiliğini aldılar koldan. Kitapta kol böyle biraz um, Game of Thrones'da bir karşılığı var mı diye düşünüyorum ama hani um, daha fanatik, daha böyle righteous, daha biz haklıyız hakkımızın işte bu bizim bilmem ne diyen hani daha böyle muhafazakar fanatik. Hani seksist, işte Hı -hı. erkeği şeye çıkaracağım. Um, ve de kingmaker deniliyor yani Kola, Egon'u ikna eden o oluyor işte Egon ben istemem ama falan dediğinde Cole ha. ikna ediyor onu kol takıyor kafasına tacı falan böyle. Burada da o takıyor. Ben de niye o takıyor demiştim. Bu yüzden. <laughs> ha, Lord Commander oluyor. Daha da önce oluyor Lord Commanders. Westerling hiç yok zaten burada. Kol hmm. Lord Commander. Ha, kitapta. Hani daha bir şey böyle Kingmaker diyorlar. Yani hatta Game of Thrones'da Stannis'le mi bir muhabbet var. Stannis'te de değil yok şeyde. Dondaki hikayede geçiyor koluna da yani. O kadar hmm. Hatta şey arayan konuşuyor galiba. Çünkü Dorne'daki kadının geçme şeyinden bahsediyorlar. İşte Rhaenyra geçecekti ama Kristen Cole öyle olmamasına karar verdi gibi anlatılıyor yani hikaye. Hani Kristen Cole da onu değiştiren diye hatırlıyor. O kadar e, önemli bir karakter şeydi. Siyasi olarak önemli. Anladım. Şimdi yani burada o fanatiklik var ama daha çok Alicent'in golemi o haline gelmiş durumda. Çünkü bu arada o kolun <laughs> böyle kitabı okuyanlar tabi sahnede kolun şey olacağını bildiği için biz böyle öldüreceğini yani ben direkt bakıyorum böyle. <laughs> Nasıl öldürecek? Arkada belirdi ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> direkt böyle şey yani John Carpenter filmlerini andırdı bana böyle. Evet. <laughs> şey yapmak yerine hani şok valiyi yerine gerilim getirmeyi seçmişler yani şey olur ya böyle. Um, Arkada görünür katil. Evet, Sen evet. görürsün yavaş yavaş gelir öldürür ben böyle bir anda ya. sakince böyle. gelir. John Carpenter filmlerinde böyle hiçbir yerden gelip şey yapmak yerine bir gererek gelir. Sen burada, burada şey izlememişsiniz. Şey ee, Kurt Davası izlememişsindir. Orada da. Polat Alemdar'ın bir kafa kesme sahnesi vardır meşhur onun, gibi geliyor böyle. <laughs> Dedim herhalde kafasını kesecek. <laughs> Millet diye Polat Alemdar esprisi yapacak diye. Allah'tan yapmadı herhalde. Pardon. <laughs> ya şey olarak arkasında belirmesi çok iyiydi. Onu tetikleyen de büyük ihtimal şey oluyor. Aa, tam tam olarak hatırlamıyorum ne söylediğini ama işte Nasıl öldüğünü nereden biliyoruz falan gibisinden bir şey söyleyince böyle arkada kol beliriyor. Evet evet bayağı itiraz ediyor orada. İşte ben herkesten iyi tanırım. Bu gasp'tır falan diyor böyle. İyice böyle şey yapıyor. Ha, bu, bu darbe falan diye şey yapıyor ona. Eyvallah. Sonra bir de onları öldürmekle bize suçlamaya başlayınca Aynen. kol beliriyor orada. Hatta Orval Çetin... öncesinde bir uyarıyor. Sakin ol dayı falan ha, gibi. bozma ben... <laughs> <laughs> Orval Melos vardı. O öldürmeye çalıştı senelerce. Ben kurtardım bizleri. <laughs> <yaptım. gülüyor> ya Milos bu arada şu dediğin bak ona not almışım. Kol karakterine benim de eleştirimi de destekledin aslında. Bu dediğin anlatı olmadığı için full artı full dal yara döndü. Yani aslında dizi benim en sevmediğim şeyi yaptı. Yani biz hep işte diyoruz daha işte gri taraf tutmak çok zor tutamazsın. Anlatı çok e, kompleks. Kolda taraf artık çok belli abi. Yani Cole'un o en baştaki Alison Renira ile işte ben intihar edeceğim, şöyle gururluyum, böyle bilmem neyim falandan yüzde yüz dalyarağa dönmesi seyircinin önüne yem atmak yani. Hadi bakın hırsınızı bundan alın demek. Bu benim bu dizide çok hoşlandığım bir şey değil yani. kitapta da pek gri değil aslında. Kitapta da daha fanatik bir yer. Bak fanatik olsun yani, ama bak burada fanatik gibi değil. Yüzde yüz bir dalayarak yani artık hani... Ya burada evet şeyini aldılar içinden. Ne denir? <laughs> <laughs> um, Erkekliğini aldılar abi karakter. <laughs> kişiliğini aldılar. E, Alicent'in golemi haline getirdiler. Hani böyle Gregor ve şey oldu. Mal Cersei olsun. oldu. Evet Cersei, pardon. Um, i̇şte... Ha, belki ileride biraz daha şey yapar... Um, çünkü daha ileride de devam ediyor hani önemli rol oynamaya. Bu savaşın komutanı haline falan dönüşüyor yani şey yeşiller açısından. Ee, dur bakalım şimdilik biraz yani, da şey oldu yani adam karakter gelişimi pek şey olmadı. Çünkü her şey yaptığında suç işliyor herif. Yani her gözüktüğünde <laughs> suç işliyor ya da yarak gibi bir şey söylüyor böyle. Amdan götten laflar söylüyor. Ee, belki İkinci sezonda dizi biraz rahatlayınca bu hız konusunda biraz kolu işlerler. Ya zaten bu kol muhabbeti oldukça aslında ileride konuşacağız da şey diyor Ellison bir yerde. Şimdi board konusu var ya ona geleceğim oradan kola zıplayacağım bak nasıl bağlıyorum şimdi. Bu <laughs> konusu? Ya board konusu var ya bu Helena'nın söylediği işte board'un altındaki canavar <laughs> dikkat <gülüyor> yaratığa, <gülüyor> dikkat. Bir yerde Edison şey diyor Otto'ya sonlara doğru. işte sen board'da beni oynattın bir taştım ben. Hiç ben kendi kararlarımı almadım zaten diye. Ulan Edison elini uyandım falan diyoruz. Sonra başa sarıp seç, şeye baktığımızda board'un üzerinde taşları oynatıp kolda böyle aşağıdaydı ya. Ya yani aslında o bence çok geniş bir anlatı. Senin prop camcalar. <laughs> aynen aynen. Prop boşuna yapmamış board'u. Yani kol altta böyle board'da oynatılıyor. İşte Renier onu seçiyor falan. Ya biraz böyle çok geniş. Aslında bütün bu gizli kendini gizli tutmaya içinde pislik canavar besleyen tipler için cuk oturuyor yani. Mesela Helena burada şey de yapıyor. Yine işte annesine canavar var o bordun altında falan derken Otto'ya bahsettiği anda söylüyor bunu falan böyle. Ya yani böyle karışık yani o iş. Muhtemelen çok geniş bir bakışta söylüyor onu Helena yani. Bir sürü var aslında böyle gibi. O yüzden kolun geldiği nokta harbiden en başta Renira'nın onu seçip buraya geldiği nokta acayip bir yol ya. Yani Renira orada siklemese, Otto'yu dinlese <laughs> bambaşka şeyler olabilirdi yani. Aynen abi zaten söyledik onu birkaç kere yani. Evet. Renira'nın iş bilmemesi işte yakışıklı elemanı seçeyim ben bari falan demesi. Bir de orada işte şeydi yani. O bu tecrübeli savaş tecrübeli görmüş. Tecrübeli savaş işte turnuva şey değil falan diye. Bir Neyse bir... yani. Bir bölüm önce şey diyordu ya Eamon'da artık turnuva yazırsın. Çak da neydi turnuva falan diye Eamon'da. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hmm. buradan devam edelim şeye Kansıla ee, Westerling de bir noktada artık şey yapıyor böyle eğer sikerler lan buraya <gülüyor> bir geldi? Westerling diye yeter Aynen abi adam sustu sustu eh falan diye. abi bir bok, ya? Bir bok yaptı mı desem bir bok da yapmadı yani. Abi tam baristin style abi işte sen Aynen. seversin gerçi baristini ama ya se ya ben, benimki şey e casual seyirci var şey canım. yoksa hatırlıyorsun baristini eleştirmiştik ilk konuştuğumuzda da yani orada aslında ya bir şey yapacak sen yap yani ben krala bağlayayım kral gelince konuşuruz e e e ben krala bağlayayım <laughs> ben ancak şey gibi <laughs> executive assistant gibi <laughs> <laughs> ben CEO'ya bağlayayım vallahi. Siz kim? Ben hiç onunla muhatap olmam diye böyle. Ya sen kimsin arkadaşım? Sekreter misin? Sekreter de o derogatory term. Executive assistant diye. Tamam ha oldu. <laughs> Sözleşme çıkar mı cebinden? Ya bak burada yazıyor. Ben krala bağlayayım falan. Diye <laughs> Directly reporting to the CEO canım. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> böyle şeyden CEO'dan daha Egosu büyük, asistan olur ya böyle. Aynen. Yanına yaklaşamazsın falan böyle. CEO şeker adamdır, asistan böyle sıçar herkesin ağzına. <laughs> Öyle bir şey. Ha götünüyorsa... yani, yani şöyle bu çek kılıcını, al kolun kafasını değil mi? Ne tatava yapıyorsun? Ya onu anlamadım ben. Şey oldu böyle. <laughs> kılıcını çıkardı işte sen artık çıkar e, pelerini falan dedi. Hiçbir şey olmadı sonra. Yani, <laughs> Çıkar Tamam çıkar mı o zaman? Ne yapayım? <laughs> <laughs> ne yaptın abi yani? Ha, tamam hadi. <laughs> bu arada Tyler böyle götüm götüm kaçıyor. Oğlum o, Aha, çok, abi, o, o çok komik <laughs> <Evet. gülüyor> Şöyle kalkıyor mu? Böyle böyle gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum gözüme mözüme Çok harcanan oldu. Gözü bir indir bakayım. <laughs> kan tutuyor beni. Kan, kan tutuyor. Donanma komutanı bu adam bir de. Evet. <laughs> geçen bölüm şey diyordu. Look yeterince donanmayı yönetecek mi? Çok Sen yönetirsin donanmayı bu halinde. İki kılıç çekildi göt korkusundan hemen gittim bir, de bir de diye böyle. Ve sonra geri geliyor. <laughs> <Lan bir an. gülüyor> tamam bittim ya. Sakin misiniz? Okey ben geleyim. Aa bu ölmüş bu elf. <laughs> Masada öyle adam var ama toplantıya devam ediyoruz. Nasıl bir şirketse artık o kadar kapitalist bunlar. <laughs> Bizim marketing manager öldü. Devam, devam. Ya, bu, <laughs> <başladı. gülüyor> Toplantı çok önemli. Şimdi arkadaşlar ikinci çeyrek karımız çok düşük. <laughs> Biz böyle anlatmaya başlayamıyor ki öldü adam anlatırdı yoksa. Vergi koyalım. Yani, <laughs> Finans manager öldü abi. Yani, Sintred ya. devam et sen. Şey de vardı hatırlıyor <laughs> musun? IT Craft'ta patron cama çıkıp aşağı atlıyordu bir anda böyle toplantıda. Onun gibi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> of ya. Alicent'in burada bir Jasper Wall'da atar yapması da vardı. Seni duvara yollarım falan diye. Herhalde evet. orada Alicent direkt kola güveniyor. Hani sanırım şeydeki sonra Tylent'in yavşaması Alicent'a What do you, what did you think you should do? Queen falan diyor ya. <laughs> Aynen. Sanırım Your Grace biliyorum. diyor hatta. Ha, orada şey oluyor. Şu an hani siz eyvallah savaş hazırlanıyorsunuz ama bu odada güç bende şeklinde oluyor hani. Şu anda ben um, Kristina Crispin'e söylersem hepinizi keser şeklinde bir şey yapıyor sanırım Alison. Muhtemelen hani şu öyle. Anda, bu arada. Şu anda da hepinizi yerim. <gülüyor> 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 Westerling gördünüz nötr. Kristin bir kişiyi zaten öldürdü. ...tayland'ın zaten ne mal olduğunu gördük... ...Otto sen zaten yaşlı başlı adamsın... <laughs> ...hepiniz bir önce Kristen... ...bence artistik yapmayın bana diye... ...bu arada evet ya işte... zaten Renis'in o laf sokma sahnesine... ...geleceğiz ya aslında sen erkeklere... ...çalışıyorsun hala farkında değilsin dediği... ...konu o çok iyiydi ya... Um, ...bu arada tabii bak... ...şeyi doğru söyledin Tayland'ın o sahnesinde... ...not aldım sizin ne öneriyorsun... Ha, ...bu arada buraya şuradan geliyoruz onu da hatırlatayım... ...seyirciye tekrar... Siz Alice Renner'ı öldüreceksiniz. Öldürmeyin ama Ne yapıyorsunuz? Babası böyle bir şey istemez. Saçmalamayın'a getiriyor konuyu. Evet babası. Ses... <laughs> Aynen. Sessizlik oluyor. Tyrant böyle gaza geliyor. Ne, siz ne diyor öneriyorsunuz? Your grace falan diye girince hiçbir şey öneremiyor. Orada zaten Otto siklemiyor yani. Otto siklemiyor. böyle kalınca. Aynen. Otto direkt tamam bir şey söyleyemedi Allison. Devam edelim. Evet. <laughs> Westerling sen git. Bu Otto'nun Westerling olayı da sanki hani e, öldürülmesi planlanmış mı acaba falan dedik ya. Evet. Bence bu Otto'nun Westerling'e şey, söylediği şey de planlı. <laughs> Çünkü ha, olabilir. Çok saçma bir şey yani. Westerling'e gitsen sen Rhaenyra'yı öldür falan diye. Gitmeyeceğine Ulan... emindi bence de yani orada. Rhaenyra'nın son şiir, son şiir olarak başlıyor bu bir şey Westerling burada. E tabi. Hani Lord Commander olunca Kristen devralıyordu onu. Ondan önce Renira'nın koruyucusuydu. Aynen. Yani Renira'ya gidip zaten tepkisini de gördün Kola karşı. Renira'ya karşı Otto Westerling'in gidip Renira'yı soğukkanlı bir şekilde öldürmeyeceğinden bence emindir yani. Tabii. Kesin ya. ona şey yapıyor. Evet. Ben buna bunu söylersem bu siktir olacak, gidecek hani diye düşünüyor bence. Ya da Bilmiyorum hani bana saldırmaz hani onurlu adamdır. Dur şunu bir gaza getirelim. istifa etsin. Biz kola verelim görevi diye düşünüyor bence. Çünkü daha önceden kendi koşa koşa gitmişti. Hatırlıyoruz Dragonstone'u. Ben giderim kralım. Ben ben falan diye böyle. Otto koşa koşa, Ay, koşa zaten... gitmişti. <laughs> e şey yapacaksan hani Westerling eyvallah hani Rhaenyra'nın güvendiği birisi olarak belki onun yanına girebilir hani onu öldürebilir de hani Westerling'in bunu yapacağını düşünecek kadar salak değil Otto. Değil. Bence ben bu herife bir şey yapayım. Stik gitsin. Biz de Kristen Cole'a verelim Lord Commander şeyini diye düşünüyor ya da onu düşünmese bile. Bilmiyorum yani çok saçma aksi takdirde git öldür Rhaenyra'yı falan diye. Yo bence dediğin hani böyle... doğru ya. Katılıyorum ben de buna. Yüzde yüz böyle yani. Yani bu kadar büyük bir saçmalık yapacağını zannetmiyorum Otto'nun. Um, burada Westerling daha başka bir şey yapabilir miydi? Bilmiyorum. Hani bu Kingsguard o kadar gereksiz bir kurum ki anasını satayım. <laughs> Öbür tarafta da Eric çıkıyor. Nerede Aegon? E bilmiyorum valla. <laughs> Oğlum geçen çocuğun kavgası çıktığında Kristen Collor da yoktu. Yani siz ne yapıyorsunuz abi? Size ne, niye maaş veriyorsunuz? Disiplinsizlik var abi. <laughs> <laughs> King's saatta disiplinsizlik var. <laughs> da şey yapan oyuncular hep bunlar. Evet. Oca bir disiplini sağlayamamış. E tabi Or Vizeris olunca sahnelerce teknik direktör. O oyuncular Or da böyle. O yüzden 3. Fatih Terim dönemini <laughs> bekliyorlar artık orada tekrardan. <laughs> yani burada Westerling'in büyük ihtimal tam olarak politik şeyi de bilmediği için Westerling hani Cole şimdi hemen taraf tutmuş oldu. Western'in büyük ihtimal onun gibi gözükmek istemediği için hani siyahların tarafını tutmuyor. Yani aslında akıllı da davranıyor. Çünkü bir şey söylese direkt zindana atacaklar ya da kafasını alacaklar. E tabi. O daha bir nötr bir pozisyon oluyor. Büyük ihtimal şeyin Barista'nın gidip Serseye şeye pardon Daenerys'e katıldığı gibi um, Westerlik'te gidip Renier'e mi katılacak bilmiyorum. Herhalde öyle olacak. Çünkü yani, kitapta West diye bir şey yok yani. Ondan spoiler vermiyorum. E, tabii bilmiyorum. <laughs> Evet, Ölmüş zaten aslında ölü burada. Hani ben <laughs> Barristan paraleli çiziyorum. Barristan'ı da bırakıp gittiğinde evet. e, al bu kılıcı da ekle tahta orospu evladı deyip siktirip gittiğinde Daenerys'e gidiyordu. Um, ya mesela Barristan'ın oradaki şeyini de konuşmuştuk işte. Hani aslında kaçak oynuyordu da ben... Yani diziyle ilgili bak en ciddi eleştirim bu oldu abiden ciddi. Yani bu Cole-Westerling konusu çok da iyi olmamış ya. Yani Kingsguard aralarındaki biraz böyle seyirciye gaz yani seyirciye de böyle mastürbasyonunu verelim seyirciye de biraz bunlarla oynasınlar gibi olmuş yani. Mastürbasyonu verdiler seyirciye. <gülüyor> <gülüyor> Sonra da zaten <laughs> Westerling giderken pelerini söküyor. Böyle bunu bir kuru temizlemeye falan verin. Kirlendi bu falan dip gidiyor yani hani. Herlerin de iyiymiş ya öyle çekince geliyor. Aynen. <laughs> ya da çok güçlü abi, çıp diye alıyor oradan da güçlü. <laughs> Buradan e, Helena'ya geçiyoruz. Var mı bu sahne bu arada ekleyeceğin? Atladığımız bir şey yok herhalde. Bayağı uzundu bu sahne ki 25 dakikadır falan bu sahneyi konuşuyoruz bu arada. <laughs> yani burada, yani daha şey olabilirdi bu sahne. Biraz daha uzun, biraz daha politik olabilirdi ama dizi çok fazla vakti Aegon'ı arama mission'ıyla, side mission'la, side quest'le geçirmeyi tercih etti. Neyse, önemli değil. Bu arada bu sahne S biraz daha şeyi hak ediyormuş ya. Telef olacak. <laughs> 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 seyirci diyorsak bu sahne biraz şeyi de hak ediyormuş yani. Açıklamayı hak ediyor. ya yani bir iki expedition ekleselermiş. İyiymiş e, iyiymiş yani. Ha, orada da beş tane karakter var. Onların arasında ha. konuşulurken çok rahat şey yapılırdı bu yani. Öyle sırıtmazdı da. Aynen öyle. Şimdi Helena konusuna gelelim. Ee, i̇lk baktığım <laughs> şey tabii ki e, Dayan'a yoktu. Ee... <gülüyor> <gülüyor> Yok ya. Onu ölmediğini şey yaptı yönetmen. Söyledi. Evet, Patel açıklamış. Ben de onu sonradan gördüm. Yönetmen bir nokta anlamıyor ya. <laughs> Benden iyi mi bileceksin yönetmen? <laughs> ama şey, <laughs> şey gibi de demiş ama biraz. Hani Yaratıcıların da bakış açısı da ölmedi tabii ki falan ama Ya bir hani... şey söyleyebilir miyim? Şu yönetmenleri, yazarları, yapımcıları bir çıkarmasak ya artık. Sikeceğim. Evet. evet. Bırakın abi. Hiç açıklamasa gerek yoktu bu arada. Hiç gerek yoktu bu arada. Kaçma afana çıkıyorlar. O kadar çekiyorsunuz. Gri bırakalım işte soru işareti bırakalım. Ondan sonra çıkıp evet orada götüne soktu falan diye. <laughs> ya, yapma şunu ya. <laughs> yok yok. Onda haklısın ya. Ben ya bunu çok zaten hoşuma gitti diye almadım şeye biraz kıl oldum. Böyle açıklama da şey gibi. Hani o, o şeydi Moon T'di ama hani yapımcılar şeyler daha iyi bilir. Hani ne zaman dönecek de bilmiyoruz. Hani bir de böyle ne işe yarayacak göreceğiz falan gibi bir açıklama. Ne gerek var abi? Sen yorumcu musun? Sen yönetmensin. Mis gibi iş çıkarmışsın. Harbiden açıklama bunu bize yani. Bırak seyirci Tabii birbirini şey... yesin. Bize ekmek çıksın. <laughs> Bu konuda şey daha iyi. Um... Bu bölümün yönetmeni kim? Claire Kilner. Kilner çok iyi. Kilner müthiş. O hiç öyle açıklamaya girmiyor. Hep konseptlerden falan bahsediyor. Um, açıklama yaparken mesela bu casual seyirciye nin yakalayamadığı şeyleri açıklasalar daha iyi olacak. Hani belirsiz bıraktıkları şeyleri açıklama. Ama de ki hani Baratheon'un atıyorum Rhaenys'in um, Baratheon Lord'u kuzen onu açıkla bana insightli episode'da. Ha, o olur. Yani o tip şeyler daha iyi olur. Gelip böyle yok orada onu demek istemedi, bunu demek istedi deme bana. Bırak onu biz tartışalım. Aynı biz zaten. nereden ekmek yiyeceğiz arkadaş? YouTuber, <laughs> <sen açıkçası>. <gülüyor> YouTuber <gülüyor> yapacak. <gülüyor> YouTuber aç aç. Ama zaten şaka mi? iyi yönetmen yapımcı yazı açıklamaz bunları ya. Yani gerek yok zaten. Şimdi burada ee, Tabi işte ya Helena bu arada çok tatlı kız ya. Ulan kıza var ya üzülüyorum ya. Her gördüğümde böyle şey baba bab olmayan babalık hislerim geliyor böyle. Ulan kıza ya, çok kötü ettiniz ya. Anası da ayrı bok. Babası da ayrı bok falan diye böyle üzülüyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Evet. Üzücü ya. Yazık. Nerede falan diyorlar. Kız böyle kafasını yiyor. Ne bileyim ben nerede falan. Hiç değil yani. Yazık yazık. Ama burada tabii at ettiği bir laf var. Hatta bilmiyorum belki sen daha doğru çevirmişsindir bunu böyle işte arzulamak işte biri arzular sonra diğeri ondan devralır işte biri başkasının arzuladığını sırf o arzuluyor diye ister falan gibi böyle bir laflar ediyor böyle bir açlık darbe duyar. ile ilgili konuşuyor burada şey e, tabi o da var bayrak üzerinden <laughs> Bio var bir de tabi burada aimant sonradan anlayacağımız gibi aimant durumuna da biraz açıklık getiriyor gibi oluyor hatta aslında Reynis'e de buradan Reynis'e kadar gideriz yani. Ee... Yani evet. Bu bu demiştik ki geçen bölüm. Bir, Helen'in ağzına çıkanlar ya hemen bir sonraki bölüm olan evet. bariz şeyler olacak ya da böyle bunun gibi daha geniş e, geniş hani her yere çekebileceğin şeyler olacak. Hani hiçbir zaman üç, dördüncü sezon üçüncü bölüme referans vermeyecek Helen'e. Çünkü öyle. bazı adamlar hep <laughs> onu şey yapıyorlar. Ya, ya abi, evet. 20 sene sonra şöyle olacak falan diye ebesi Bilmiyorum şey ne diyeceksin ama yani ben biraz ya güldüm affedersin buna inanan varsa da biraz götümle güldüm de şey de demişler ya böyle. Ya Viserys orada rüya gördü şimdi. Şey aldığı için aksin orada almıyor lan. Hani e, almayacağım akşam yemeğine kadar Almıyor herif Sahne rüyaydı abi diye teoriler çıkmış. Ya bu kadar da sıçmasak mı artık <laughs> Ya rüya olmasında benim bir problemim yok çıkıp açıklamasınlar ama. Hani ya o tamam bak tabii... seyirci düşünsün de ben de buna salakça evet. diyeyim. Anladın mı? Bu salakça kardeş. Ha açıklarlarsa ama evet ben de kızarım yani. <laughs> açıklama yani eğer aslında o olmadığı, Viseris öyle olduğunu sandığı ya da istediği gibi gördüğü o anda tamam eyvallah. Seyirciye bırak onu yani kimse de çıkıp evet orada rüya gördü filan demesin. Eee yani çok da şey değil. Eğer onun rüya olduğuna inanmak isteyen varsa nasıl ben dayanının öldüğüne inanıyorum hala. öldü olan öldü bu çocuğu öldü diyoruz. Gidip ben öldüreceğim eğer ölmediyse. Öldüreceğim bunu. Dayana çıkıyor bir sonraki böyle üzerine atlıyorum ben. Öldüren kaltak. Daha bu arada onların da iki kızı var. Bak onda ikisi de kızdı galiba değil mi onların? Kızları Yok biri erkek. bir erkek mi daha? Okey. Ceheris ve Cehera. Ha doğru doğru. Bir Altı erkek parmağı de var de. onun dizide. Altı parmak yoktu saydım parmaklarını. <laughs> Öyle mi? Ona onu bilmiyorum. Şey dizide değil pardon kitap, ha, kitap, kitapta. Aldım, ha, pardon. pardon dizide deyince bir an ulan, ne, ne Kitapta bu arada Cehera kızı şey olan mental olarak e, o spektrumda gibi gözüken aslında kız. Helena değil. Helena'nın kızı aslında o şey yapan. Vay Hatta oğlunda da işte altı parmağı var. Ee, başka bir deformasyonları falan da var. Ee, onlar olur, olur belki. Da, ha, onlar gerçekten... gelecek. Ha, varmış galiba ya. Şeydeki kanakan jenerikte altı parmak bir şey gözüküyormuş galiba. Ha, ona bakmadım vallahi. Bakmadım ben de bir bakayım belki biri bizi yemiştir. Olabilir. Ben de duyduğumu hatırlamıyorum bir yerlerde okumuşum Ama rüyada olabilir abi bilmiyorum. <laughs> <laughs> Oğlum en son böyle şey der bizleri su yanacak 4. sezon 10. bölüm. Lego yapıyor Bu ama uyuyakalıyor. Renira'yı şey ilan etmeye <laughs> İyi ki yetmemişim ya fren diye <laughs> falan diye böyle. Lego yaparken uyuya kalmıştım orada uyanıyor ben Allah falan diyor. Edert saat kaç oldu abi fren diye. <gülüyor> <gülüyor> Rüyamda seni kovuyordum Edert valla. Kusura bakma Edert'cim. <laughs> Burada evet. da şey diyor bak. Alicent kızına böyle işte oturuyor yanına. Yine dokunamıyor bu arada. Asla dokundurtmuyor. Your father derken bir yerde There is a beast beneath the board'u bir daha söylüyor bu arada. Onu da ben şeyle Otto diyordu zannettim. Babasına diyordu. yine ee, bu konuyu tekrar işlemiş oldular ama buradan hani çok bir şey olmuyor. Burada yok deyince Otto basıp gidiyor. Sonra Otto buradan Eri'nin yanına gidiyor. Mürdüm Eri'yi. Ee, Burada e o Ceharis'i de Cehara'dan e gösteriyorlar ya orada çocuklardan biri Aymond diyor mu demiyor mu tartışması var. Nasıl? Orada ha konuşurlarken mi? Sen, yani. sen o teoriye gördün mü? Dek geldin mi? Yok ya, ona gelmedim. Çocuk orada ha. konuşuyor muydu oğlum? Ben onu bile hatırlamıyorum. O kadar da bakmadım artık ya. Altyazıda children babbling yazıyor. Altyazıda bir şey yapmıyor da dinlersen çocuk böyle Eamon diyormuş gibi şey yapıyor. Çok Al... gereksiz bir teori bence. Şey Allah şey da teorisi. diyor olabilir. Allah diyen bebek, <laughs> Allah diyen kargariyan. <çok> <laughs> Um, çocuğun yani. böyle açıyorlar omzunu Allah diye bir şey var. <laughs> <diyor. Ben> var. <laughs> Peygamber diyorlar Şey um, ya işte Raymond şey pardon Raymond e, bu çocuklar Raymond'ın çocukları diye iddia eden bir grup insan var ya. Ha diyorsan. ha ha okey okey. Evet aslında bunu çocuklarımı diye konuşmadık da şey diyeceğiz galiba biz konuşmamış mıydık? Egan zaten Helena'yı şey buluyor hani. Aymond Aynen. da Aymond'da ben yaparım. Ben görevimi Heh. yaparım valla. Gözümü kapar. Görevimi Aynen. yaparım diyordu. <laughs> Oradan beri bir şey var. Böyle bir Eymont acaba şey yapan diye. Sonra bir sahne daha var. Ona tekrar bir değiniriz. Eymont acaba diye dedirten. Belki yapımcılar onun ipuçlarını koyuyor olabilirler ama burada da yani öyle zannetmiyorum olacağını ama burada da işte çocuk Çocuğu dinlersen sanki um, Alicent Otto'nun arkasını, Otto dönüp gidiyor ya. Alicent evet. father mı ne diyor? O father deyince çocukları gösteriyor. Çocuk da Eymond diyor falan böyle. Ha anladım. Olabilir. Olabilir. O, bilmiyorum. Daha, tam böyle şey. Cibiriş yani. gibi duyduğum için onu ben o kadar. Ben de, teoriye bilmiyorum. inanmaya çok meraklı insanım ama buna neden pek inanasım gelmiyor. Neyse konuşuyoruz tekrar çünkü başka bir Bir şey diyeceğim. Daha var. Bu dediğinden Siktret teoriyi. Bir kere zaten şey şeyi bir sorgulayabiliriz burada. Yani Helen'e dokunulmasından nefret eden biri çocuk yapmak için yakınlaşman muhtemelen ya aşırı böyle ikna etmen ya da onun sevgisini kazanman falan ya Yani. <laughs> <laughs> yani. Kocasının tecavüzcü olması o evet. zaman bu konuda iyi denk gelmiş. Ben şunu <laughs> diyecektim daha <laughs> masum bir yerden. Hani Eymont belki onu ikna etti. Bak hani böyle yapabiliriz falan ha, gibi. Olur. olursa. Aynen. Eamon tamam. Tony ikna ben... etmiş olabilir. Eamon çünkü pis bir herif abi. <laughs> yani bu tip konularda eğer o çocukların Eamon'dan olduğuna inanıp ipuçlarını top şey yapmak isteyen varsa yapsın yani. Buna bir benim şeyim olmaz. Bu eğlenceli kısmı bu işin. Aynen. Um, ama şey de yapımcılar da bunu bildiği için hafif ipuçları da şey yapabilir ama ben inanmıyorum çünkü birkaç tane problem var bununla ilgili. Sonra söyleyeceğim Eymond'la Ay ilgili konuşurken. Bu arada bunu açıklaması bayağı zor tabii de hani dizi bir noktada ileride bilmiyorum hani e, bir flashback döndürür ya da bir reveal olur mu burada. Ben gerçekten şeyi merak ediyorum bu arada Helena Egan ilişkisinin o çocukların yapılması. Çünkü Helena çok özel bir karakter. Çocukların ya. yani. yapılmasını mı merak ediyorum? Yani işte dediğim Tek konu aslında. Yok ya yine. Yok. <laughs> şey Derdim seksen abi. O, yani Helena dokunmaktan hoşlanmadığı için yani. Aynen. Anladım anladım. Ee, dizi direkt çocuklar doğmuş olarak gösterdi. Evet, evet. işte. Yani orası böyle havada <gülüyor> kaldı <gülüyor> yani. <gülüyor> Yoksa merak etmiyorum. <laughs> Sevişme sahnesi değil. Harbiden <laughs> 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 leylekler getiriyor olabilir. <laughs> Çünkü bak bunda neden daha çok kıllandım? Bunu da ileride konuşacağız da. Eğin artık böyle şeyin suratına yapışıp, Eymund'un ben vallahi istemiyorum, bak beni öldürme. Ya, ya belli ki bunların arasında bir şey yaşanmış zaten de hiçbirini görmedik yani. Neyse geçiyorum buradan. Ee, ot ot da eriye gidiyor. Artık Erik, Arik bu bölümde bende komple gitti bu arada yani siz <laughs> sıçayım böyle şey. Bir ara bir yerde. Konuşurken sahne dışından konuşma giriyor bir de bunlara. Sonra ikisine dönüyor. Ulan hangisi konuştu anlamıyorum ki yansın. <laughs> Harik mi konuştu, <laughs> Erik mi konuştu? Otto, Otto bir de burada koridordan söylüyor ya Erik diye. Ha, aynen. Otto'ya bak nasıl anladı ya pezevenk. Oradan nasıl anlıyorum <laughs> hangisi oldu? <laughs> Gerçi şey herhalde bu Erik e um, Egan'dan sorumlu arkadaş. Evet oradan yani, ayırıyor. O yüzden herhalde oradan anladı Otto. Evet. Um, Burada Erik muhabbet, Erik Erik muhabbeti sanırım bu dizinin gene ilginç yerlerinden birisi. Onları güzel kullanmışlar. Kitapta Erik 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 yani Renira'nın tarafında olan eleman. Aynen. Renira'nın son son oluyor şeyden sonra e, sonra. Zaten fragmanda galiba görünen o. Tacı falan getiren de o galiba. Hayır bu daha önce oluyor. Kristen Rhaenyra'nın şeyiydi ya. Ha ha ondan Kristen... önce olan diyorsun. Okey okey. Ben kitapta... fragmanda tamam. Kristen'ı Lord, Lord Commander yapıyorlar bayağı erken. O Lord Commander olunca Erik Rhaenyra'nın e, koruyucusu oluyor. O yüzden Rhaenyra'ya zaten bir yakınlığı var. Erik de Renira ile Damon'ın seviştiğini gördüğünü iddia eden bir arkadaş. O yüzden Renira'ya oradan kıl o. Ha. Hani şeyleri oradan başlıyor ayrımları. Burada Eric'i Aegon'un koruyucusu yapmışlar. Ve de Eric Aegon'a yakın olduğu için Aegon'dan nefede de hale gelmiş. Anladım. Rol, rol değişimi olmuş gibi. Evet. Her şeyini biliyor bu evet. arada. Evet ilginç yapmışlar. Evet çünkü hani tecavüz olayında da Erik vardı orada. Evet. biliyordu tecavüz ettiğini Dayana'ya. Sonra Dayana öldü zaten. <gülüyor> 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 of ya. Oğlum senin kraliyet öldürdüğü teorin de çok çek Dayana ölmezse. Evet ya. Çok üzüldüm. O kadar da yükselmiştim artık. <laughs> yani. Bilmiyorum. Sen de gel bence bu konuda bana katıl. <laughs> um... Düşüneceğim bu konuyu. <laughs> evet. Burada şey yani. Yine Kingsguard'ın <laughs> şeyi, işe yaramaz şeyi. Ya hiçbir şey... Nerede Adam... bilmiyorum. Yani gitti. Kingsguard'ın bug'ını bulmuş herif. Şey gibi. Bizim neydi lan o? Ee, Fatih Sultan Mehmet'in babası mıydı? Gel buraya. Gelmem. ha Ben <laughs> padişahsam sana emrediyorum. Sen padişahsan gel burada da öyle. Aynen. Nerede Aegon? E bana emretti gittim böyle. Aegon, e, buna git diyor. Yok gitmeyeyim ben kalayım falan. Ben kralsam git. <laughs> Değilsem bilmem ne. Falan çözüyorlar olayı. E, bana emretti ben gitmek zorunda kaldım. Böyle bir şey mi olur lan? Bunun başka bir <laughs> şey olması lazım. Yani. Bu bak direkt. Sen git deyince gideceksen senin ne bodyguardlığın kaldı. Ya bir de çocuk oğlum daha yani hani en kötü uzak takip yaparsın. ya Lekalı gerçi bu herif şey tabii, Kıl olduğu için ona sen git deyince tamam hadi ben gidiyorum falan diye Aynen. Biliyorum. Siklememiş <laughs> muhtemelen bu arada. <laughs> sen gideceksin tecavüz edeceksin 12 yaşındaki çocuklara gelip ben de izlemeyeyim onu falan diye böyle tiksinmiş. Evet ya bu arada neyse geleceğiz oralara. <laughs> ee, bu arada tabii şey başlıyor burada. Otto'nun şu lafı önemli. Queen'e falan değil sadece bana yatıracaksın. Zaten olay orada başlıyor. İkisi, Queen'le ikisi zaten. Ben pek anlamadım. Sen anladın mı bunu yani şimdi? Ne önemi var? Kim önce gelecek, Aegon? Yani benim anladığım yani Renira ya yani burada Elisent'ın olayı, önce tutma olayı, e, sırf şey için Renira'yı öldürmemeye ikna etmek. E tamam anladık da. Başka bir şey yok. Hani Aegon'ı şimdi Ama Aegon zaten önce... orospu çocuğu. Yani bence ikna olmayacak zaten. <laughs> Hayır. Kim buldu önce şimdi orada ne oldu anlamadım ya yani. Orada Edison şey buluyor işte. Sonra ya, şeydi, şimdi, diyor hatta sonra. Şimdi tamam mı? Renira'yı öldürme ihtimali ortadan kalktı mı? Yani Otto ertesi gün gidelim Renira'yı öldürelim diye ikna edemez mi günü? Ha, işte Edison'un saflığı burada zaten yani. <laughs> ha yani bu bu bütün bu hani dizi çok eleştiren insan var ama kimsenin de asıl eleştirilecek şeyi eleştirdiğini görmüyoruz yani. Dizinin yarısını harcadığı Fetch Quest um, anlamsız yani. Kimin önce bulduğunu pek bir önemi yok. Hayır hani gider gitmez şey mi yani böyle Otto taçla gidecek elinde. oh, Egon burada mısın? Buradasın. Oh, gel bakayım buraya gel. Ta şu tacı kafasına. ilk Emre şimdi Ren'iyle öldürmek olsun. <laughs> böyle mi yani bu? Zaten hani, yıllardır çocuğa şey olacak. Tabii, hani o zaman Otto Alison'ı da kapatamını koyayım şeye zindana. Ha bak buna gelecektim işte. Zaten influence ettiysen yıllar boyunca influence etmişsindir. Zaten ya annesinin influence'ında ya Otto'nun influence bu çocuk. Edemediysen zaten. bir günde edemezsin. <laughs> yani sen doğumundan beridir yapıyorsun bunun yolunu. <laughs> benim burada işte düşündüğüm ikinci kısımda senin dediğinde acaba Alicent bana da bir şey yaparlar mı? Aegon benim yanımda olmalı. Ben tutarsam kolla beraber. Hani benim güdümümde olduğunu da sunarsa merkeze bana kolay kolay dokunamazlar mı düşündü acaba? Olabilir. Bilmiyorum da hani sigorta gibi oluyor bir. Aslında bak en temelinde sosyolojik bir çıkarım yapacaksam çocukları siklemiyor ya bunlar. Yani kendi sigortaları gibi kullanıyorlar aslında biraz. Yani çocuklar canım, sikimizde hani, değil. Şey de bizim hani... sigortamız bu yani. Birisi böyle işte Regent, birisi Regent de yok gerçi artık yaygın şey olduğu için. Um annesi mi <laughs> dedesi mi ha işte. şey yapacak ama işte yani tamam burada Alicent şey yaptı hani önce buldu ama bu Otto'nun ertesi gün Egon'u güç zehirlenmesi yaşadıktan sonra ikna etmeci anlamına gelmiyor yani bütün bu şeyin pek bir garantisi yok yani tabi orada Alicent hala saf bakıyor konuya biraz yani, yani ne yapacak Egon, Egon gibi kafadaki bir arkadaşa da mutlak güç verdiğinde mutlaka şey olacaktır yani ne diyeyim çok güzel bir sonucu olacak mutlaka çok <laughs> mülayim bir adam olacak o belli <laughs> ha şu olabilir hani Cersei'yi kadar güçlü bir karakter olsaydı Alicent ee, mesela çünkü işte Joffrey işte, aslında çok güçlü değil de diğerlerini zaten elinde oynatıyordu de hemen değiştirebilir mesela hani orada bu zaman o zaman bu anlamlı olur Otto'ya hemen Addison, yollayabilir tam full commit yani. olmuyor şey ondan hani aynen işte Alicent hala reluctant böyle. Aa, ben, ben aslında bilmiyorum entrika falan diye takılıyor. Dediğin gibi Alicent full iş şey yapsa o zaman tam böyle ikiye ayrılmış olursun hayta Burada hala Otto'nun planı devam ediyor. Şey böyle ay o plan çok Alison çok şey ay öldüm <laughs> böyle. Ona geleceğim tekrar sonra zaten yani şey o plan meselesinde. Neyse burada devam edelim. Yani bu fetch quest bana pek anlamlı gelmedi. Neyse. Sen ben, bir şey diyecektin o konuda. Hani sen beğendin bir önünden diyecektin ama. Şunu beğendim ben. Anlatıda bence şunu eklemek istemişler. Şimdi e, biz Eamond'un aslında motivasyonunu çok görmedik. ya Hakaret ettiler çocuğa. İşte gitti Veigar'ı aldı. Kendini göstermek istiyor gibi gördük. Bu kadar bölümde. Sonra da güçlendiğini gördük. Çok atletik, eğitimli falan onları gördük. Belli Not ki Ha, belli ki okuyor doping var <laughs> biraz bu yolculuk Aymund'un yolculuğu gibi aslında bence onun için planlamışlar yani bu yolculuk eğen'i bulma yolculuğu değil baştan itibaren Aymund önce bir işte neden buraya geldiğini açıklıyor eğenin ona davranışlarını açıklıyor orada kol bir tribe giriyor annemiz kutsaldır bir yürü konuşma falan ya siktirin neyse ondan sonra <laughs> ben diyor işte yolda tekrar kolla konuşurlarken ben diyor okuyan tarafım felsefe okudum çalıştım didindim bu geri zekalı alacak bak ben de kral olabilirim sonra devam ediyor Otto'nun oynadığı oyunları görüyorlar aa ulan bunlar da gelmiş Allah Allah hayırdır falan ilginç bir şekilde dediklerinin katılıyorum ama şey olarak katılmıyorum sonuç şey değil hani o yolculuk meselesi güzel evet Egan'ın da işliyorlar paralel olarak evet onu da işliyorlar boka batmışlar da daha da batmış anlamında. Artık böyle white forma sığmış oğlum herif daha daha da ne olabilir yani. <laughs> ya ben ha bir de Kings Landing Kings Landing'in şeyinde görmüş oluyoruz. İyice Small Folk'un hani Aynen. Kings Landing'in ne diyeyim bağırsaklarına kadar iniyoruz. O da güzel. O da bir, bir de Eric'le Eric'in diyalogları da güzel. Hani onunla da ilgili bir şey söyleyeceğim. Onlara ben katılıyorum da ben şeye katılmıyorum hani hani yolculuğun ve de karakterlerin o yolculukta işlenmesi işte anlatılan şeyler falan güzel. Sonuç saçma. Evet sonuç Hı. evet sonuç bizim şeyimize evet oturmuyor. Çünkü e, güvenmiyoruz zaten. Aegon'ın böyle ikna alacağı bir durum da yok yani herhalde ondan. Yani işte öyle ilk öne gelen 10 saniye önce elini değdiren Aegon'a e istediğini yaptıracak <laughs> diye bir durum varmış gibi sanki. Ama işte yan e, sonuçları iyi. Mesela Otto'yla White Worm'un tanışması o konuda katılıyorum evet. Şey olarak iyi. Karakter gelişimi işlenen bir yolculuk olarak güzel. Esas şeye geleceğiz oğlum. Çocuk sahnesi bence çok dehşetli lan. Yani ben oha dedim artık hani harbiden bağırsan yani şeyin Westeros'un götlerine gitmişiz gibi hissedin. Kalın, kalın götlerine geldik. Işık, <laughs> ışık gözüktü artık dışarısı. Aynen abi inanılmaz. Neyse şimdi bir geri sarıyorum. Oraya tekrar geliriz. Gel abi sen. Renis'e geleceğim şimdi. Renis'e burada bir görüyoruz. Odaya kilitliyorlar. Evet. Ee, ne oluyor lan falan diye bir bakıyor. Hayırdır ne oluyor? Beni niye kilitliyorsunuz falan diye. Sokaklarda bir karışıyor falan. Burada tabii herkes şeye de darlanmış. Renis niye burada falan. Lan ne bileyim işte akşam yatmış kadın sabah uyanmış yani. <laughs> ne? Sanki bir haftadır orada ha. Yani. <laughs> Çok geç yatmış. <laughs> geç yatmış ne bileyim İlk ışıkta gideceğim arada, demiş. Eliniz, geçen bölümde yemekte yoktu. Ee, evet yemekteki rezaleti görmemiş de olabilir. Duymamış da olabilir daha. Ayrı onu kendi Waymond'ın kafasını kopardıkları şeyde görüyorduk. işte Silent Sisters'a bakıyorduk. Aynen. Büyük ihtimalle oradan ayrılmış gruptan. <gülüyor> 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 e çıkan rezaletten haberi yok Reynis'in. Bu normal bir de burası böyle şey değil yani. Üç odalı evde değiller yani Tabii. kale burası. Çok büyük bir <gülüyor> <bir> <gülüyor> İngiliz tamamen bambaşka bir Tower'da, Tower of the hand var işte şey var, megasoltas var yani hiç alakası takılıyor. olmadan bir yerde takılıyor olabilir. Burada arada bir sahne daha var ama bunu söylemem lazım. Laris herkesi topluyor, Talya dahil. Ne kadar hizmetli varsa. <laughs> Muhtemelen Edison ve çevresindekilerin hepsini topluyor abi. <laughs> Orada talyayı çözüyor sanırım. Sonradan açıklamasından Aynen. anladığımız kadarıyla burada talya ve Kazbel gibi daha önce mesela Caswell de Rhaenyra'yı kapıda karşılamıştı ya. Evet. İşte Talia da tabi daha önce Mizaria'ya giderken görüldü. İşte Laris aslında onları çoktan takip etmeye başlamış Kesinlikle. Falan da bakıyor. Bunun sonunda zaten anlıyoruz hani takip ettiğinde. Şu anda Kezbel'e de izlerken görüyoruz. Terli'yi de izlerken görüyoruz. Orada zaten o altyapıyı yapmış. Laris ya. lan Neyse ona çok... Burada <laughs> Söyle bir Kristen'ın gözüktüğü bir sahne vardı. Kristen şöyle. Burada Alicent'da Kristen Cole sahnesi var bundan sonra. Aha. Eamon'da yollarken de evet. Aynen. Orası orada... önemli. Eğün nerede falan diye Otto öyle geliyorlar. Ee, pardon, pardon. Ee, önce geliyor, yolluyor sonra. Onlar gidiyor. Otto önce geliyordu. Sonra Eğün evet. geliyor. Sonra kol geliyor ve şey diye geliyor. Burada ilginç olan Otto Eriye demişti ki, bak sadece ben bileceğim. Bana getireceksin Hı. diyor. Kol içeri şey diye geliyor. Babanız Eriyi yolladı Eğunu bulmaya diye. Sen nereden öğrendin oğlum bunu iki dakikada? Nasıl uçtu bu? <laughs> Nasıl öğrendiniz oğlum bunu? <laughs> ben buna bir şaşırdım. Dedikoducu. Aynen olur. Erik'ten öğrenmiştir abi. Eric'i de al diyor ya yanına. Ama Erik Eric'e Eric e diyor ki sadece kardeşini al. Onunla git diyor. Evet. Onlar Ama öyle işte gidiyor. Eric bunları ne deme abi. He o söylemiş olabilir evet hani. Özellikle kendi söylemiş olabilir. Eric çıkıyor olabilir. hemen şeye. Mum yakıyor. <laughs> 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 Egan'ı bulmaya Dört, gidiyoruz. Mu? <laughs> Dört mum bu Dört mum. Evet erikten işaret geldi yak altını pilavın falan diye böyle <laughs> yanlış yakmıştı. Dört <4 gülüyor> mün değildi be. Yedi <laughs> <min değildi>. mündü. <laughs> Bu sahnede şey iyiydi bence. E, tavrı duruşu işte arkası dönük kol içeri giriyor falan. Böyle bir bakıyor. Eymond hemen Damon videosu izliyor böyle. <laughs> Damon olsa ne Damon olsa ne yapardı burada diye böyle YouTube'dan Damon sahnede. Damon top <laughs> Ha, bozmadan böyle bak falan. <gülüyor> 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 Konuşma <gülüyor> hiç. Ya burada anlamadığım şey benim. Eymut'la ilgili çözemediğim. E, annesine bağlı mı değil mi bu çocuk? Yani öyle bir takılıyor ki odada da. Ben senin gitmeni istemiyorum. Anne ama işte ben de tanıyorum Eygın'ı. Kol tanımaz o kadar falan diyor. Ve burada anlamadım orayı. Eygın'da sanırım kafasında bir şey var. Evet işte. Biraz Acaba Eygın'ı bir Fırsat olursa acaba bir balkondan aşağı girebilir miyim? Yani düştü falan. Kesin öyle bir şey düşünüyor yani. <laughs> değil mi? Ba yani en iyi ihtimal o. Ee, Ama ben ben gideyim bulayım diye bir düşünüyor bence. Olabilir. Olabilir. Peki sen şey ne? Annesine bağlı, bir bağlı bir mı sence bu çocuk yani? Ayman annesine bağlı mı? Değil bence. Değil mi? <laughs> hani herhangi bir şeye bağlı değil bence Ayman. Harbiden Demir, damage. Sikinde değil yani. Aynen. Çok fazla Aymond fan yani şeyi oldu böyle. Aa, beni yeşil yaptı Aymond falan diye böyle diyen insanlar var. Siyahtı. Makasam böyle siyah okuyordu böyle. Şimdi <laughs> yeşil oldum vallahi falan diye. Ben anlamadım ne var bu kadar. Hani Damon diye bir karakter olmasa anlayacağız da bunun daha iyisi var. Bunun Japonya'da yapılmışı var. Çin malına niye bakıyorsun? <laughs> hani bilmiyorum ben Eamon'un <laughs> çakması yani Damon'un çok fazla çok iyi işlendi ilk çocukken ama o evet. kişilik değişiminden itibaren çok emin değilim Heh. iyi işlenip işlenmediğini ama bir Tam sonraki olarak bayağı rol alacak neyse. Çünkü hiçbir şey anlamıyoruz şu anda Eamon'la ilgili yani hiçbir tamam, fikrimiz Kapalı yok. kutu oldu o da. Aynen. Aynen. Şey. Peki şey, şey... Ama... Heh. Heh. Sen söyle büyük bir ihtimalle şey söyleyeceğim. şey cümlesine ne diyorsun diyecektim ben. Everything you feel for me as Aynen. your queen. <laughs> Bu biraz bayağı iddialı bir cümle aslında. Evet. Çünkü Alicent ve Kristen arasında bir şey olmuş mudur, olmamış mıdır? Alicent hani Emilia Cook'un yaptı. Neydi lan orada? Emilia Cook, evet. Cook değildi. Olivia Cook'tu, Emilia değildi. Olivia Cook, Olivia Cook, Olivia Cook, Olivia. Emilia. Alicent'in <laughs> genç olanı kimdi ya? Ee... Türkan Şoray. <laughs> Genç olan adının kızı. Neyse. Neyse, Ben bakıyorum o, şimdi. demişti yani hani um, Kristen'a aşık olarak oynadım falan falan diye hani böyle şey Kristen'a karşı bir platonikliği vardı diye bir şey söylemişti. Mila Alcock mu demişti diyorsun? Mila Alcock değil o ya şey. Genç olan şeyi diyorsun. Emily Carey ya. Emily, Keri. Emily Carey. aynen. aynen. Ha, neyse. Sanırım dizi bunu ya işleyecek ya da bizim kullanmamızı istiyor. Yani bu şeyi devam ettirecek. Bunların arasında bir şey var mı İyi devam ettirecek. Um, o yüzden bu önemli. Çünkü işte everything you feel me as your queen diyor işte çok böyle intimate sahne filan. Yakınlaşıyor. Um, sonra <laughs> önümüzdeki bölüm um, Kristen'ın Alison'ın ağzına işerken bir sahnesi falan çıkabilir. <laughs> Başka bir fetiş şey yapacaklar. <gülüyor> <gülüyor> Fetişten fetişe geçeceğiz artık abi bilen diye böyle. <laughs> ya bak yeşiller ta, yani taraf Normal ben bunu bizi... söyleyeyim. Aynen oğlum. Yani. Gerçekten Alison'da üzülmeye başladım ben bu arada ya. Kadın tacizcilerin elinde oyuncak oldu resmen. Aynen abi. Yani. <laughs> <yani. gülüyor> ya Alısıntı, normal Mişin şey ne misyoner pozisyonunu göstermeyeceğiz size. Her türlü manyaklık var. manyaklık da debi yani. Şey yani. Her türlü fetiş var. Ya inanılmaz. Ama evet bu bir kıllandırma. Ben de kıllandım. Dediğin gibi. Bu baya bariz bir kıllandırma ya. Bu Mesela ben casual izleyici olsam kesin burada şey derim yani. Bir şey var bunlar. Sevişiyorlar derim. Yani. Sikişiyorlar. Abi ayıp ettin ya. Büyük anneannemle izliyordum. 107 yaşında kendisi. Çok üzüldü şu an. <laughs> Vallahi büyük anneannem de bunu nasıl izliyorsun abi falan de. Yavrum bu bunun amcası değil miydi? Evet evet sıkışıyorlar anneanne abi amcasıyla Ha bizim köyde de böyle oluyordu ya. Bizim... <laughs> Aynen onu abi. Evet benim de amcam siktiydi. <laughs> ne? Anneanne ne yaptın? <laughs> Hani biz marjinaldik. Anadolu İrfan <laughs> evladım. Anadolu İrfan. da dayısı sıkmış. Nedir ya? <gülüyor> <gülüyor> Neyse buradan Türkiye sosyolojik fotoğrafını çekmeyelim bugün. <laughs> Fazla gerçekçi oldu evet. Bu kadar gerçekçi konuşma Can. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> ya bilmiyorum evet. Bence kıllandırmak için bu arada. Ben şey inanmıyorum açıkçası. E, burada dişiliğini kullanacak bir Tavra ihtiyacı var mı ya da daha öncesinde oldu görmediğimiz için ona da çok emin değilim. Çok öyle bir e, kafalar. Kullanıyor abi işte. Kullanıyor Gördük ama bu bunu böyle desperate bir şekilde mi yapıyor? Gerek var mı? Hani zaten kolar istediğini yapıyor düşünüyorum. Ama bir yandan da şimdi Laris sahnesini gördüğüm Aynen, için Aynen Laris sahnesinde biraz o göründü. Acaba Kol da mı rüşvetle çalışıyordu? Geliyor bu sefer aklıma. Yani o da bir tuhaf. Her Herkeder anadır falan diyor Kol kesin şey yapıyordur. Ağzına işiyordur kesin tersini yapıyodur. her <laughs> söyledi yanlış yani. <laughs> her kadın anadır beni bir emzir falan diye böyle yalan. Aynen şey. Herif şey ya. Tayyip her kadın annedir. <laughs> Nasıl bir bu şeyler aynı şeyler. Neyse um, bu arada çok ağır ne, bir cümle. Şey, yani. um, ben yani çok yakında takip etmesem beni ben direkt bundan arasında bir şey var derim yani. Aynen. Göreceğiz bakalım ne çıkacak. Ee, ben buradaki Kompleks ilişki ve Aimmt olayı iyiydi yani. Şimdi buradan evet artık şey başlıyor. Bundan sonrası biraz böyle çok karmaşık. Hani ben yine sekansları takip ederek gideceğim ama bir noktada iç içe geçeceğiz. Önce bir Aimmt'la kol e, kıyafetlerini değiştirip Ted Billi kıyafet halkın arasına karışıyorlar. Abi burada da pelerin satan yok şey Kapşonlu şey satan dükkan coştu yani. <laughs> <laughs> Vallahi adam o sınırlamına koydu herif. Kapşonlu <laughs> suç işleme şeyi. <laughs> o, o şeyi gelmiştir yazıyor falan böyle adam. Ya evet ya. Suç mu işleyeceksiniz? <laughs> Kapşonlu geldi. Ne denir ona? Hoodie. <laughs> Hoodie geldi. Hoodiler uygun. <laughs> <laughs> Şeye şaşırıyor değil mi? Oğlum bu ay niye biz 150 hoodie sattık lan falan diye böyle şaşırıyor. <laughs> Abi ne yağmur da yağmıyor nasıl satayım? Niye bu kadar hoodie satıyoruz bilmiyorum ya. Herif geliyor böyle suç suç işlerinin suç oranıyla doğru orantılı satışlar zaman. Anlamıyorum bunu ben. <laughs> bir de şey gibi gizlilik ya Assassin's Creed tırttığında bir gizlilik böyle kapşonu bir çekiyor kimse tanımıyor böyle herkesin içinde koşuyor <gülüyor> <gülüyor> aynen Ayman <laughs> bir de şey. Çünkü böyle tek gözlü, gümüş saçlı çok adam var ya şeyde, <laughs> Kapşonu takınca kimse görmüyor. Of <laughs> <laughs> oh, çok iyiydi ya. Neyse burada Emut anlatmaya başlıyor işte. Aegon beni e, 13. isim günümde Street of Sirke getirmişti. Burada işte şey cümleler çok komik oğlum. Yani kol anlamıyor falan işte beni eğitime getirdi ne diyorsun anlamıyorum diyor ki malı kamışa su yürüttü su falan bir şeyler anlatıyor <laughs> ha öyle diyorsan analarımız falan ya kol <gülüyor> da... <gülüyor> kadın anam anam <gülüyor> <gülüyor> ya inanılmaz ha. ya ben bu arada şey kullanımı hiç bilmiyordum böyle he said time to get it wet hani biraz daha şeymiş böyle hani zamanı geldi falan gibi bir şey herhalde de hiç de böyle bir şey kullanmadığım için o günlük hayatım. Seni götüreyim diye baskı yapan dayı böyle <laughs> Kaç yaşına geldik? Yürüdü mü? Dayı ya, yapma ya saçma sapan konuşma falan diye. <laughs> Dayıma sevgiler yolluyorum buradan. Yani ben de selamlar söylüyorum ki tanırım bir kendisini. Dayı olarak bunu görebilir yani. Evet. Yapmak. <laughs> Götürmeyecek Götürmeyeceksen de illa bunun muhabbetini yapıp <laughs> utandırmak. Peki şeye ne diyorsun? Kadın açıyor kapıyı işte. E, madam açıyor böyle kapıyı. Kol diyor ki başta çok e, riskli bir mesele söyleyemeyiz falan. 10 saniye geçmiyor <laughs> biz Egan'ı <'u> arıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kadın açıyor kapıyı böyle. O Eamon hoş geldin. VIP <laughs> şey frequent flyer diye böyle. Büyümüşsün <laughs> <Bilmişsin>, falan <laughs> diye ona bakıyor. <laughs> Geçen cumadan beri yoksun. Yok. Kristin böyle kılır ne? Sen geliyor buraya? Ben Bana öyle bir gün olmuştu ya. <laughs> ne olmuştu? <laughs> <Anlımı Allah>? anlatayım. <gülüyor> <gülüyor> Yok abi şey ya. Bizim böyle bir arkadaşlar çok anı anlatıyorum burada ama çok alakasız. Anlat, Neyse. Arkadaşlar böyle gecenin dördünde sarhoş olup olup bizi hadi biz Brodal'a gidelim demişlerdi. Hı -hı. Sonra beş kişi böyle taksi atladık. Burada böyle burada yasal tabii bu işte. Her neyse girdik Hı -hı. içeriye. Ama burada dediğin de lounge bar falan var yani böyle hani istersen oturup içki içebilirsin Anladım tak, ya. takılıyorsun. Ya. Ha, sizin Red light District gibi bir yer işte. Aynen, aynen aynen anladım. Aynen aynen girdik receptionist var böyle. Ben de tabi um, hiç hayatımda gitmemişim yani ben sadece şeydeyim. O nasıl bir yer ya <laughs> bakıyorum böyle. <laughs> neyse girdik içeriye receptiona e doğru gittik. Receptiondaki adım böyle Mert ne haber dedi. <gülüyor> <gülüyor> böyle, nasıl ya siktir, ne oluyor lan? Böyle yanındaki dört adam da böyle dönüp <laughs> nasıl ya friend? ben böyle ne oluyor ya? <laughs> nasıl benim ismi bildin? Oh, nereden tanıdın? Bizim üniversitedeki resepsiyonistmiş ya. Aaa <laughs> siktir. <gülüyor> ben <laughs> senin kayıt işlerini yapmıştım ya filan dedi. Ben sonra zaten ah dedim ya rezil olduk. Hadi ya yürü çık. <laughs> İşte abi Gönlük. medeniyet olunca böyle oluyor. Resmi bir resmi bir medeniyet olunca ülkede. Aynen abi üniversitedeki resepsiyondan şey Kerem'deki resepsiyona geçmiş çalışıyor falan böyle. Yani bar gibi bir yerde zaten. Direkt beni tanıdı yani. Bayağı namum yürüdü oradan sonra vallahi. <laughs> nelerin tanınmış ismi Mert diye. Baya abi. <laughs> Of ama o anı o anı yaşamak isterdim ya müthiş bir anmış ya. <laughs> Yok pek şey olmuyor yani çok karışık duygular içerisinde. <laughs> nasıl ya falan diye. Sen nasıl ünlüsün oğlum buralarda falan. <laughs> Aynen abi kapıdan girer girmez buyurun masanız açılır falan diye hemen Diana'yı yolluyoruz falan diye geliyor böyle. Of çok iyi. Neyse çok saçmaladık devam et. Dönüyorum abi <laughs> Burada yine Eymund bak işte ondan diyorum Eymund'un yolculuğu diye. en baştan beri. Burada böyle şey doluyor bir Eymund. Bir utanıyor. Böyle bir büyümüşsün diyor. Belli ki bayağıdır görmemiş hani büyümüşsün dediğine göre uzun süredir görmemiş Eymund'u. Ee... Büyüdüm. <laughs> <Daha büyümüştüm, görmedim. gülüyor> Orada böyle bir şey yani çok aşırı böyle zevk yani zevk aldığı bir şey de değil belli ki. Hani yani zevk alıyor mudur almıyor. Cinsel yönelimle ilgili bu arada hiçbir fikrimiz yok bu arada. Çok o da önemli. bastırılmış arkadaş ya. Bastırmış Aynen. Bastırmış hepsini. Aynen ya da o korkuyla şeyle de Egan bunun zorlamasıyla çünkü aralarında bir yaş farkı da vardı zaten daha önce de görmüştük. Biraz böyle e, o da kötü yetişmiş ve dediğin gibi zihinsel olarak da bir baskı altında da hissediyor ve baskılamış da. Biraz onu görüyoruz burada sonra da hıh <laughs> yapıp yine Damon gibi bak bütün hıhları <laughs> Damon gibi Eamon'dun. <laughs> Uh, Vallahi... Bunu da evet Geralt'tan, Geralt'tan gelmiş bu defalar ya. Evet ya. Hep aynı tip yani. Muh muh falan diye gidiyorlar. diyen beyaz saçlı karakter. Hmm. <laughs> Bilmiyorum. Buradan çok bilinç. Bu arada hiç... bu hatun da şeyde um... Bu Bradle'daki hatun Kristen Cole'un oynayan adamın drama hocasıymış. Aa evet okudum onu. Çok gergin bir sahne oldu benim için falan diyordu. Kerane <laughs> de karşılaştı tabii hocasıyla o yüzden gergin oldu. <laughs> oğlum zaten şeyle <laughs> bu gibi. Fabian Frankel'la şeyde baya kankalarmış Matt Smith'te. Ha, öyle miymiş? Ha, bayağı yakınlar yani. Şeyle kanka oldu onlar ya. Paddy'yle. Matt Smith'le Paddy direkt. Ha, onlar da evet. Bayağı kanka oldular. Ya zaten Paddy Constant bayağı açıklama yapmış diziden sonra ya. Şey öldükten sonraki şeyler derif. Bayağı benim sevgilimden sonra açıklama yapmış biz <gülüyor> <gülüyor> O bayağı... şey doğruymuş demek ki. Öbür dünyada ses duydu. ben diğer <laughs> arkadaşlar doğruymuş. <laughs> my love. <laughs> o Olma. benim son my love duyulmuş muydu ya bizim videoda onu görmedim ben. Baksaydım keşke. Sen tam söyledin ben öyle kapattım. Duyulmuş olması lazım. Ha, ona bir bakayım ben ya. Tamam, ben de bakayım. Easter egg. ne ya? Ha Otto ile House Otto'nun House'lara seslenişi var işte Haus liderlara. Ha i̇şte... o sahne önemli. Bence Heh, evet. acaba King's Landing'in devam edip sonra oraya mı gelsek geldi diye düşündüm. Ya yani sahne sahne gidelim bence karışmasın. Okay. Aynen. Sonra evet. şey kafamı çünkü bundan sonraki full tek sekans gibi yani. Bir oraya geçiyor bir buraya geçiyor. Okay. Bence burayı konuşalım. Ee, Lo Lord Meriwether ben diyor önce Renira'ya diyor sağdım. Önce hanemle konuşmam lazım diyor. O bir su kaynatıyor. Ee, House Fell galiba diğer kadında. House Fell. O da <laughs> ben sağdım. Bizde öyle yalan olmaz falan diyor. Bu ikisini paketliyorlar. Ama <laughs> öldürmüyorlar. Yani belli ki hapse atacaklar. Burada Lord Caswell başta o da böyle itiraz edecek gibiyken onların götürdüklerini görünce bir çöküyor. Ulan diyor ben çökeyim de diyor işime bakarım falan. Evet, Tabi sen demiştin demiş. demin Laris de onu izliyor. <laughs> Aynen. Burada evet, Laris direkt devam ediyor. Zaten daha önceden de izlemiştir onu. Renirayı kapıda karşılamıştı mesela. Evet. Kimse karşılamıyorken. Laris onu yazmıştır. Kesin. Şey böyle. Kapıda karşıladı. <laughs> 43 numara ayak var. <laughs> <laughs> Laris <gülüyor> not etmiş onu. <gülüyor> <gülüyor> ölçü mezureyle yazıyor. <laughs> <laughs> Pe <laughs> peki bu Meriwether'lar ve Housefell önemli mi abi? Nasıl olacak? Ö önemli işte? abi. Şöyle ha. önemli. Kitapta buradaki ilk şeyde, ilk etapta diz çökmeyen 6 tane aile oluyor. Loyal Six yani. Bu 6 ailenin, evet Meriwether yine Hightower'ların Reach'ten bu. de Reach'ten bu arada. Şey... Ha kendine yakın aileler bunlar. İlginç bak bu demek ki genel bir sevmiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Meriwether, Hayford, Hart, Buckler, Caswell ve Fell işte. Bu 6 tane aile var. Hı hı. Onlar şey yapıyorlar. Iı, karşı çıkıyorlar. Hepsinin kafa gidiyor. Burada... Aa, kitapta öldürüyorlar yani. Oh. Aynen hepsi kafa gidiyor. Burada ne olduğunu bilmiyorum ama büyük ihtimal gittiler yani. yani gösterilmedi ama kafalar gitti bu arada kezbeli asıyorlar ya Aha. kezbeli asmaları biraz şey ne diyeyim burada asmak çok şeydir yani ne diyeyim ibret alem İbreti alem. Asıl İbret alem burada kafayı kesiyorsun. Spike'a koyuyorsun. Ha, işte. Esas o var. Doğru. doğru. O var. Hani şöyle. Bu İngiliz tarihinde de tarihinden de gelen bir şey aslında. Bir noktada <laughs> lordlar bel, tam olarak hatırlamıyorum. Bir tarihi bilen var. Vansa yazsın. Bir yerden sonra bir yere kadar savaş oluyor. Yani diyelim işte bir Alfrede kadar mıydı? Neyse. Oraya kadar savaş olunca herkes birbirini öldürüyor. Bir noktadan sonra lordlar diyorlar Hacı savaşıyın, savaşınca biz birbirimizi öldürmeyelim. Ha, savaşı kaybeden diğerine merhamet göstersin. Hem ya rehine olarak alsın işte fidye istesin bilmem ne. Hani illa öldüreceksen de asmak yok, işte işkence yapmak yok. Clean. Ha, Kafayı kestik. Böyle bir şey var. Gentleman's Agreement gibi bir şey var soylular arasında. Racon koyuyorlar aslında. Ya bu. yani Westeros'ta <laughs> da böyle bu. Um, i̇lla öldüreceksen soyluyu yani. Lord'u bilmem neyi. Kafasını keserek öldüreceksin. Yani clean. Asmak demek bir şey yapmak demek ona. Yani hakaret etmek demek. O yüzden mesela sana o Caswell ailesinin saldırmayacağı varsa da Saldırır Lord'unu o. asarsan saldırabilir. Üstüne üstlük başka aileler de sana karşı ayaklanabilir. Hmm. Çünkü sen o şeye uyumadığın için. Bak. Çünkü hani belki dizinin o kadar vakti yok ama bu tip şeylerde um, tek tek lordların hani özellikle de Hightower gibi birisinin buna dikkat etmesi gerekiyor. Yani özellikle Meriwether, um, Caswell gibi kendi bölgesinden lordları bu tip ...astı aslı bilmem ne yapmaması gerekiyor. Çünkü kendi şeyinin... ...kontrolünü kaybedebilir. Hani o 3-4 tane daha... ...lord... ...onların haksızlığı var adına inanırsa... ...mesela bir anda... ...elinde ayaklanma bulursun yani. Yok o bu, yüzden... bu bilgi iyiymiş ya. Bak bunu bilmiyordum. As, asılmasının... ...önemli olduğunu düşünmüştüm de bunu bilmiyordum. Bak bu harbiden... ...kazverleri çıldırtır yani o zaman. <laughs> yani işte... ...şeyde... Im... Dizide casual izleyici için o kadar önemli bir şey değil yani. Astılar tamamen hani falan. Önemli değil. Ama daha detaylı izleyen için ya da şey için kitap okuyucusunun asılması önemli yani. Çünkü kitapta altı kişi diz çökmüyor. Hepsinin kafasını alıyorlar. Um, Aslında bir de Casper'in bir şeyi daha var. Burada anlatılmaya çalışılan. Eee um, sen söyle istersen ona getireyim. Öyle sen söyle söyle. İç savaş çıktığı zaman genelde şey olursan, kararsız kalırsan genelde her iki tarafta seni düşmanı belirliyor. Yani iç savaş genel özeti gibi oluyor burada. Eğer hani Kazval gibi kararsızmış, kararsız değil Kazval aslında kararsızlığı oynuyor. Hani en son çöküyor falan belli ediyor şey olduğunu. Yani İs savaş çıktığı zaman kararsız ya da tarafsız kalmaya çalışan lordlar genelde da en kötüsü tarafsız olmaya çalışmak. Çünkü bir taraf seçersen yüzde %50 şansın var. Tarafsız kalırsan savaşı kazananın sen bana yardım etmedin diye her iki taraf da sana çökebilir. O yüzden iç savaş olduğunda genelde böyle ben tarafsız kalacağım diyen pek olmuyor. bir de Freyler, Lannister gibi Lannister'lar gibi yavşaklar var. Onlar da savaş. <laughs> yani belli bir noktaya kadar gelene kadar bekleyip sonra şey yapıyorlar. Tywin Lannister'ın Robert's Rebellion'da son ana kadar bekleyip ya tarafa göre gidip, <laughs> girdiği gibi çok şey arkadaşımızdır kendisi. Gururludur lütfen. Ay, <laughs> onun böyle korkaklıkla, kaypaklıkla, yavşaklıkla alakası yok. Adam çok <laughs> akıllı. Bekledi son ana kadar. Kim kazandıysa onun tarafına girdi. Neyse. Tayyip'ini yedirtmeyiz. <laughs> Neyse işte burada öyle iki tane şey var. Anlatım var. Hem kararsız olursan ölürsün hem de asılması muhabbet. Aslında bu anlatıp ben de şuradan geleceğim. Bana şuradan kıymetli geliyor. İşte şeyi söyledik zaten. İşte Renira'nın ektiği tohumları artık gelecek sezonlarda göreceğiz diğer ailelerle yaşadıkları. İşte eş seçimi. Ekmedi tohumlar. Yani ekemediği Aslında ben kötü anlamda ektiği diye söylüyorum ha. tohumlar, e, hurmalar olup tırmalayacak. Şimdi aynı durum diğer taraf için de başladı. Yani High Towerların ektikleri sarayın içinde ek, ekilenler. Bunlar hepsi girecek. Bu anlatı bana şuradan iyi geliyor. Yani bu yaşam yani komple orada süren yaşamın bir grup elitin işte elitin böyle kendi e, götünün zevki için devam edemeyeceğini sonuçta insanların bir noktada ya yani bir ton hane var abi bunların illaki tepki veren olacak. Ha bunu çakallıkla yapan da olabilir. Gururlu olan da yapabilir. Parasıyla olan da yapabilir. Nasıl istiyorsa. Mesela Strong'lar ne olacak bilmiyorum. Hani onunla ilgili çok bir anlatı gelmedi. Şimdi Kazver'ler belki gururlu bir yandan tepki verecek. Lannister'larda belki para kavgası çıkacak. Yani bunlar bu anlatı çok iyi bence. Çok kompleks bir anlatı yani. Zaten o ben bu yeşil konseyde bunlara girilseydi diyorum yani biraz evet. daha detaylansaydı bu işler. Doğru böyle düşünce evet Bak sana daha çok hak verdim şimdi orada doğru. Biraz ama ikinci geliyordu. sezonda bunun için daha fazla zamanları olacak. O yüzden çok şey yapmaya gerek yok. Bu sezonda olmadı. İki i̇kinci full bunlar sezonda... olacak herhalde zaten. İki full bunlar olacak ha? herhalde. İki full bunlar olacak herhalde. Bu tartışmalar olacak yani. <gülüyor> <gülüyor> yani şu şey olacak bir de. Hani şimdi yaparlarsa onu kimse ikinci sezonda hatırlamaz diye de düşünüyor olabilirler. Olabilir olabilir. Şimdi... Ben hatırlarım. <gülüyor> <gülüyor> Yok kitap var ondan yani okurum yani kitabı. Ben ikinci sezon başlamadım. <laughs> Dayana'yı unutturmayacağız falan. Ee... Dayana kalbimizde öldü. Şimdi bundan sonra... Meşgul edecektim ama yaşamıyor. <laughs> <laughs> Arik ee, Erik ikilisi ve e, Cole ve Amon ikilisinin devamlı böyle sokaklarda koşturduğu bir sekans başlıyor uzun. İşte burada arada şeye geçiyor işte kazver kapıya gibi diyor. Orada bir gerginlik yaşıyor. Sonra bunu alıyorlar. Hani orada çok bir şey olmuyor aslında. Ee, daha sonra zaten aldığında da Otto'nun yanına gittiğinde Laris'i görüyoruz orada. Oraya en son geleceğim ama. Oradaki diyaloglara geleceğiz. Şimdi işte buradan evet. sonra Eamon başlıyor abi. Eamon bundan sonra başlıyor. İşte Eamon'u Yiğit'e bindirdikleri bir gemide de olabilir. Ben daha iyiyim. Asarım, keserim, bilgiliyim. Şöyle oldu, böyle oldu. İşte krallık bir bak bulunmasa iyi olur ya. falan gibi. <laughs> evet, Aemon'un ilk defa dile getirdiğini görüyoruz bunları da. Bir Aemon'un bir konuşmasında bir gariplik var. Bu bir, kasten mi yapmışlar? Bunu bilmiyorum da böyle It is I should be beloved. It is I çok böyle evet. dalayarak bir konuşması var. Um, yapay biraz, değil yani. mi? böyle? <laughs> Çünkü bu diyaloglar gayet güçlü bir dizide bir de pros olarak George Martin'in dünyasını geçebilecek konuşmalar şeklinde yazıyor ya yazarlar. Mesela o bayağı underrated bir şey. Çok Çünkü iyi şeyde Game of Thrones'un sonuna doğru modern dil kullanılıyordu artık böyle şeydi. Senin 4 oldu mu falan diye böyle konuşuyorlar. <laughs> Burada Aime, o prozeyi ama Emin sanki böyle yıllardır kafasında rehearse ettiği böyle Şeyleri söylüyormuş gibi geldi bana bir an için. Sanki böyle, it is I should be the king falan diye böyle konuşuyor evet. adam. Hocam sen ne? Bu, oh, Hamlet'ten mi geldin? Nesin sen böyle? <laughs> çok kitap yani? okumuş işte abi. <laughs> Aynen ha. Aynen, o da olabilir. Belki onu anlatmaya çalışıyorlar. Bu çok kültürlü adam böyle entelektüel konuşuyor. Yani, dalayarak dalayarak konuşmuyor. Cümle kurabiliyor. <laughs> ha, şey de olmuş olabilir. Bu çok dalayarak ya bu şey, yani şey artık. Fuller filan da takıyor bu. Hani böyle şey olmuş <laughs> Ay falan. Diye. Çekelim böyle. Rönesans bilmem ne. Barok etkileri görüyorum o da filan diye. Ölüyor. Çok adam öyle. açmış kendimizi <laughs> Her neyse. O biraz garipti. Ondan sonra um, evet. Eamond'ın <laughs> I'm next in line to the throne demesi ilginçti. Ya Eamond sayı saymayı bilmiyor ya da Bilmiyorum ya delusional herif. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü tahtın değil yani. Egon olursa Egon'un iki tane çocuğu var. Egon'un oğlu Ceheris'e geçecek taht. Acaba bunlar Aemon'un çocuğu mu o zaman? Ha, onu ha. diyeceğim. Ha. Belki oraya ben, onu diyen çok vardı. Aemon biliyor o çocukların kendisinin olduğunu diye de gene burada şunu atlıyorsunuz arkadaşlar. Kanıtlaması lazım abi. <laughs> DNA testi yok. <laughs> Ve de şöyle bir durum var Aemon'la ilgili. Aymont'un Rhaenyra'nın pitchlerine olan nefreti eğer Aymont'a sen pitch verirsen evlilik dışı çocuk verirsen Aymont karakterini öldürürsün. Tutarlı olmaz evet. Çünkü Aymont karakterini ateşleyen şey motive eden şey pitchlere karşı olan hıncı. E pitchlere karşı hıncıydı. E pitch çocuk mu yaptı şeyden her evet, adam? Evli, evli olmadığı kişiden. Ve de Diyelim Eygun öldü burada. Yani bu, bu sahne de öldü. Tahto'nun çocuğu ceherese geçmesi lazım. Tabii. E ne diyecek A şey Aimant? Hayır o benim çocuğum mu diyecek. Kimse kabul etmez bu, bu. çocuklar yani. piç. Aynen. Hayır ka diyelim ki kanıtlayabiliyor olsan da ki kanıtlayamazsın. <gülüyor> <gülüyor> kanıtlayabiliyor olsan da o zaman piç olduğunu kanıtlıyorsun ki o çocukların. Ya da öldürecek. Ha ya da o var komple ben ailesini de çizeceğim hani hmm. e, öldüreceğim diye düşünüyorsa. O zaman iyice hani yine belki hani seyirciye mi bırakmaya çalışmışlar ne yapmışlar. Ama eğer Aemond çocukları da öldürecek kadar vahşi bir karakterse e, Aegan da öldürsün abi burada. E, zaten Aegan'ın korkusu yakalandığı korkusu o yönde ya. Yani beni öldürme diyor oğlum aslında ben giderim diyor bak sal beni falan diyor. Yani Aynen. orayı konuşabiliriz Yok, aslında Aiden. şu an. Yani işte um, benim Eamon'tun ne düşündüğü konusunda pe hani tam olarak ne işlenmeye çalışıldığı konusunda. Keşke yönetmen bir video yapıp anlatsa bunları. <gülüyor> 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 anlamıyoruz. <gülüyor> Hiç anlamıyoruz. Salahız biz. Hani tam olarak um, Eamon çok hırslı işte ben Eamon'u öldürürüm çocuklarını da öldürürüm tahta çıkarım mı anlatıyor. Yoksa Eamon tamamen delusional mı yani Bambaşka ayal dünyasında mı yaşıyor? Tam olarak belirli değil yani sonuçta. Sağlıklı olmadığına eminiz. Bak bu dediğin olabilir. Çok kafası sağlıklı bir çocuk büyümedi zaten bu. Yani bunları zaten söylüyorsunuz. Bir de çocukken gözünü falan kaybetmiş bir durumda. Ve hep iki yani, ve aynı Second Son muhabbeti var zaten her türlü. Ve bu tarih kitapları okuduğu vurgusunu da yapıyor. Belli ki şeyi de biliyor yani bu işlerin nasıl yürüdüğünü okumuş yıllardır. <laughs> Kendi babasının olanı da biliyor. Diğer konuları da biliyor. E burada ben istiyorum diyerek olmayacağını biliyor. O yüzden Aegon'ı öldürme ya da Aegon'ı ortadan kaldırma fikri bana çok mantıklı geliyor. Eymut belki yola öyle çıktı. Kolu da ikna etmeye çalıştı. Kol da ikna olmadı. Çok da siklemedi zaten. Anlamadı da. Ya kol zaten akıllı bir herif değil, O kadar <laughs> kafası da basmadı bu işlere yani. Ha bir tek şey diyor kol bir yerde. İşte ben e, bazılarına ...bedavaya verilen şeyler için... ...mücadele etmesini bilirim falan... ...ya siktir ne mücadele ettin yani... ...bir tane kıçı kırık turnuva kazandın... ...Renira'da gaza geldi... ...seni aldı alması yine sürünüyordun yani. <laughs> yani... ...evet... ...ya şey zaten son... ...en son Egan'ı buldukları sahnede... ...böyle bir Eamon'la böyle bir... ...şeyken... ...Kristin um, Cole gelip Egan'ın... ...omzuna böyle elini koyuyor ya... ...hadi bakalım evet. götürürüm seni geri falan. Sanki o noktada böyle Eamon düşünüyordu büyük ihtimali. Ya ben bu herifi şu kafayı çık diye koyuyorsam. <laughs> um, Alsam bitti yani orada. <laughs> yani. Ondan sonra gidip çıt çıt çocukları da şey yapman gerekiyor yalnız. Elindeymişken Elena'yı falan da uçur. <gülüyor> Komple. <gülüyor> <gülüyor> Daha da komik hani onların hepsini yapsan. E, Rhaenyra'yı tahta çıkarırlar zaten hani e, tabii. şey. Nazren <laughs> bütün Hani Aim'ın harbiden nasıl tahta çıkacak ben bunu anlamıyorum yani. Nasıl neden herhalde delusion'un olduğuna inanacağım ben artık uçmuş herif kafa. Bence de İna inanmış ya ona kafasında. <laughs> ya da ben şeyde bu hala. Hani ben daha iyiyim. Daha uygunum tahta. O zaman benim hakkım mı? Yani Renne de öyleydi ya. Yani... Evet. Stenis, seni kimse de sevmiyor. Ben ben geçeyim tahtta diye adam şeye çıkarıyordu. Böyle bir salaklık mı olur yani? <laughs> ya bu arada tarihe bakınca da aslında birçok e, olayın geri zekalıca nedenlerden çıktığını da görüyoruz ya. <laughs> Osmanlı falan. Da yani. Bir sürü geri zekalı, kıskançlık, ne bileyim işte e, para kavgası, bilmeyen. Birer ki bir iktidar savaşı hep genelde böyle denyo şeylerden çıkıyor yani. Hani çok da akıllı bir insanlık yokmuş geçmiş yüzyıllarda. De, e, o sezonun en iyi şeyi lafını diyordu ya. Ne diyordu? Melisandre, Stannis böyle Melisandre şey diyordu. Stannis is born among smoke and salt mı diyordu ne bir şey ha. diyordu. Yani <laughs> de böyle smoke and salt mı are you ham diyordu. <laughs> <laughs> Stannis. <laughs> are you ham? <laughs> Biz de çöze, pastırma mısın falan diyor Aynen. <laughs> of ya. Neyse. Dur e şimdi bir hemen yine araya gireceğim burada. Eamon şeyine devam Hı -hı. edeceğiz. Arik ee, ile Erik bunları ararlarken pit bir tane böyle dövüş pitine giriyorlar. Aynen oraya bakıyorum. Bu sahne yani. çok dehşet bir sahnedi bence. Yani çocuk ben başta anlamadım. Çocuğun dişine bakıyor ya. Ulan diyorum herhalde hani bakımsız çocuklar dişleri kötü kötü olmuş. Yo bayağı böyle zımparayla dişlerini sivritiyorlarmış. Tırnaklarını hmm. uzatıyorlarmış ve kavga ettiriyorlar. Ulan diyorum ne yapıyorsunuz lan iyice? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Nereye geldik oğlum? <laughs> Nereye geldik kardeşim? Bir sonraki bölümde de köpek dövüştürüyorlar. İşte orada orada. <gülüyor> Çok... <gülüyor> şey yapacak. John Wick gibi olurum valla. Köpek dövüştürmeyin kardeşim. Bu arada koca <laughs> dizide bir kere köpek gördük. O da şeyde bir teyze vardı ya dedikoducu teyzenin kucağında vardı galiba. Pug, Pug vardı bir tane aynen. Yani hmm. bu konu ilginç aslında. Arik ee, ile Erik konuşuyorlar işte zaten. Ben burada ikisini de artık Arik-Erik diye geçiyorum. Hangisi hangisi ne diyor ben hat yani karıştırdığım için artık... E Erik mi anlatıyor? Erik anlatan herhalde de düşündüm Egan'la gezdiği için. Yüzüne bakınca anlamak istiyorsan şey, bıyıkları böyle aşağı doğru olan. <laughs> ha Erik mi? <laughs> Erik. Böyle biraz yukarı doğru olan Erik. Ha tamam, buna dikkat edeyim o zaman. Ama Erik anla, yani anlattığına göre burası böyle diye ben Egan'la gezen hani Erik diye oradan. Aynen bir şey aynen. Erik. E, daha doğrusu Erik. Ya burada ilginç bir şey var. Erik ve Erik ikiz. İkisi farklı şeyi işliyorlar. Tabii ki birçok kez işlenen bir konu. Hani sen şövalyeysen, işte King'sguardsan, e, yemin ettin kralı korumaya, kral işte ya, masum insanları yakmaya başladı. Ne yaparsın? hani Barristan'da da Mabubet aynı vardı ya işte. Evet. E, i̇şte deli kral Starkları yakmaya başlıyordu şeyde. <laughs> Barristan'da öyle duruyordu. Vallahi biz kralı koruyoruz. Yani o zaman. <laughs> O şey devam ediyor burada. Hani bir yemin ettiysen krala bu muhabbet orada da devam ediyor. Zaten burada ilginç olan tabii George Martin de bunu işliyor şeyde kitapta. George Martin'in mottosu şeydir ya üzerinde yazmaya değen tek şey insan kalbinin kendisiyle çatışmasıdır. Evet. Der ya. Burada sanki böyle şeyi işliyor. Hani Erik ve Erik aynı insanmış ki da Ha, çatışıyormuş evet. kafasında işte bak Egon çok kötü birisi işte çok berbat birisi ya öyle ama işte biz krala ballık yemin ettik falan diye. Sanki böyle tek insanmış da kendi iç kafasında ya da kalbinde bir çatışma varmış gibi iş deniyor. O açıdan şey güzel. Zaten King's Landing'in dediğin gibi daha önce dediğimiz gibi artık bağırsağına kadar geldik. Bu çocuk dövüştürme <laughs> fighting pitleri de şey Dişleri sivritme ana kitapta da Biter diye bir karakter vardı. Ha oha. Onda da vardı. He yani Biter Roj diye şey vardı Brian. Um, ben hatırlamıyorum şey vardı. Ben. Neredeydi onlar ya? Üçüncü kitaptaydı ya. Bu hiç hatırlamıyorum. Biter var, var ya. şeyde de dişleri böyle değildi dizide. Ha okey. Hiç hatırlamıyorum var ya. Kitapta vardı dişleri sivrilmişti zaten ondan Biter diyorlar adama. <laughs> Çok <gülüyor> yaratıcı bir nickname değil. Um, İlginç olan ana kitapta bu Biter karakterinin olması bunun devam ettiğini gösteriyor aslında 150 sene sonra. Hala bu muhabbet devam ediyor. Kimsiz demek çıkmamış. ki Otto verdiği sözü tut tutmamış arkadaşlar. <laughs> Çözerim ben o konuyu diyordu diyor um, ya Otto. Demek ki çözmemiş. Devam etmiş. Um, evet o açıdan şey bir de yani orada gördük ki Egan'da Um, burada Egan'ı ne diyordu şey um, gene de evdeki abla aa onun şey böyle res less, less bilmem ne zevkleri var diyordu şey. Ah less ha, aynen. His taste is less discriminating diyordu. Yani orada artık HBO direkt çocuk pornosuna ya da çocuk işte şey yapıp um, başlarını belaya sokmak istememişler ama orada <laughs> görünen hani Aygın Buralarda takılıyor. Zaten yani. kitapta da demiştim yani 13 yaşında mı 12 yaşında biriyle ilişkiye girdiği söyleniyordu. Burada da zaten Eygün'ün piçlerinden birisini de gösteriyorlar. Artık Eygün Egan... <laughs> <Elgin>, Eygün savunmayın <laughs> bize yani. <burada. gülüyor> abi artık. Ben geçen bölüm benim kafa adam dedim diye artık ne oldu lan? <laughs> Sen büyük sıçtın oğlum orada. Sen büyük sıçtın orada. Aynen böyle. Kramponla civciv ezdiği sahneler falan gözükecek zannettim artık. Bu ne <gülüyor> <gülüyor> şeye soktular. İtin yani, götüne soktular. Bu arada evet bu şey göstermesi de iyi orada. Böyle elleri kolları bağlı küçük bir çocuğun da durması işte. Onun piçlerinden bile o bence demesi Erin. Buna, buna bayis yaparım. kalbimi basarım muhtemelen o falan diye. Belli ki bunu millet de biliyor artık. Yani hem orada dövüştürenler, oraya gidenler, başka e, eşraf da biliyor yani. Bu iş bu iş her sen demiştin zaten kitapta bu iş e, başka bir yöne biraz karışacak diye. Ben şey işte bir şey bekliyorum. Yani bu bu pitch'lerde sonuçta Targaryen kanı var. Bunlar böyle bir tanesi bir şekilde hayatta kalır. E, güçlenir, aradan sivrilir. İki gün sonra bir ejderha bulur. <laughs> İşler karışır yani. <laughs> Pitchler rol oynayacak evet. Evet yani ben benim tahminim bu. Ben okumadım kitabı bu arada. <laughs> bir şey olacak belli ki ya yani orada. Hmm. Ee, tekrar bu arada Aymond ve Kola da geçiyoruz işte. Zaten buraları konuşmuştuk. Ee, işte burada Aymond anlatıyor, ediyor. Şöyle olacak, böyle olacak. Kazbel'e geri dönüyor. Tekrar dönüyor falan. Ee, Erik ve Arik arasında senin dediğin benzetme bence müthiş bu arada. Her Harbiden hani böyle bir e, şizofren bir kafa kapışması da var içeride işte biri yönetemez diyor öbürü uygun değil diyor lan sana ne diyor bizim işimiz bu falan filan derken bunları bir abla buluyor işte White Form'un e, emekçilerinden bir tanesi gelin diyor hani sizin işi ben de ben çözeceğim falan bunları ikna ediyor e, bir şekilde Hand'i de şeyle görüşmeye götürüyorlar e, Otto görüşmeye götürüyorlar burada başka bir şey oluyor muydu Eee ha bunların ya ile White Worm daha önceden bir muhabbetleri var. Şeyde Stepstones Dragon Stone'da karşılaşmışlardı ama Otto tanımıyor gibi takılıyor burada. Ama White Worm'dan şeyi duyuyordu ya. Duyuyordu ama adını biliyormuş herhalde sadece ben öyle anladım. Ha yok ha White Worm'un kim olduğunu bilmiyormuş. Aynen. Bilmiyordu da White Worm'u biliyordu yani ondan zaten daha önce bilgi satın almışlığı var. Ama şeyi hatırlamıyor işte. Damon'un yanında gördüğünü hatırlamıyor o zaman. Hatırlamıyor mu? Bence hatırlamıyor. Bilmiyorum. Bence tanımıyor gibi davranıyor yani. Okey olabilir. Evet. Ha, White Worm sen misin falan gibi yapıyor böyle. Ya da bilmiyorum tanımazlıktan mı geliyor artık? O da olabilir. <laughs> ya da şey o da şey ya, orada da orospu bu, orospu yanlış. Orospu duruyordu <laughs> ya. Evet. Hiç bakmamış bile kızın yüzüne yani. herif. <laughs> olabilir bu arada bak. Bu daha iyi bir anlat. Hiç bakmamış olması daha iyi. <laughs> Şimdi burada bir bir sarıyorum tekrar. Oraya tekrar geleceğiz. Biraz karışık gidiyorum ama bu sahne öyle yani. Zorlu buralar. Aynen. <laughs> Laris'in Kazvel yakalandığında Otto'nun yanında olduğu kısma geri sıçrıyorum. Ve burada Kazvel'i evet. yolluyorlar. Otto diyor ki sen diyor benim kızla diyor çok vakit geçiriyorsun diyor. <laughs> Larissa Yani orada var ya şöyle böyle bir tane gerilip böyle bir tane Otto'ya çakasım geldi. <laughs> Lan pezebek... ben canım, çok karaptı diyorsun ya. <laughs> ya pezemek sen kızını kralın yanına göndermiyor muydun saatlerce vakit geçirsin diye. Şimdi mi hatırladın kızın olduğunu? Yok Yavşak. abi hatırlamıyor işte herif. Yavşak ya. Biliyor ne olduğunu adam. Ya biliyor da işte şey ayağı yapıyor ya orada biraz böyle. Çok vakit geçiriyorsun falan. E, geçiriyorum da yani senin de işine yarayabilir falan deyince hala böyle bir Aynen. duruyor. <laughs> Yaptığı ayak o şey o ayağı bence. ya bence. Ağzına sıçtım ya. Orada çok vakit geçiriyorsun dediği ne bok yediğinizi biliyorum diyor ona. Ee, ondan sonra da evet yiyoruz bu boka ama bak sana da işine yarar bu diyor. Otto da, okay canım diyor. Hani kralın şeyine yollamasıyla aynı şey. hani, cinsel olarak e, tacize uğramasıyla bir şeyi yok yani. İşime yararsa devam devam. Vallahi. Takıl, takıl sen. Takıl sen, takıl. İstersen koltuk altını da göstersin ya falan diye böyle. <laughs> ben de onun giyilmiş çorapları var sana hazır. <laughs> Neyse. <laughs> <İyice. gülüyor> <laughs> Laris böyle köpeğin olayım abi. Ya pis herif ya yani Otto var ya harbiden. Yani koldan ne kadar nefret ediyorsam Otto'dan da herhalde bir o kadar ediyor olabilirim ya. Çok taraflı insansın Tancan. Yavşağım ben. <laughs> Arada torpil geçiyorsun. <laughs> yine ara bir sahnemiz var burada. Bir sekans daha giriyor. Vizeris'in hazırlanması. Ben burada yine üzüldüm çünkü Vizeris'i bu bölümde o kadar hızlı unuttuk ki. Bu bu sahne gelene kadar a Vizeris ölmüştü lan doğru falan oldum yani görünce. Ee, <laughs> böyle hiç siklemediler yani. Onun ölümü çünkü bak hep şimdiye kadar gördüğümüz önemli ölümlerde hep onunla açıldı. İşte Leyna'nın ölümünde de onunla açtık. Ne bileyim işte Leonor gitti hemen onun tartışması çıktı falan. burada Viserys öldü. Kimsenin skin'de değil Viserys yani. Hani umrunda değil. Abi burada kitaptaki Alicent'in yaptığı en ağır hareketlerden birisidir. Burada onu da atlamışlar maalesef. Alicent'in ne yapıyor? Daha fanatik e, olmasından olmasının yanında. Tabii ki ee, dizideki Alison'la pek bağdaşmayabilirdi bu hareket ama Alison, Silent Sisters'ın o Cesed'in yanına girmesini bir hafta engelliyor. Oo. Kokuyor bizleri. Cesedi. Oo. <laughs> ee, orada hani çok şeydir hani Alison'ın yani genelde siyah taraftarlarının yani Alison'ın kötü düğüne şey yaptığını ilk kullandığı şeydir yani bizlere ...cesedini kokmasını bekledi... ...bir hafta falan diye. Burada tabii onu yapmıyorlar. Burada... Um, ...buradaki Alicent onu artık yapması biraz saçma olurdu. Çünkü Alicent'ı... ...Vizelis'e çok... Um, ...fedakar davranan... ...birisi olarak işledik. En azından kötülüğünü tabii. görmedi gibi oldu. ya yani hiç kötülüğünü görmemiş gibi oldu. yani En azından. <laughs> yani işte burada... Um, ...taç meselesi önemli... Şimdi bu Viserys'in üzerine koyduğu taç şey Ceheris'in altın tacı. Ya bunu soracaktım sana. Niye taç orada? Niye başka taç yapıyorlar diye. Şimdi Aegon'a kitapta biraz farklı gelişiyor. Onu spoiler vermemek için söylemeyeyim. Aegon'a Aegon'a Aegon'un tacını takıyorlar. Aegon'un ilginç <laughs> 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 bir şey var. Şimdi Aegon'un tacı e, ilk Senelerce şeydi. Valerian Steel üzerinde ruby vardı. Evet. Ruby'nin Türkçesi ne ya? Kırmızı. Elmas. Değil mi? Yok değil. Şey şey. Diamond. Diamond neyse. Mücevher diyeyim geldi değil. Ay. Mücevher. Neyse taşın adını unuttum. Neyse. Dur söyleyeceğim. Sonra Fire and Blood'da bir anda yakut yakut. Yakut mu? Ha, Ruby Yakut. Yakut yeşil değil mi ya? Kırmızı mıydı? Yok Ruby'nin genel adı Yakut değil mi? Ha gerçi renk olarak da ayrılıyor. Doğru Yakup, diyorsun. Yakup. Ya... <laughs> Dur bakayım bir dakika doğru diyorsun. Doğru diyorsun bir saniye. Zümrüt mü? Değil. Ee... Çal... Ona ne deniyor acaba ya? Sıçtık videonun içine ya. Tamam Zümrüt bırak neyse. De geç abi. Ne <laughs> Sen anlat abi ben bakıyorum. <laughs> Yine anlamadığımız konular tabii. Hiç takı taklavat bilmediğimiz için. Ya neyse bilen yazsın ya. <laughs> Zümrüt, Takut, Yakut neyse taş işte. <gülüyor> Aykut. <laughs> yakut. ha ee, neyse Yakut olsun. Neyse. George Martin bunu bir valerian Steel'den üzerinde işte yakut olan kırmızı yakutlar olan şey diye yazdı. Aha. ilk şeylerinde. Sonra Fire and Blood'da çıkınca da şey oldu bu bir anda. Demir oldu. Bunu hata mı yaptı? Redcon mu yaptı? Bilmiyorum. Ama şimdi artık demir. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Neyse. Egan'ın Egan demir tacını takmalarının sebebi büyük ihtimal e Viserys'in e, kehanetinde o şey diyordu. Ben oğlumu tahta çıkarken gördüm kafasına Aegon'un tacını takıyordum diyordu Viserys. Büyük ihtimal bir de Aegon'ı daha bunlar tabi darbe yaptıkları için Aegon'ı da halka kabul ettirmek için şey yapıyorlar. Resmen böyle şey. Sana bir brand image yapalım hocam. Seni Egon. Al sen bir Blackfyre <laughs> Kafaya da Egan'ın tacı tak. Adın da Egan. Egan Ajansla çalışmışlar. Gibi. Aynen ajans. Direkt bunlar branding yapıyorlar orada. Um, Viserys'in tacı da şeyden, Viserys'in ceherisin tacından geliyor. O da şey um, Reconciliator olduğu için o um, biraz daha simgesel olarak Egan'ın tacını takmıyordu. Çünkü o kendi tacında yedi tane mücevher var. Hani hem yedi dinini simgeleyen hem de yedi krallığı simgeleyen. Hı -hı. O daha böyle bir political statement açısından başka taç yaptırıyordu kendini. Hani hala Aegon'ı, ejderha lordlarını falan temsil edeni takmayın ben daha Westeros'a <laughs> uygun olanı takayım diyordu. Um, o da işte bu um, vizeresinin şeyi tahtı, şey üzerindeki taç ama trailer'ı izleyenler görmüştür ki o taç touch... Kargoyla <laughs> um, o taç başka şey yerde. Neyse, i̇şte burada da onu kim yol um, yolluyor kitapta? Spoiler mi? Yanında mı götürüyor yoksa? Yanında götürüyor. Fragmanda fragmanda erik. erik takıyor galiba. Evet Erik takıyor galiba ama. Erik götürüyor şeyde de ya. Kitapta da Erik götürüyor. Ha okey ya Erik götürüyor ya da Darkling mi götürüyor. Neyse bir hatırlamıyorum. Neyse, Eric göreceğiz zaten. <laughs> aynen. İki tacımız oldu ya. Peki Blackfire normalde e, Viserys de O nereden çıktı? Yani e sürekli taşıyordu ya. Bir e, ha, tamam Viserys deydi. Okey. Tamam. Dark Sister şeyde. O O da aynen. O onu biliyoruz. Zaten gördük onu. Usturuplu kesersen çok iyi. <laughs> Dark Sister Dark Brother'da review yazıyorlar değil mi? İyi kullanıldığında çok iyi. Bir eylemeniz lazım arada falan diyor. Ee, şimdi bu biz, bu bölümün en sevdiğim sahnesine geldik. Edison'la Renis sahnesi. Eee Renis Öyle mi oldu? Ben ben benim öyle yani benim sevdiğim en diyalog ha, olarak. Öyle evet. yani... Diyalog olarak en iyi sahneydi canım. Diyalog olarak en sevdiğim sahneydi. Ha, bir şey daha söyleyeyim mi? O şeyin, bu Egon'un taktığı taç, Egon'un asıl tacı. Taçı şu anda kayıp şeyde best. şu an derken Aa, hani, 2022 yılında kaybetti. <laughs> şeyde ana hikayede kayıp. Devam et. Oha ilginçmiş. Niye kayboluyor peki? Spoiler mı? Egon'a verirsen kaybeder tabii <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Şey. Akşam kerhaneye giderken düşürmüş ben geldim. Ay, kumarda kaybetmiş. <gülüyor> <gülüyor> All in. <laughs> Ağacı da koyuyor falan böyle. Getirin 12 yaşında çocuğu sikeceğim. Falan. <gülüyor> <gülüyor> Bir serif ya, ulan eygün, ulan eygün. Ee, ha, o... bu... niye kaybolduğunu söylemeyeyim çünkü çok alakasız bir spoiler olabilir. <laughs> tamam, tamam, spoiler olmasın. <laughs> Elisinta, Reneselci. Bu sahneyi niye sevdim? Yani e, sonuç sonunda Alicent'a aslında bir kadın olarak, çünkü erkekler bunu söylemeyecek, söylemezler, anlamıyorlardı zaten. Renes bir kadın olarak Elisintin e, burada artık. Ya sen farkında mısın yani şey diyor çünkü önce onu da söyleyeyim. Erasın diyor ki René e, gel benimle ol benim yanımda ol yönetemeyiz ama yöneten erkeklere yol gösterebiliriz. Hani onları böyle daha kibarlıkla şiddet olmadan daha insan gibi biraz yontarız düzeltiriz gibi bir kafayla barışa yönlendirerek bu işi çözeriz diyor. Ren Renis de diyor ki bak canım benim daha küçüksün gençsin <laughs> sen hala erkeklere hizmet ediyorsun. Bunun için uğraşıyorsun. Farkında değilsin diye böyle lafı <gülüyor> e, <gülüyor> fırıncı küreği gibi sokuyor ağzına. <laughs> Tokat atsa o kadar o kadar vurmazdı ya. Orada zaten bir şey oluyor Lysint böyle. Yani orada tepki vermiyor ama bir böyle bir şey oluyor lan. Aa. Sonra babasına tepkisinden anlıyoruz bunu zaten. Ama Renis harbiden bizim en baştan beri konuştuğumuzu e, sonunda söyledi. Çünkü diğer tarafta da ha burada bak hani şeyden emin değilim. Damon bunu bir çıkar için mi yapıyor? Yok Renira'ya bayıldığı için mi yapıyor? Bundan daha görmedik ama şey de tam tersini konuştuk. Renira'yı dinliyor Damon yani. Diğer tarafta tam tersi. Böyle yine bir ikilem var yani. Ki aralarında bu tartışma daha önce de olmuştu bıçak çektiğinde arasında Sen her istediğini yaptın falan bilmem ne. de işte böylesin Diğer Renira da ona saplamıştı. Orada da arasında aslında anlaması gerektiği şeyi anlayamamış bir türlü kafası basmamıştı. Şimdi bastı. De denial bence. Ha, denial da olabilir. Aynen. Denial da olabilir. Çünkü o zaman hayatının bir anlamı kalmamış oluyor. <laughs> Bütün hayatımı bu saçma sapan şeyin piyonu olarak o oy... e sonra zaten babasına beni piyon olarak söyle, işte anlıyor biraz. Belki Reynis'ten sonra anlıyordur. E işte ondan aynen. Biraz Reynis kafasına bir vurunca artık anlıyor. Nasıl? Kim vuracak? Ya bir de şunu söyleyeceğim. Bilmiyorum katılır mısın? Şimdi Reynis'i ikna edemez bence. Şimdi bu esas niye yakmadılar konusunda da geleceğiz de. Reynis zaten e, tacı almadığından beri oyunu kurallarına göre oynayan hatta Renire de çocukken bunu tartışmış biri. Kuralları değiştireceğim ben diye öterken Renire o zaman da ah güzel kızım falan gibi bakıyordu Reynis. Ya yani sonuçta kendi kızını 12 yaşında kızını da Vizeris'le evlendirmeye çalışan da Reynis. Unutmayalım yani. Yani. Burada da aslında kuralları biliyor yani Alicent da bir olamaz çünkü yani kafasındaki şey uygun değil sisteme stratejiye uygun değil falan gibi bir şey bir bakışı var bence burada. Evet, Reynolds bu sahnede klasik siyah tarafta olan televizyon izleyicisini temsil ediyor aslında <laughs> sürekli bir şey muhabbeti var ya. Neden Damon'u tutuyorsunuz? Neden işte hmm. Rhaenyra'yı tutuyorsunuz? Neden bilmem ne yapıyorsunuz? Onun cevabı çünkü hani Damon da karısını öldürdü. İşte Rhaenyra da piç çocuk yaptı. Onlara hiçbir şey söylenmiyor. Ama Aemond yapınca işte Alicent yapınca siz kızıyorsunuz. Aradaki fark ki daha önce de açıklamaya çalıştık. Rhaenys'in de burada bize gösterdiği şekilde aradaki hmm. fark bir tarafın 200'lü olması bir tarafın her iki tarafında kötü iyi şeyler yapması ama bir taraf 200'lüyken bir taraf biz rahatçısız haklıyız, dindarız falan diye kasarken diğer tarafın Damon gibi evet yaptım, öldürdüm, Savaş <laughs> suçu işledim, yaktım, çıktım. diye takılıyor olması. Bu iki karakterin hangisi daha iyidir yarışması yaparak seçmiyoruz şeyi. Hangi tarafı beğendiğimizi. Hangisi daha ilkeli. Hangisi daha bilmiyorum. Değil öyle. Yani. Bir kere bu iki yüzlülük asıl mesele. Reynis açısından da. Rhaenyra geliyor diyor ki e sen şey yapma um, um, Rhaenyra'yı siktir et. Gel beni şey yap. E, kadını geç. Hani gel erkek. Ate erkeli benim oğlanı Aynen. çıkaralım tahta. Dur, dur. Daha ilk cümlede sıçtın. E sen kendisi kadın olduğu için atlanmış olan Rain ise sen kadını atlayalım gel bir erkek çıkaralım tahta diyoruz. Bunu kabul ettim Hadi bunu yani. geçsin. <laughs> i̇şte sana Renira e, öyle yaptı, böyle yaptı. Hani şey sanki e, doğru tamam eyvallah Renira e, onları yaptı. Ama işte Renira'nın yaptıklarından daha çok 200'lük sinir ediyor Rain'isi. Hani aynı bizim izleyici gibi. Aynen. <laughs> hani ne Rhaenyra'nın Daemon'un yaptıkları değil. Rhaenys'in içten içe. Sen, sana diyor ki şey Rhaenys'e. Sen diyor Viserys'ten daha iyi kral olurdun. Viserys krallığa uygun değildi. O işte, köyünde yaşardı güzel güzel. Sen Viserys'ten daha iyi kral olurdun. E de oturup böyle. E sen de Rhaenyra'dan daha kötü kral olacak bariz olan oğlunu kral yapmaya çalışıyorsun. <laughs> Gene 200 yüzlülük orası bu çocuğu. Kendini hiç düşündün mü diyor ya orada zaten. Sen çünkü daha iyi kral olurdun derken bana eylemin senin daha kötü kral olacağını bildiğin oğlunu kral yapmaya çalışmak. Buyurun bir başka 200 yüzlülük. Alison açma ağzını. Sen o şeyi Alison kazıyor habire. Ve bir daha kazayım, biraz daha konuşayım ben diye böyle. Ve daha bir bölüm önce sen be, senden nefret ediyorum, sevmiyorum seni. Sen benim çocuğum değilsin, tecavüzcüsün diye çıkıştı. Çocuğuna yani. i̇şte <laughs> gene diyorum ki hani Alison'ta yeşilleri neden sevmiyorsunuz diyen adam gibi. Renira onu yaptı, Renira bunu yaptı. Reynes'in sinir olduğu şey Renira'nın yaptıkları, Dave'nin yaptıkları değil arkadaş. Senin gösterdiğin iki yüzlülük. Aynen. <laughs> o yüzden Alison'a edebileceği en büyük hakaret ediyor. Alison Hightower diyor <gülüyor> <gülüyor> evet bu arada. <laughs> Alison böyle kuzen falan diyor. Kuzeniz. Değilsin. Orada kuzen diyor Alison. Dönüp alısın Hightower diyor. Sen hatırla sen kimsin lan? Ben Targaryen'im. Ejderhal Sen kimsin bana Kendinle beni bir videosuna dönüyor. bir de üstüne milliyetçilik de patladı. <laughs> bir de karakter de yani oyuncu da uzun boylu ya çok böyle büyük ve görkemli duruyor Alison'ın yanında. Aynen, <laughs> aynen, o da var evet böyle şey yapıyor. Yani um, sonra en sonunda ne olduğunu yüzüne vuruyor senin dediği gibi hani. Bak sana salağı anlatır gibi anlatayım. Sen hapishaneden kaçmak istemiyorsun. Bulunduğun hapishaneye pencere açmaya çalışıyorsun. Müthiş bir cümle ya. Müthiş bir cümle. Şeyi de Sarah Hess, Sarah Hess çok kötü yazar. Kovulmalı, kovulmalı. Ona geleceğiz biraz. <laughs> biraz. Ona, ona evet. en sona saklıyorum. Oraya elimi oluşturuyorum. Bekliyorum. Aynen. Şey, Um, en son da ona sen işte yani bu adamların elinde piyonsun. Sen, o şey diyor ya işte hiç kendini e, tahtı üzerinde ha hayal ettin mi demesi. Alısın onu şey farkına veriyor. Evet ben hiç etmedim. Hani hiç ben kendim için istemedim. Hep erkekleri bir yere getirmek için uğraşıyorum diye. Orada o cümlenin bir şeyi o yani. Evet sen bir şeylere uğraştığını sanıyorsun. Ama sen aslında sen piyonsun. Bütün yaptığın Ateşerke'li düzenin şeyini taşımak. O yüzden kendini bile hayal etmemişsindir eminim diyor yani Reynis. Şey, şey yani. zaten dünyanın en sakıncalı cümlelerinden birinin olduğunu böyle biraz büyüyünce anlıyoruz ya böyle. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Niye arkasında ol? <laughs> Bu o kadar boktan bir cümle ki bunu an anlamak için işte biraz harbiden e bir tık o ataerkil kafadan çıkman gerekiyor ki bunu anlayasın yani. İşte kadınları böyle devamlı gazlayıp işte aynı Alicent'a da yaptılar yani. O da burada onu anlamıyor. Ya anlamıyor değil aslında. İşte bu yüzden Alicent'a da kızamıyorum. Yani o kadar büyük bir baskı, influence devamlı böyle bir şey altında. Kafasını açacak biri yok. Etrafındaki yani bir annesi yok. ve hatta Ottu hala diyor ki doğru ışıkta annene benziyorsun. E sen de tacizci gibi bir şeysin oğlum zaten. Yani Otto sikeceğim belanı. Hani harbiden. <laughs> Pezemek hala gelmiş Anana benziyorsun diyor. Bir ana sevgisi yok oğlum kızın. Zaten bok gibi yetiştirmişsin kızı yani. Bu kezin anasına da bir şey yapmıştır ha. Ben artık kullanıyorum ya. Yani. <laughs> yani o yüzden Alison'ta <laughs> kızamıyorum bir yandan da. Yani çok ciddi bir erkek egemen baskı altında büyümüş biri yani. Alison zaten tam anlamıyla şey oldu ya. Daha önce de konuşmuştuk bunu artık. Psikiyatriste gitse böyle adam şey olur yani. Tabi Tez yazar üzerine. Fena layer üzerine layer üzerine layer oldu. Ki burada bir sonraki sahnede o dediğin sahnede Otto bir de şeyi de şey yapıyor ya. Çocukluk arkadaşın hani. Ha. O ilişkiye de bir ondan da haberim var. Sen onu hala bir şeylerin var da getiriyor ya. O, işte orada tekrar bir oraya ben. O Benim zaten favor <laughs> Bir de burada Elisent şey diyordu sanırım. Ha evet, Melisi diyor. E, hani bizim yanımızda olsa senin icdar. Hani Renirayı masaya oturtabiliriz. Çünkü bizde de vegar var. Bir de seninkini alırsak, hani böyle şartları en azından olgunlaştırırız falan gibi bir yere getiriyor ama bu da ayrı bir geri Yani Renizi böyle mi ikna edeceksin? Ya yani Melis onun çocuğu gibi bir de yani. Devamlı onun heyecanı içinde kadın. Melis Melis Diğer taraftaki yazıyor. ejderhalarda şey var yani. Reynis'in <laughs> neyi var? Kızları da ejderhaya binerse yani. Tabii onlar var. Yani burada bir böyle güç dengesi oluşturup hani Renier'e belki ikna olur muhabbetine geliyor Zaten ona geleceğim birazdan. Şeyde yani. Güç dengesi sadece Rhaenys senin yanında savaşmaya İnan inanırsa yani Damon filan Rhaenyra filan ona inanmaz ki yani. Tabii. Sen desem bile ya Rha Rhaenys bizim yanımızda desem bile ya bir siktir git gelip bize karşı mı saldırır? Bize saldırır yani. cana inanmaz onlar zaten. Hani. İnanmaz aynen. Yani artık Alicent şey Desperate burada biraz ya. Hem desperate hem de yani kazıyor. Her, her söylediği batıyor, batıyor yani Rhaenys'in gözünde. Ve buradan tanış hiç, hiçbir somur falan. Haddini alamıyorum. bil, haddini. <laughs> Haydi hadi bakayım. Çık kulene, otur. <laughs> Bundan sonra aslında konuştuk buraya ama Emond ve Kol sahnesinde işte bunlar e, Otto ve Erik Dari'nin White Worm'la buluşmasını görüyorlar. Bak bak kimler var orada falan diye. Zaten yani hmm. sonra işte Erikler ki takip edip onlar e, Egan'ı buluyorlar. Bir yandan buradaki konuşmaları da konuştuk ama e, bir şeye değinebiliriz. <laughs> Vay. En son artık şey um, CNN Türk yayınına um, FaceTime ile bağlanıyor Egan. <laughs> Abi darbe oldu. Evet halkımızı şeye diye çıkıyor Egan. Sakin kalmaya. <laughs> <laughs> ha Şimdi bak burada bence bir konu önemli. Sen zaten söylemiştin Otto e, Mizera'nın istediklerini yapmadı diye. Bununla ilgili bir, bir fikrim var en sonda oraya geleceğim. Ama burada şey de oluyor İşte Gold Clock'lar da kafasını çeviriyor bu olaylara falan diye anlatırken Mizera'ya. Böyle Erik de böyle kafasını çeviriyor harbiden. Hani şey de orada veriyorlar. Hani biri bakıyor yine biri bakmıyor. Senin dediğin harbiden oraya çok güzel oturuyor böyle. Biri rahat bu konularda öbürü utanıyor falan böyle. E, genel olarak bu Kings Kingsguard'lardaki durum da bu ya biraz. Biri gururlu gibi, öbürü böyle yavşak gibi. Hepsinin bir kafası karışık. Bunu orada biraz daha veriyorlar. bir de Mizer'e şey diyor işte onu çok rahat öldürebilirdim, öldürmedim falan diye anlatıp ondan söz alıyor işte. Bu Freya Batım denen bölge, o çocukların dövüştürüldüğü, herkesin artık leş beyat yaşadığı bölgede bunu engelle, bunu durdur diyor. Otto da böyle hallederiz falan gibi <laughs> masadan kalkıyor yani. Bundan sonra işte Erik Larik gidip e, Seven Yıldızın altında gizlenmiş böyle oraya. Da. Bu arada bu bölümde bak e, Kirnner'ın tepe çekimleri daha önce de yapmıştı. Çok güzel gözüküyor ya. İşte Dragon Pit'e e giriş. Burada yine Aegon bulunurken tepeden o yıldızı göstermesi onun altına gizlenmiş ve yine belki bordun altındaki canavar bilmiyorum. <laughs> Yani, aynen oradan çıkarmaları falan güzeldi yani sahneler. O tepe çünkü bak her tepe sahnesinde aslında Helena'nın şeyine bir gönderme var. Dragon Pit'te de alttan çıkıyor. Burada da alttan çıkıyor. Bir yerde daha vardı galiba bir tepe çekimi ama hatırlayamadım şimdi onu. Hala Mizaria'yı çok değiştirdiler. Heh, şimdi Kitapta hiçbir alakası kalmadı. Onu merak ediyorum. Nereye götürecekler biraz endişeliyim. Umarım Ölmedi mi diyorsun Mizari? Ha? Mizari ölmedi mi diyorsun? Ki, ha. Sonda yakıyor ya mekanı deriz. <laughs> Mizarya'nın mekanı ya orası. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Bak Mizarya'nın kitapla hiçbir alakası kalmadığı için spoiler vermiyorum. Tamam. <laughs> Bence ölmedi yani. Bu arada evet, dayanaydı. Hiç, hiçbir şey <gülüyor> görme. Ulan <laughs> nereye bağladın? <gülüyor> 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 Ölecek of. Ha mizeri... Evet. Bir kere bu mizeriye neden Jamaika aksanı vermişler? Cebinden joint çıkarıp Bob Marley söylemeye başlayacak diye <laughs> korkuyorum yani bir an için. Çok garip konuşuyor abi Bir de böyle şey yani felç inecekmiş gibi geliyor bana kadın konuşurken. O kadar zorlanıyor aksanı çıkarmaya ağzından. Hani daha böyle doğudan daha ne bileyim Middle Eastern'da işte ne işte bir aksan verselermiş ya buna böyle. Ne böyle Jamaika aksanı Ne yani, konuşuyor anlamadım. Göçmen vurgusu mu yapmak istiyor acaba orada anlamadım ben. Ha, tamam yani. başka bir yerden olduğu işte listen olduğunun falan vurgusu yapılmaya çalışıyor. Jamaika aksanı nedir abi? Çok saçma sapan oluyor yani. Evet biraz kötü Her bir konuşmaya yani. başladığında böyle şey <laughs> yani. Böyle gitarı çıkarıp jointi falan <laughs> çalacak zannediyorum. Yani. Akdeniz akşamları falan. <laughs> Neyse ben bütün Jamaikalıları aynı potada erittim yalnız böyle bir şey Hiç yaptım. Hiç yakışmıyor. Hepsi şey adamlar. <laughs> bu tek tipleştirme evet. normalde eleştirirdim seni ama eleştirmiyorum şu an. <laughs> <laughs> Eleştirmesini satayım. <laughs> yani. böyle halkın adamı yapmışlar. Komünist mizahriya. Um, konusuna konusunda burada bir değinebiliriz aslında. Şöyle bir ikilem oldu bence. Hadi burada söyleyeyim. Şimdi Otto buna yardım edeceğim dedi ya. Laris de en sonunda Alison'ta anlattı. Bak dedi bir tane dedi istihbarat ağı var. Ben de bunu çözdüm. İstersen hmm. hallederiz. İyi hallet dedi o da. Ben hmm. şeyden anladım. İlk izlediğimde anlamadım bir an. Nereydi lan bu mekan falan diye. 7'yi tekrar izledim ya ben 8'i. Ee, videolara çalışırken. Ha dedim burada Mizerya'nın mekanı işte. Talia'yı karşıladığı bina orası. Aynen. O, orada hani kaçıran varsa diye anlatıyorum. Talia'nın geldiği yer. Şimdi orayı yaktı Laris. Ama hiçbir şey görmedik. Öyle bağıran, çağıran, camdan atlayan bir şey görmedik. Şimdi şöyle bir ikilem olabilir. Mizarri Otto'dan söz aldı. Üstüne binasını yaktılar. Ulan Otto mu? Evet. Otto mu yaptırdı? Mizarri öyle zannedecekler. Yani. Değil mi? Öyle bir şey olabilir yani. Evet. Bence onu şey yapacaklar. Şimdi yani spoiler vermeden çok zor um, olacak şeyi de eğer Mizerya kitaptakine yakın bir şeye dönecekse kesin öyle. Otto'nun kendisine yamuk yaptığını düşünecek. Hani bana söz verdi. Akşamına evimi yaktılar. Aynen. A aynı gün aynen. aynen. O yüzden hani ona bir kıllanma şeyine girecek. Biraz işte halk istemezse siz bu gücü alamazsınız filan ideolojik bir altyapı vermeleri ileride acaba şöyle söyleyeyim çok fazla spoiler etmeden ileride bu halkı organize etmeye çalışan şeyler çıkıyor ortaya. Belli bir ideolojiye Öncüler. doları işte. Ha. Onlardan birine çeviriyor olabilirler. Çünkü kitapta başka bir işi var. Hani boyları vermemeye çalıştığım için pek bir anlam kazanmıyor herhalde söylediklerim. bu arada mantıklı anlıyorum. Evet. Hani şu, olacağı belli bu arada. Yani kadının ideolojik bakış açısı aslında dizinin de George R. Martin anlatımında hani yerel halkın siklenmemesi üzerine değil aslında çok daha siklenmesi üzerine. Yani işte halkı organize edecek bir sivil lider gibi bir şey dönüşecek olabilir. <laughs> Tam olarak aynısı olmasa da benzerleri var kitapta. Ee, i̇şte işte o Game of Thrones'da da vardı ya işte mesela High Sparrow vardı işte. Aha. O da böyle bir sürü top şey oluyordu. Onu takip eden insan Aha. oluyordu. Adam gidip resmen kontrolü alıyordu şehirde falan böyle. Acayip, resmen şey. acayip güçleniyordu. Ha. ha. İşte yani o tip adamlar Bruce hikayede de var. Hikayede de var. Mizari'yi onlardan birine dönüştürecekler. Ama son sahnede sanırım son sahne ...o Mizeria'yı dizideki... ...rolüne doğru itiyor olabilir. <laughs> Hiçbir şey anlatamadım. Aynen yok Aldım. anladım. anladım. <laughs> yani bu... <laughs> ...Mizeria'nın bu... ...normal halktan yana olan... ...işte a, mahallenin... ...komünist dayısı... E, ...şeyleri ileride... E, kullanılacak olabilir. Mizare bu yüzden benim bir yandan da favori karakter. <laughs> bu çocukları bir tek mizare düşünüyor be helal be falan. <laughs> Ağzını açmazsa daha iyi olur. <laughs> ya da oldu olacak Bob Marley Faruk şapkasından falan taktılar. <laughs> bir tane joint versinler. Bari ben rahatlayayım. <laughs> sen, sen sen ikna alıyordun. <laughs> ya bir de şöyle bir durum var. Şimdi gerçekten Egan'ı öldürebilirdi. Yani şeyi de anlıyoruz. Ee, şimdi Kralın öldüğünü herkesin önce öğrenmiş. Muhtemelen Egan'da akşam orada takılıyordu. Ee, orada bu... da zaten başınız sağ diyor Otto'ya. Aynen. Bunu ortaya. buldu Egan'ı. Otto, <laughs> panik oldu. Nereden <laughs> öğrendin? lan? Egan'ı da orada buluyor. Ee, bak diyor baban öldü falan derken Muhtan orada paniği başlıyor Egan'ın da. Egan orada bir bence zor zorla alı, alı koymuyor. Çünkü zaten Egan'da şey diyor ya White Worm nerede? Siz beni nasıl buldunuz diyor Erik'le araya. Zaten kanka olmuş onlar, Egon oradan çıkmadığı için. Aynen, onlar böyle yakınlaşmışlar. <laughs> o da zaten büyük ihtimal Egon'u tahta çıkarmasının sebebi Mizaria'nın büyük ihtimal Egon'da bu karakterin daha doğrusu kitaptakinin değil. Egon'u sözünün geçeceğini düşünüyor büyük ihtimal Mizaria'da. Aynen öyle. Aslında bunu Damon'la denemişti daha önce, olmadı. <laughs> Dayımın i̇şte. hakimin sözü geçiyor güzelim. Aynen. Aegon'a e, geçirebilir bu arada harbiden. Hem e, eli çok güçlü yani. Ama tabi istediği gibi gitmeyecek işler artık belli oldu. Ama şey çok hoşuma gidiyor gerçekten. Halkı bu kadar iplemesi, organize edebilecek olması, işte bu konuları açması, pazarlık payına oturması falan. Ya yani gidip para da isteyebilirdi ne olacak? At bakalım bir 1500 Bana, altın falan. Westeros'ta ben halk adamıyım diyen karakterlere genelde bir skeptik bir yaklaşımım var benim. Hani böyle kim ben halkçıyım dese halkı döndürüp sikiyor en son getirdiğinde. O yüzden ben inandım kardeşim yapmayacaktın. Evet, diye... <laughs> ben gelip <laughs> yani... Ben bir gümizar ya gönülden inandım şimdi. Hakkını yemeyeyim ama dediğin gibi yapabilirdi. O zaman da göt olurum zaten. <laughs> yani şey um... Bu, bu mizerreyi de Melis neden yüz binlerce milyonlarca insan var ya hala. Kersiyon izleyiciyi unutuyoruz biz abi. Ne kadar kersiyon izleyici geriden geliyor bazı konularda. Eleştir hani eleştiri doğru. olarak söylemiyorum. <laughs> Yo, doğru diyorsun doğru evet. Bir evet. gizem bunda da gizem vardır abi falan. Şey Egon'u da dini simgenin arkasına saklanırken bulması gerçekten gene sembolik önemi vardı. Aynen. Her yani, <laughs> boku yedim gittim sonra dinin arkasına saklandım. <laughs> hiç hiç de bilmediğimiz şeyler. Nereden duyuyorsun böyle şeyleri kardeş? Öyle abi. <laughs> şey yani, Haytabur çocukları diye hesap var. Oradan duyuyorum. <laughs> Oğlum böyle bir troll hesap açılsa müthiş komikmiş bu. Haytavur çocukları. Of. <laughs> yiyip yiyip çekip çekip kokoyunu arabada sonra camide şeyin altında <laughs> çıkıyor. Ne oldu ya? <laughs> Müslümanız biz. <laughs> Herkes Ferrari'ye biniyor ama böyle. <laughs> aynen. Um, evet mi? yani Miseria karakteri benim için de bir um, bir muamma olarak kalmış. <laughs> muamma aynen. Nereye götürecekler bilmiyorum. Büyük ihtimal değiştirip herkesi sinir edecekler gene. O zaman artık üst üste bomba sahnelere geliyoruz. Şimdi birincisi Otto ve Allison sahnesi. Bu sahnenin girişinde hemen ilk bir şey var bu arada. Otto bir mesaj hazırlıyor. Ee, onu da mühürlüyor. Yani onu özellikle... Okumaya bir... çalıştım ama sonra ben ne yapıyorum ya diye bıraktım. <laughs> ben uğraşmadım. <gülüyor> <gülüyor> bir bakar gibi oldum dedim. Siktir et boşver. <laughs> Baktım böyle bir işte Egan hey, the Second of His name. Ya siktir et. Ne yapıyorum ben? Ne yapayım diye. O kadar da delirmedik. Da böyle... <laughs> Bunu yazan Tosun. <laughs> <laughs> Mersi fıkra yazmış değil mi böyle? <gülüyor> <gülüyor> Bunu bir gösterdiler. Ondan sonra Edison içeri girdi. İşte well played, GG, good game falan diye <laughs> girdi böyle. <laughs> sonra da şey cümlesi güzeldi. Farklılıklarımız olsa da kalbimiz bir falan derken Edison dedi ki bir falan değil lan bizim kalbimiz diyor. <laughs> Böyle şey artık o feministik bir bir geçti buna böyle. Değil lan değil böyle. en nihayet ergenliğe ulaştı. 35-40 yaşında. Biraz Ama geç geldi. Dönemine geldi. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin Alison. Aynen zaten işte burada ben, beni tahtın üzerinde oynattığım bir piyondum. Şöyleydim böyleydim. Ee, anlattı yani. Burada biraz Otto şaşırıyor gibi mi oldu? Yoksa mi yaptı? Onu tartışabiliriz. Tabii Burada tabii Otto aynen. bence şaşırıyor şöyle şaşırıyor. Bir yanda um, beklemediği bir darbede kendi tarafında ikiye bölünme oldu yani. Um, darbede böyle oluyor. Şey yap Kemalistler darbeye girecekmiş gibi <laughs> şey yaptılar Otto'ya. Pek çektiler sonra. Girmediler. Sonra kaldı Otto tankları. <gülüyor> şeyde <gülüyor> Göz gibi kaldı. Tankla. Şeyde. Evet. Köprüsü'nde kaldı değil mi böyle? Orası çok karışık. Girme. <laughs> girme girme çık oradan. Çık çık, uçuk uçuk oradan. çık çık oradan. nereye girdim ben ya? geri bas buradan. <laughs> Neyse. Ee, o da evet önce bir Alison'ta böyle işte game ha good game falan dediği sanki hala bir ciddiye almıyormuş gibi bir e, Havada başlıyor. Sonra Alicent atar yapınca alayım seni o zaman ciddiye. Falan gibi dönüyor ton. Um, i̇yi de yani Alicent gene hani Reynis gelip arkadan kafasına vuracak diye şey yaptım. Gene o tövbe <laughs> sen beni piyon gibi oynadın. İşte ben ne istediğimi bilmiyordum. ne Sen bana ne söylediysen onu istedim senin tahta çıkmak istemeyen oğlun var ya. Sen tahta çıkarmak için. Adam sana böyle hani bir de Alicent gibi de değil ya Aegon. Hani Alicent daha böyle mazbut ve farkı fazla. Aa evet babacım gideyim. Blow job yapayım vizelerse tabii filan diye şey yapıyordu. Aegon'a <laughs> böyle sen tahta çıkacaksın da Aegon istemiyorum ben ya filan diyor yani. Tabii hani Alicent gibi de değil. Daha biraz daha akıllı ya da daha biraz daha farkında durumun yüzlerce kere istemiyorum arkadaş istemiyorum dedi. Ona rağmen iktiriyorsun hani. <laughs> Sen yine bir de iki düğün kendini bilmezliğin kitabını yazdı yalnız. Ya bir de işte bak bu şey kafasında var hani bizim bizde de vardır. Hani akraban sana kazık atar, şey yapar her türlü kötülüğü yapar ama böyle şey olur o kafada. Akrabadır abi işte ailedir. Alt atılmazsa severiz falan gibi. Edison'ın sıkıntısı bu. Şimdi tamam o kafasındaki çatışmayı yaşıyor. Bir yandan anne tabii ki oğlunun ölmesini istemez. Ama Renire ile ilgili anlaşmaya çalışıyorsan o zaman şunu yap değil mi? Sal babanı falan. At yani. Görüşme onlarla. Akrabalar. Baba tarafını kes abi. Baba tarafıyla görüşme. Aynen abi. <laughs> Özel hayattan insan sil ya. Ne olacak? Bir şey olmaz. Sonra git otur Renire'ye de ki bak. Özenini bayramda görmezen ne olur? Aynen. Git el öpme yani. Bırak. <laughs> otur Renire'ye de ki benim çocuklarıma dokunma. Bak sonuçta ben anneyim. Biliyorum bunlar ottur, boktur, kokarlar. Ama çocuğum ben onları bir yere koyarım sen. Tamam. Sen beni Çok geç abi onun için artık savaş makinesi şeye başladı. Ya tabii canım bu başta olacaktı. Ben o yüzden Aynen. şu anki fikrim şu. Bence Edison bir taraf değiştiremeyecek. Ama bir noktada o bir kararı alması gerekecek ve o kararı bence babasına karşı alacak. O bir kararı bekliyorum ama hangi karar olacak bu bilmiyorum. <laughs> ya şöyle bir şey var. Şimdi buradaki tartışmada aslında Otto bir haklı, şöyle haklı. Alison hala işte Renira'ya barış şey yapalım, Renira'ya işte şart ha. koyalım, Renireye onurlu çıkış yapalım. Siklemez abi Renironda, onda dedim. Ee, AKP şeyini küstürmeyelim seçmenini. Hani Renire <laughs> hani Otto'nun dediği hani Renire zaten onurlu çıkışı kabul etti, Damon etmeyecek hadi. Burada Otto'nun buradan yani ya sen uh, e, elinde dediğin gibi ya sen Aegon'ın tahta çıkarmayacaksın ve de aktif olarak Aegon'ın tahta çıkmaması için elinden geleni yapacaksın ya da savaşa hazırlanacaksın. Ara yol yok. yok. Aegon'ın tahta çıktığı ve de savaş çıkmadığı bir şey yok artık. Hani Daemon olmasa belki belki derim ama Daemon yedirmezse onu sana. Zaten bir sonraki bölümde büyük ihtimal göreceğiz. Rhaenyra daha böyle biraz daha Aa, acaba barış mı yapsak falan derken Daemon sikerim onları lan falan. <laughs> adam olacak büyük <laughs> hani ki kitapta Renira da gaz. Hani hem ha. gaz hem de Rhaenyra gaz. Hani bu noktada ikisi de artık geri dönmüyorlar. Hani öyle barış görüşmesi bilmem ne güvercin abi, bakalım olur mu? Yok öyle bir şey. <laughs> i̇kisi de basa abi diye giriyorlar. O yüzden Ot da burada haklı. Artık um, böyle Rhaenyra'ya ya bana işte Viserys ölmeden 10 dakika önce Aegon'u tahtta çıkar dedi. Renira istersen Aegon'ı çıkaralım. <laughs> hani. Bütün bölüm kime söylediysen bu profesi olayını herkes ya bir siktir git alırsın diye Götüyle de güldü sana. Otta hani ne yapacak? Daemon da o inandım ben sana ya deyip şey mi alacak? Barış mı yapacak sen? <laughs> hani Otto burada haklı aslında şey olarak. Artık böyle Aegon'u barışçıl olarak tahta çıkar mı diye bir şey yok. Alicent hala hayal dünyasında yaşıyor. Zaten diyor ya yani. yaşarsa müttefikleri Banner'ın arkasında toplanıp onun dönmesini bekler diyor yani. Daha da şeyde, taraftar da çekebilir Renner'a. Çünkü mağdur taraf olacak. Yani şey o... Yani eğer savaşacaksa... Savaşacaksın yani bu noktadan sonra... Burada yapılan şerefsizlik tabii. Viserys'in öldüğünü söylememeleri şeye. O yüzden... Otto'nun şeyi o hani Vizeris'in öldüğünü onlar öğrenmeden acaba bir hareket çekebilir miyim? Hani evet. bir atıyorum işte Westerling gibi birisini yolladım. Daha onlar ne olduğunu farkında olmadan Westerling girdi içeri. Merhaba merhaba diye öldü. Ya saçma. Otto hani onun peşinde. Alicent'ın planının hiçbir anlamı yok. Hani barış yapalım bilmem ne yapalım. Otto da artık burada bir şey diyor işte sen kadın için hani sıkıymış o sen sen değilsin ama biz sacrifice. Otta da hiç böyle şey ha. Ağzından böyle biz onu öldürürüz bilmem ne lafı da çıkmıyor. Hala böyle sacrifice bilmem ne. Kendine bile rol yapıyor adam. Tabi tabi. Artık neyin sacrifice'ı falan diyorsun abi alısın bak <laughs> Al karşında. Biliyor senin ne mal olduğunu. Bırak artık öldüreceğim ben Ranira'yı de geç. Hadi öldürmezsek bizi öldürecek Oğlum, o da geç yani. Konseyde dediler zaten planları artık hızlandırmamız lazım diye. Yani yani hala öyle... şey diyor işte <laughs> bilmem ne. Neyse orada bir de şey işte sen işte önce bir kuyumuş diyor. Yani senin şeyin yetmez bu işlere yüreğin yetmezsen bırak biz hallederiz gibi diyor. Sonra da işte Aa, senin childhood companion bu işte sen gençken hastaydın bu kıza ondan mı şey yapıyorsun falan demeye getiriyor. <laughs> ondan mı öldürmek istemiyorsun demeye getiriyor. Sonra da anana benziyorsun. <gülüyor> 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 en son böyle. O ne çirkin bir evet abi artık böyle. Bir de şey diye böyle sen instagram poza doğru ışıkta anana benziyorsun falan. Ne diyorsun? Ayrı bir de Krabs'ta bir sahne vardı öyle ya şey. Doktor Cox'la um, şey um, <laughs> karısı kavga etmeme kararı oluyordu Doktor Cox'la. Ben sende artık hiç kavga etmeyeceğim falan diyordu. He. Böyle Doktor Cox da haberi kızdırmaya çalışıyordu, kavga etsinler falan diye edemiyordu, edemiyordu. En son böyle şey diyordu Doktor Cox. Ya ben seni um, kızdırım istesem aslında hani bu ayak senin hani ben kızmama olayını ben hemen çözerim diyordu böyle. Jordan da böyle çöz bakayım falan diyordu. Aynı annene benziyorsun diyordu. <laughs> ne dedin sen? Ne dedin? Dedi. böyle direkt. <laughs> o da böyle yani aynı annene benziyorsun deyince kız. Evet, Hayda yani. Otto. Tam sıçtın üstüne şey diktin. Diktim, tam böyle biraz yani. da şey ha. Otto'da Targaryen geleneklerini alışa alışa şey. Evet, ben ondan kıl zaten. Da açtı bence şeyi hafiften. Abi şey bir de oradaki o gözünü devirip. Ya bu arada Olyria Cook da çok iyi oynuyor hakkını vereyim. Yani o gözlerini devirip gidiyor. <laughs> aynı o gözlerini devirme zaten Larissa da yapıyor. Yani orada da taciz ediliyor aslında. Babası da tacizci bunun. Yani herkes. <laughs> Aynen Otto'nun tam olarak ne şey yaptığını sanırım şeye mi getirmeye çalışıyor? Hani tekrar um, evlendiririz Sanırım böyle bir kızı olduğunu hatırlayayım. Ben bununla bir duygusal bir şey söyleyeyim. Hani duygusal bir bağ kurabilir miyim acaba derken başka aklına hiçbir şey gelmiyor ondan başka. Gelmiyor. Annene benziyorsun. Başka hiçbir <laughs> bağlantı yok ya insani anlamda. Doğru yok. Sıfır ya. <laughs> Ne bileyim işte nasıl yorumlarsan yorumla. Sapıklık olarak da yorumlayabilirsin. Yönetmen açıklar diyorsun. <laughs> Aynen. Çıkın açıklayın. Kindler evet sikmek istedi <laughs> orada Alicent'e. Evet, yani. Kilmir açıklamaz. Burada bir, bu arada tabii şunun şunu öngörüyoruz herhalde. Bu kadar öldüreceğiz edeceğiz diyorsa hani bunu savaş meydanından önce bir öldürme denemesi olması lazım. Renire'ye bir suikast falan düzenlenecek herhalde. Yani. Ki çok geç artık abi. Reynis kaçtı. Ya Rainis kaçtı da yani bir noktada sonuçta içeri adam sokmak bu ortamda daha kolay. <laughs> ne olacağı belli olmuyor yani. Yanından manımdan. Reynis oraya gittikten sonra suikast müikast zor. Zor mu diyorsun? <gülüyor> yani... <gülüyor> Bilmiyorum. Drone ile indirirsen Dragonstone'a belki ben, olur. Ben bu Eric ile Arik'ten kullanıyorum. Bak oraya Erik Arik Erik yerine Arik yollayıp <laughs> bak bu Erik <laughs> <laughs> bu bizim adam diye yanlarını alıp Arik sonra orada böyle bıçaklamasın. <laughs> Bilmiyorum. Ee, oğlum herif çünkü şey karışıyor ya böyle. Renira da böyle hangisiydi oğlum bu falan diyor. <laughs> Gidebilir yani bilmiyorum. <laughs> ben, ben, olsam bunu denerdim. <laughs> ee, ne var bunda? Ha bir de burada şeyi açıklayalısın. Cole'un Lord Commander yaptım diyor. O da var. Onu da Aynen terfi ettirdim. Aynen. Blackfire'ı taşıyacak diyor şeyde. Onları açıklıyor. Oradan çıkıyoruz. Hmm. Brent en şeyden son... agent, agent'ten şey geldi Black Fire'da haberin eline falan diye falan <laughs> stratejist olacak. gelmiş değil mi Aynen. giyinirken bunu da şöyle şöyle tut <gülüyor> 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 ha, bu da en sonda da as you wish diyor e, Otto e, bilmiyorum burada ne anlam çıkarsa artık <laughs> Laris ve Alison sahnesi. İşte bu yine fırtınanın koptuğu oh, zurnanın, zurnanın deliğine geldik. Burada çok kavga çıktı. Ee, engelli kardeşlerimizle ilgili ben burada bir şey olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bu herif büyük bir tacizci orospu çocuğu. Lütfen onlar üstüne alınmasın. Yani bu adamın e, burada savunulacak bir yanı yok. Evet. Ya, engelli şöyle işte onun ayağı sakat. O yüzden o sakatlığını bir obsesif bir seksüel obje haline getirdi. O yüzden tek yönlü karakter yaptınız falan demişler de hani ama fetiş e bu adam ailesini oldu. yaktı geçen bölüm. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bütün engellileri ailesini yaktı gibi işlediniz mi? Bir de hani anlamadım ben şey ne olduğunu. Um, psikolog olan varsa gelsin açıklasın eğer um, bir engel ile seksüel olarak. Um, ...ne istediğinin bir şeyi oluyor mu yani? Adamın ayağı sakat diye ayak... ...fetişe etme diye bir bağlantı var mı bilmiyorum açıkçası. hani onu bir... ben de bilmiyorum. Evet bir psikolog izleyicimiz varsa bize açıklasın. Ha bu belki vardır ya da olabilirdir. Hani bunun herkes için... ...bunun genel geçer bir yargısı yoktur. Ha belki bir karakter kafasında böyle kurgulayıp... ...bunu yapmış ba olabilir yani. Neyse benim aslında daha da şeyde... Iı Burada ayak ve dişi olmayabilebilir öyle bir şeyim var yani. Olabilir mi? Tamamen bu. bu... He? Olab- olabilir. Aynen ya bu. Bu tamamen power play ya. Aynen. Laris'in tamamen um... Arlington ona çünkü ilişki şey olarak başlıyor hani yemek yiyerek. Hani eşit şartlarda başlıyor. Hani sen King's Landing'de yalnızsın, ben King's Landing'de yalnızım. İşte ben sakatım, sen işte baban tarafından her ikisinin de bir şeyi var. İşte sakat olduğum için ailem beni siklemiyor, senin de baban siklemiyor, gel biz arkadaş olalım. Eşit şartlarda başlayıp Laris'in ailesini yaktığı yerde, orada söylemiştim zaten. Aynen, gücü alıyor. Elison bir anda ...Laris'i kontrol etmediğini, eşitlik olmadığını... ...Laris'in onu manipüle ettiğini... ...anlıyordu. O noktadan sonra zaten... ...Alison bence... ...Laris'ten korkuyor artık yani şu noktada. Yani şu sahnede... ...hani şöyle bir durum var. Hani ben bu adama hayır dersem... ...bu adam beni yakar mı? Yani benim bütün aileyi yakar mı diye düşünüyor Alison. Çünkü... <gülüyor> ...Laris... <gülüyor> yaktı yani Alison istememesine rağmen yaktı adamı. Yani gitse gitsen yaktı demedi yani. <laughs> adam öyle psikopat. Bir e şimdi de... Ha, işte bu tamamen kraliçeyi eline almış olması artık adam el arttırıyor şey olarak. Power play'de. Bütün diyarın kraliçesi herkes ulaşılamaz bir kadın işte şeyi kad kocası da öldü hani Bak ben nasıl ulaşacağım oraya. Hani öyle bir şey ki Laris'i cinsel olarak um, şey yapan ne diyeyim tatmin eden ayak değil oraya ulaşmış olması tabii. hani o güce ulaşmış olması bile olabilir yani. Abi herif zaten belli ki sosyopat. Yani ben sana diyordum ya işte Laris'in ailesini öldürme tabii ki yani ya çünkü şöyle bir şey var. Laris'in ailesini öldürme motivasyonunu biz çok iyi işlemede diyordum. Bence burada bağladılar. Yani bu herif sosyopat. Ya bunun ailesiyle bilmem neyle falandan çok bunun işte o güç tepeye çıkma genel olarak şey gibi motivasyonun yanında genel bir psikopatlığı, sosyopatlığı var. Yani ve tacizci bir herif bu. Bunun derdi o zaten... O zaman ayak fetişistlerini psikopat diye işliyorsunuz. <laughs> Diyenler de çıkabilir, bilmiyorum. Çıkabilir. Fetişizm ayrı bir şey abi. Benim var, şimdi açıklamıyorum. <laughs> şimdi, şimdi fetişlerimizi dökmeyelim ortaya. Fetişizm karşılıklı yaşandığında konsens, bir ilişki olduğunda güzeldir abi. Yani gidip de birini taciz ederek yaşanmaz yani. Hani onu ayrımını yapabiliyor olmamız lazım. Bu videoyu izleyenler için Burada de bunu hatırlatıyorum. Zaten diziye gelen çok fazla um, yarak kafalı eleştirilen en büyük şeyi de oydu. E, ayak mı? İv! İv! diye böyle. E, oğlum siz ya en ses izlediniz. Birbirini yakan insan. En ses Ayak en zayıfı bir daha. Ayak gördük. Yuf. Her şey okey. <laughs> şey, <ayağını hatırlıyorum. gülüyor> Allah. Çok kötü. Saat göremedim. <laughs> Ben böyle bir salakça bir eleştiri olur mu bilmiyorum yani. Halbuki terzi... ben, ben, olsam Ellison'da çizmelerini giyderdim mesela. Bak gerçek yani botları <laughs> <abi. gülüyor> ya şaka bir yana gerçekten bu herifin bence bu motivasyonu iyi planlanmış. Bir tacizci bak senin dedin o açıdan da doğru. Ayak fetişisti olması değil. Yani o power play ile o bir seri katil gibi abi herif. Yani o Aynen. o power play seviyor herif yani. Olinde tuttuğu güç bile o adamı cinsel olarak tatmin ediyor olabilir. Olabilir. Ayak fetişi şöyle geliyor. Çünkü daha ötesine geçmesi mümkün değil yani. Onu tecavüz etmesi ya da Alison'ın onunla seks yapması gibi bir durum yok yani. Ulaşabileceğinin en ötesi Alison'ı bir mutasip bilmem ne olan karakterin o yani ayağı ayağını görebilir, işte elini görebilir ya da neyse. Ya da yani, başka şeyler yaptırtabilir, ondan tarih olabilir. Yani belki ileride el attıracak artık. O zaman aç memeleri oraya attıracağım bugün falan diyebilir. Bilmiyorum. Hani tam tersi hani herkes üyü mü diyor ya yani işte memesini attırıyor olsaydı o zaman üvey olmayacak mıydı o... <gülüyor> yani? <gülüyor> Tabii yani, o zaman sonuçta buradaki asıl anlatılmaya çalışılan Larisin Alison'ı manipüle edip işte o, o gücünü onu tamamen eline almış olması korku da var içinde. Hani evet. ben bu adama istediğini vermezsem ne yapar? Evet şey de var, çaresizlik de var çünkü Alison. anda da işine yarıyor bu arada. Alison'ın da işine. Takip edildiğini de öğreniyor. Aynen İşte onu demiştik ya daha önce. Larisi acaba kadınlarını kullanarak etrafında tutacak mı diye hani çünkü o gemideki bir sahne vardı ya. Evet. Um, ben hizmetinizdeyim de... bak hizmet falan diye geliyordu Aa aynen. işte... evet kadınlığını kullanarak işte Alice'in karakterinde kadınlığını kullanmasının maksimumu bu. Ayağını göstermesi. <gülüyor> çünkü <gülüyor> daha ötesine Alice geçmez. Um, ya şu dizimi göstereceğim <laughs> bugün sana falan diye. <laughs> şu soru gelebilir hani olan e, kolla herkesi öldürtebilirsin. Git öldürt. Ama kullanıyor bence işte. Yani bak bu bilgi işine yaradı ve onay da verdi. Ha, i̇htiyacı var aynen. Aynen. Ihtiyacı bir de şu anda yani. şeyi de öğrendi. Talyan'ın casus olduğunu da öğrendi. Aynen. E şimdi e, babamın casusu varsa benim de olsun diye. Daha da bir şey hale geliyor ki larisin Bir El arttırmasının sebebi de o olabilir yani. Şeyi farkında Haytower yani Otto'yla ha kafa kafaya geldiğinin yani karşı karşıya geldiğinin. Tamam. Laris böyle ben sana babanın avantajını ortadan kaldırayım işte şeyi mezarı yok ederek diye geliyor. Yani işte şey olarak şeyde gördüm eleştiri olarak. işte Laris'in bütün motivasyonu işte ayak ]mış. hani seksüel şeymiş o yüzden karakter bozuldu falan diye yok lan ben hiç duyduğum. öyle bir şey anlamadım buradan Laris'in motivasyonu tamamen güçle ilgili bir durum yani dediğim gibi <laughs> Laris'i orada cinsel olarak tatmin eden o güç şeyi hani şey vardır yani tecavüzün bir öncesi artık bu evet. <laughs> karşı tarafın güçsüz olduğundan tatmin olma güçsüzlüğünden tatmin olma Hani bunun da tecavüzden tek farkı <laughs> şey olmaması yani. <laughs> ya işte bak evet. biraz bence e, senle şeyi konuşmuştuk hatırlıyorsun. Komplo teorilerinin çıkış noktası genelde anlamlandıramadığın şeyleri basitçe anlamanı sağlaması. Şimdi bu dizide de bence dikkatli izlenmediğinde kafa yorul <laughs> Dur Anladım. oğlum dayanaya geleceğiz. Yani bu dizide evet. de, de dikkatli izlenmedikçe kafa yorulmak istenmedikçe ee, biraz böyle tembelliğe düşen seyirci hemen böyle basite indirgeyip hemen olayı çözmeye sevmezse de eleştirmeye geçmek istiyor. Ya işte bir yanlış anlaşılmadan kavga çıktı. Ya şimdi orada konuştuk. Oğlum, yanlış anlaşılma olmasa bile zaten Renira öldürülecekti. Orada daha kompleks bir durum var. Orada bir kullanma durumu var. Başka konular var. Şimdi buraya geliyorsun. Ya bu adam ayak fetişistiymiş. Ondan bütün ailesini öldürmüş. Ya olabilir mi böyle bir şey sence? <laughs> ya böyle bir mantık olabilir mi? <laughs> <laughs> hayır yani şeymiş neymiş ayak ayağını görmek için mi yaptı her şeyi yani Başka... mi? 20 sene <laughs> bekledim o ayaklar için o kadar <laughs> planladı yani dur bütün alemi <laughs> yakayım bunun sonucunda kesin Allison bana ayağını gösterir o böyle bir şey mi buldu yani ya bak bir yandan da seri katil işleri çok seviliyor şimdi Dahmer işte Netflix acayip ayıp bir de orada izliyorsunuz abi. bak bu seri katil kafası şimdi Dahmer elini alıp böyle kafaları gezip buzdolabına koy koyuyor Laris bunu yapmıyor diye. Oğlum bu herif de bir, bir nevi serikat. Gözünü kırpmadan herkesi öldürebilen bir adam. De, zerre vicdan azabı duymuyor yani. E sen şimdi dahmer izliyorsun. Ha diyorsun işte babası bilmem ne yaptığı için cinsel güç böyle kullanıyor. Anlıyorsun. E bunu da anlamamız lazım yani. Bu herif iyi biri değil. <laughs> Kafası da iyi biri değil. Yani bunun derdi ayak değil. Bunun derdi senin de vurguladığın gibi power play. Belli ki bu herif e, bugün olsa... Yani 60'ların Amerikası'nda olsa seri katil olacak zaten. Çok uzak biri değil yani bunu. Yani zaten böyle dil kesme, keserken şey yaptığını filan da gördük herifin. Aynen. Böyle i̇zliyordu falan kesilirken. Sürekli bir zindanlarda bilmem nerede adam lordken mesela seçtiği görev zindan şeyi. Confessor yani. Evet oğlum. En pis <laughs> belli görev. Ki, belli ki gücü Zindandaki var güçsüz karşısındaki şeyler. Hiçbir gücü olmayan kişilerle bütün gün güçlüyüm ben takıntısı adamda orada da var yani. Seçtiği görev bu adamın. Zindandaki zindan başı mı? ne artık Tabii onlarla oynuyor böyle yani aynı. Yani o, bakın ben güçlüyüm siz güçsüzsünüz. Aynı şey burada da var hani. hani aynı şey Aegon'da ben... da var işte. Aegon konusu da aynı konuşmuştuk ya geçen bir. O da böyle işte kadınlara ondan küçük yani hizmetlilere bilmem ne şey yapı yapı aslında Otto'dan dayak yiyor, anasından dayak yiyor. Gücünü gösterebildiği kişilerle takılmaya başlıyor daha sonra. yani zaten taciz, tecavüz meselelerin altında genelde bu var. Aynen. Power play. Maalesef. <laughs> şey öyle. dedi mesela. e, e etrafında bir sürü güzel kız var. Niye tecavüz ediyor filan diye. Hani prensin oğlum istediğini ne yap? İşte çünkü onun seksüel bir şey değil o yani. Hani onun başlatan şey değil. Etrafındaki kadın sayısının az olmasından tecavüzcü olmuyor insanlar. Bunu yapabildiğini de biliyor yani bir anlamda. Ama yani tabii şey işte, yani. Kralım ben falan. bilmem ne, tecavüzü çıkıyor. İşte şey, aynı muhabbeti konuştuk yani. E e neden tecavüz çıkıyor etrafı model doldu. Çünkü etrafındaki kadın sayısının az olması insanı tecavüzcü yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> çok olması da tecavüzcü olmasına engel olmuyor. Ee, orada başka bir durum var. O kadar basit değil evet, yani. çok fazla konuşmayalım. Şey alanımız değil ama evet, buradaki evet. olay da power play yani. Ee, buradan sonra Erik geliyor. Renis'i alıyor. Diyor ki ben buna daha fazla dayanamam. Sizi götüreceğim diyor. Sokaklara düşüyorlar. İşte Renis diyor ki Melis'i bırakmam. Renis, Melis derken orada da böyle milletin kafası karışmış olabilir. Melis ejderhası Renis. <laughs> ee, denk geliyorlar. AKP mitingini adam götürüyorlar. <laughs> Otobüste kömür dağıtıp adam götürüyorlar. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Şenlik var diye otobüs çekip üniversiteye Dragonpit'e götürüyorlar. Nereye geldik ya bu ya böyle? Meeting'e geldik oğlum <gülüyor> <gülüyor> Daha sonra buradan tabi yine burası da iç içe geçmiş sahi. Öyle atlayarak gideceğim. Ee, Egan'la da arabada giderlerken işte bir saate kral olacağım falan diye Alicent buna şey yaparken da ağlamaya başlıyor. Beni babam istemedi, sevmedi. Kral olma bu buluştu. güzeldi ya. Evet. 20 senedir bir adımı bile okumadı be falan diye. Orada şeyde konuşmuştuk ya olan Viserys hiç bunların babası gibi değil lan hani hiç siklemiyor yani <laughs> diye. Ee, onu da anlamış olduk yani yakın artık takmış bunu kafaya belli ki yani. Sonra Dagger'ı veriyor ona. <laughs> Sonra Paddy de bugün evet hiç babalık yapmadı çocuklarına ikinci evliliğinde var çocuklarına diye bir açıklama yapmış. Aynen. Burada Alicent bu bölümde herhalde bir beşinci defa filan şey oldu ya işte senin baban kral yapmak istedi son nefesinden derken bu sefer Eygün bey ya bir siktir git ya. Yani 20 sene hiçbir şey yapmadı son nefesinde mi yaptı falan deyip böyle. İşte böyle Eygün'de de bir şey var. Hani, Eygün böyle süper salak robot bir karakter olsaydı yani bu kadar aslında trajik hale gelmezdi. Aslında Eygün evet. akıllı bir adam olduğu için hani olayları çok farkında olduğu için tamamen psikolojisi kayıyor yani adamın hani biraz daha e, um, süzme salak evet ben kral olayım işte anneciğim falan, filan falan diye dolaşan bir tip olsaydı yani böyle seni baban kral yapmaya çalıştı falan deseydi bak bu da kılıcın okey falan değil yani. <laughs> de <Falan. gülüyor> 20 sene bana hiçbir şey söylemedi son saniyede mi söyledi diyor yani direkt orada Aynen. oradan belli ki yani işte sevgisiz büyümüş olmasının hani babasının tamamen ondan uzak olmasının Annesine de do you love me falan diyor. Annesi de yani yes demek yerine embesil misin oğlum sen? <gülüyor> <gülüyor> oğlum bir yes I love you deyin lan çocuğa. Evet ya hiç konuşmayı <laughs> bilmiyorlar oğlum. Bu kadar barzoluk olamaz. Embesil misin? <laughs> yes mi bu diyor yani evet mi demek bu ne bu bilmiyorum ben. Bir sarıl bir öp bari diyeceğim de bir bölüm önce öldürecektin çocuğun neredeyse neyse yani. Hani şey bir de Alison'da Beyin ise diyordu ya işte ha, biz işte bir şeyde çiftlikte çocuklarıyla bir şey yapsaydı daha iyi olurdu aslında filan. E i̇şte Aegon bu. Bu yani. çocuğu da kral yapmak yerine alın bunu bir meyhane. Açın bir mekan. <laughs> Takılsın arada. Bütün abi. gün verin 13-14 yaşında çocukları. Hatta <laughs> 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 Vermeyin, bunu abi. yapmayın canım. Hani şey Uzak bir... tutun. <laughs> hani gene Reign şeyi istememesine rağmen ım, illa Egan'ı tahta iktirecek. E, Reynis'in konuşmasından sonra bile artık geri dönmüyor. Yok, evet, Şu... aynen, aynen. Neyse, öyle. Yani Aegon'un son bir şeyini görüyoruz, kral olmadan önce. Büyük ihtimalle ım, ve Aemond'un Veigar'la yaşadığı güç eğilenmesinin benzerini Aegon'da <laughs> yaşayacak. Da yaşayacak. Arada da ciddi ciddi. Neyse orada anlatırız. Geliyoruz zaten. Ya, evet. Rhaenys de işte e, Melis'i almadan gitmem falan derken sonra bakıyor. Er Dragon Pit'e gidiyorlar. Aa diyor tamam mekanımıza gidiyoruz. Pardon o da bir mutlu oluyor falan. Tabi orada yine tepeden güzel bir kamera açısı var. İçeri giriyorlar. Vesaire vesaire. Ya şeye girdim burada ya Egan böyle işte askerler gibi asker selamı bilmem ne yolu açıyorlar. Egin böyle sahneye çıkar gibi çıkıyor böyle etrafa bakarak ne oluyor ya falan <laughs> Hiç anlamamış böyle konuyu. Ee, sonra da işte tören başlıyor. Ben burada şeyi merak etmiştim sana onu da soracaktım. Hani tacı niye kol takıyor lan falan diye. Sen aslında açıkladın onu videonun başında. Bir şey bu biraz yani. Evet biraz ama anlamsız olmuş bana. ...biraz salakça geldi orası. Buradakiyle tutarlı değil evet. Değil yani niye kol takıyor ne bileyim... ...Otto falan taksa daha mantıklıydı ya ne bileyim... Annesi ya belki falan. kendi kendilerine taktılar... ...işte gelin yolları da demesi... ...aileden birisi değil bakın. <gülüyor> <gülüyor> Kingmaker. Burada şeyler çok iyiydi... ...Helena'nın böyle, böyle... ...hiç bakmaması sonra biraz tiksinmesi... ...sonra bakınca böyle zorla bir selam... ...vermesi falan... Helena ya Helena'ya bayılıyorum ya. Sonra burada Aemon da böyle biraz selam vermiyor, siklemiyor falan. Orası baya gergin bir sahne. Aegon'un orada şeyi de görüyorsun böyle. Siz şimdi beni kabul ettiniz mi etmediniz mi? Hani halk etti mi etmedi mi? Gerginliği bir yaşanıyor. O çok güzel verilmiş bence. Hani genel olarak bütün sahnede. kılıcı kaldırınca da halk zaten ne olacak halk ee, falan diye alkışlıyor hemen yani. <laughs> Yalnız bu herifler şey yani. Güya şeyler. Um darbe yapıyorlar ya da şey. Bu kadar organizasyon ne zaman yaptınız lan sabahtan beri? Değil mi işte? 10 <laughs> dolar bilmem neler ötüyor filan. Kılıçlar Dragon <laughs> Pet'i almış ses sistemini kurmuşlar arkaya. Nerede ötüyorlar filan. Planlamışlar yani, demek Hazır mısın? Aynen. <laughs> böyle ha, bunu planlamamış mıydı? Planlamış. Kaç senedir planlıyorsunuz bunu filan diye bakıyor böyle. İlginç olan e, tabii ki Westeros'ta bir şey var işte böyle. Kralı önce Önce bir işte um, çanlar çalıyor meşhur. Evet. Deneriz çanlar. İşte sonra bir kralın işte tabutunu böyle bir septe koyarlar. İşte halk bir görür. Tabii. Ondan Hiç sonra siklemedi sonra yani burada. Ejderha ateşiyle yakılır filan kral. Ölen kral filan. Onlar filan yok. Vizerisi ne yapıyorlar bilmiyorum. Çöpe atıyorlar herhalde cesetini. Um, bir de buradaki Kral şeye çıkma, tahta çıkma coronation şeyini direkt böyle İngiliz Kraliyet Ailesi'nden almışlar böyle. Yok böyle yani şeyler şey sürmesi ya. yani. Direkt birebir almışlar. Yani i̇lginç olan benim aklıma şunu getirdi. Şöyle, mesela kraliçe öldü, Charles'ın coronation'ı Mayıs ayında. Ha evet hemen Arada. olmuyor. Doğru. Çünkü morning period var. Yani şeyde de aslında böyledir. Tarihte de Coronation'ı hızlı yapıyorsa birisi kaçırıyordur onu şey, Kesin Challenger vardır. Bir Hemen kral vardır. öldü saat 11 12'de yeni kral çıkıyor diyorsa birisi orada kesin <laughs> bir bokluk vardır... Ona bakacaksın sen. Yani eğer takip kimse, etmen lazım onu. <laughs> acele ediyorsa kesin bir challenger vardır yani. Burada da ona uygun yani. Bizlerisin oğlum bizlerisin bir şey mevlüdünü okutmadınız, bir helvasını yemedik lan. Arka kapıdan attınız. <laughs> buna verdiğiniz bir şey gibi. Yani biraz da tabii halk e, bu konunun pek farkında değil. Onu Reynis meselesinde de birazdan konuşuruz. Hani herkes, bütün halk, bütün herkes böyle evet Renira ile Aegon şeydi onlar kesin şu anda iç savaşın eşiğindeyizdir. Renira'nın hiçbir haberleri hiç yok. haberi yok Halkın düşündüğü evet ya iki tane baris vardı en sonunda buna mı karar vermişler bravo falan diye bakıyor halk hani. Kimsenin o bunlar kesin Renire haber vermemişlerdir. Kesin darbe yapıyorlardır. Aman gitmeyeyim köprüde tankla falan kalmayayım falan diyen öyle bir şey yok yani. Bunlar normal bir şey oluyor falan. Diye e yine zaten halka girecek. Yine onlar yanacak. Yine kafana taş düştü işte bu bölümde de. <laughs> yine, yine, yine siz yani de oraya yani şimdi son bir şeye geleceğiz. Um, burada da dediğim branding'i de artık en son um, Blackfire'da bilmem ne taçtı maçtı bu şeyde Aegon onu yapmamışlar burada. Aegon böyle kendi logosunu falan tasarlıyordu. Altın rengi Targaryen logosu. Samfaryon'un altın rengi ya. Ha, vay, wow, şey. hiç neden yapmamışlar mıyım? Yapsalar güzel olurdu ama herhalde belki seyircinin kafası karışmasın. Diye koştur yapmışlar. koştur götürdüler oğlum çocuğu. Logo tasarlayacak vakti olmadı. <gülüyor> <oğlum>. <gülüyor> ne zaman zamanı kalmadı harbiden. <laughs> oğlum şunu bir boyayın bari. Altın yapacaktım ben onu La branding manager'dan geldi. Altın yapmıyor. <laughs> ya. Uymuyormuş şeye. <laughs> Bizim branding <zakanıları> stratejimize <laughs> uymuyor. Yani 2023 stratejimize uymuyor yani. Altın çok şey. Evet, çok Arap. Bir halkın seviyesine inmeye çalışıyoruz filan. Yani <laughs> evet. Bu arada mesela neden burada Sunfire yoktu hani filan diye de bir şey var. Çünkü Sunfire burada olsaydı hani Egan'ın ejderhası bir sonraki sahne biraz daha farklı gelişebilirdi. Evet. Yani, <laughs> Bence biraz bir şey, e, şey gibi hissediyorum ya. High Tower'lar zaten olabildiğince Targaryen e, Aynen o ben, o, ben de uzun öyle uzun düşünüyorum diye. yani. Daha halka yakınız biz. Biz sizin Dragon Lord'unuz değil de hani daha biz size yakınız. Muhabbet çekmeye çalışıyorlar diye düşündüm. Ya da oğlum ejderhayı çıkarmayın. Onu nasıl sahnede tutacağız ama koyayım <laughs> diye düşünmüş olabilirler. <laughs> hani ben bu arada yani tabi şimdi Aimant biraz farklı Aimant ve yani Ejderha Sos'ta çok kastı. Vegar'ı e, ikna etti falan ama ve ben çok sığmaz oraya. <laughs> yani, o sığmaz o Ayrık. çok siklediğini de zannetmiyorum bu arada. Ay Ejderham falan hani Eagon pek bağı da yok ya. Yani. Ha bundan sonra olabilir. Şimdi ya, bundan sonra falan. büyük ihtimal olur evet. Aynen ama bu ana kadar çok bir bağı da olduğunu zannetmiyorum. Dur bir Ejderham'a bineyim yerine. Belli ki gece içmeye çıkıyordu yani. <laughs> çok umurumda değil Aynen. Yani. Gideyim ben başka bir şeye bineyim falan. <laughs> Bu arada halka da şuradan kızacağım yani. Aegon e, tahta çıkıyor. Hemen alkışlıyor oğlum. Bir sorsana bir ekonomik planın ne? Bizi nasıl kalkındıracaksın? <laughs> Konuşun abi bunları. Böyle biriz. <laughs> o yün, yün vergisine ne olacağını <laughs> ne Her adam var böyle. Ben en son duydum o da konuşuyordu. Arttırdı mı ünlü merdesini? Bizim arkadaş koyun işine görecek de falan diye. <laughs> Tık de orada değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aynen onu direkt açıp Dragon Pit'te alt kata atıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> of ya. Ya burada bir tane şey daha gözüme takıldı. Laris de böyle arkadan hafif sırıtarak izliyordu böyle. siz böyle oynuyorsunuz kralcılık ama kontrol bende <laughs> falan diye. Ha ben Laris'i hiç görmemişim bak orada. Laris böyle arkada minik bir sırıtarak bakıyordu. Çok böyle bir, bir bir kere gösterdiler bu arada. Mesela ejderha gelince gözükmüyor. Kaçmış bile olabilir orada. Koşmuş olmasın lan. <laughs> en sonunda verdi şeyi. Ele Laris verdi. böyle koşuyor. Hayvan gibi koşuyor ama değil mi? <laughs> Kaç kaç zabıta geldi. Bu arada ayağındaki zımbırtıyı da yakından gördük. Metalmiş o ya. Baya böyle şeyde falan. Ayağındaki zımbırtı o elzintli olan sahnesinde baya yakın gösteriyorlar, baya okay. metal bir şey o böyle, tuhaf ha. bir şey. Sanırım şey o ayağında şekli kayıp bir şey olduğu için o, o şekli korumak için Aynen. yürüyebilsin diye yapıyor yani muhtemelen. Onu Melos yapmıştır kesin. <laughs> Peki, ee, gelelim meşhur sahne. Ne diyorsun? Ee, gaza geldim mi? <laughs> Abi kadın yazar, kadın yönetmen koyuyorlar böyle oluyor ya. <laughs> Valla eleştiri bu düzeydeydi abi. Çok sinir oldum şimdi. Sana şimdi bırakacağım. Sen vuracaksın kıracaksın ağzını insanların da. <laughs> ya bana bırak ben <laughs> öldürürüm ben bunu. <laughs> Gözlelim, bak çok fazla Game of Thrones sonrası toksik insan vardı. Hani Game of Thrones. Eyvallah biz de oturduk eleştirdik. Orada var. Çekilmiş videomuz evet. duruyor senin kanalda. Aynen. 6 tane ha. dört tane videomuz var. 4 tane video yaptık galiba. Hepsi de son 4 bölümde olduğu için Ağzımıza <laughs> sıçtık yani. <laughs> Şimdi bu dizi başlarken de internetin bir bölümü, toksik bölümü bekliyordu hazır. O bunlar sıçsa da başlasak. Çünkü ya övmek ya da ağzına ne geliyorsa sö sövmek çok para ediyor yani şeyde. Tabii. Sosyal medyada. Ya fanboy olacaksın habire basacaksın. Ay look Emily Carey çok güzel ya. 5000 like falan böyle. <laughs> böyle andan gören fanboyluk. Renira şu dönüşe bak kraliçem falan diye filan atam. Falan. My queen. Böyle bir geri zekalı şey yapacaksın. Ya da döneceksin. Her tuttuğunu vuracaksın artık. Böyle arada arası yok. Hani böyle şurasını eleştireyim, burasını öveyim. Hani bizim yaptığımız gibi <laughs> Kendi payımızı. <laughs> <Her neyse. gülüyor> Şimdi bu toksik kesim bir önce bir dalıyordu bunlara. Birinci bölümlerde falan böyle Free Folk subreddit'i meşhur ergenler doluşmuş oraya. Habire basıyorlar. Adamlar 5 senedir D&D mimi basıyorlar. Bıkmadılar hala. öldü Adamlar öldü öldüler. <laughs> <laughs> 3, 3 sene 4 sene oldu. Hala aynı şeyler repost. Her neyse. Bunlar bir gireceklerdi toksik şeye. Önce hatta başlamadan önce dalga geçiyorlardı işte böyle. Ha bunu Trader'den. konuşmuştuk evet. Bok gibi olacak. Trader'dan evet. falan bir şey alıyor falan böyle. Aa işte böyle olur mu çok salak böyle. Aa ejderhan kuyruğu öyle miymiş Aa, falan diye. Hatta bu logoları falan bir tane logo bulmuşlar da ejderhanın dört ayağı mı varmış neymiş? Aa. Logoda ee, şeyde Targaryen logosunda. Halbuki şeyde öyle bir durum var yani. Targaryen ejderhası iki ayaklı ama dört ayaklı amblem muhabbeti de var. Her neyse. Artık sonra dizi başladı. Bir anda herkes çok sevdi. Bu toksik izleyici bir mağarasına geri döndü. Çünkü tutmadı. Evet. Vurmaya çalıştılar. Çünkü bu adamların eleştirisi şöyledir. Ya ben bunu izledim. İşte birinci bölümde şunu beğenmedim. Hani bunu yapan çok normal insan da var da. Bu adamların derdi o değil. Bunlar vuralım ki like alalım şeyindeler. Onlar bir mağaralarına girdiler. Sonra her böyle tartışmalı sahnede işte bu Lenor'un e, sahnesinde bir kafalarını çıkardılar. Acaba buradan ekmek yiyebilir miyiz diye. Hani Lenor'u öldürmediler ya. Aha. Orada bir kafa çıktı. İşte birkaç tane böyle takte olacak falan muhabbeti vardı. Damon'un yani. ramboluk yaptığı sahnede bir çıktı. Abi çok saçma falan diye böyle tekrar döndüler mağaralarına. <laughs> Burada harbiden Çıktılar komple. O bu Game of Thrones'a döndü. Bu çok saçma işte. Görkemli sahne yapacağız diye sıçtınız ağzını şeyin. Bir de ne oldu? Bütün bu eleştiri yağdı bilmem ne. Eyvallah ona da şeyiz. Ama bir yandan kulu da Ryan Condal istifa. Sapoşnik sen şerefsizsin demedi. Tabii. Nedense bütün eleştiriler kadın yazarla kadın yönetmene gidiyor. <gülüyor> çok <gülüyor> ilginç. Çok ilginç. İşte... Ee, Burada aslında bu kişilerin Laris'te empati kuruyor olabilmesi lazım. Neden Laris Ellison'da? <laughs> Çünkü onlar da onlara vurabileceğini düşünüyorlar yani. yani böyle eleştirinin neyse, şimdi bir kere evet burada bir spectacle olayı var. Hani ama bu bir televizyon şeyi abi yani bu kadarına da artık sen izin vermeyeceksen televizyonda yani mota mot tarih kitabını resmet oğlum çalışmaz bu bunu HBO <laughs> iptal eder <laughs> bu kadar sıkıcı tarih kitabını böyle mal gibi anlatırsan hani şu ana kadar adamlar o kadar fazla şeyi değiştirdiler ki hani tek tek onları şey yapsak o oh, ölürüz yani Ha burada bir değişiklik yaptılar. Herkes bir anda Reynis neden yakmadı? Rhaenys nasıl oldu da işte halkı öldürdü orada. Kitapta yakıyor mu normalde? Kitapta Rhaenys yok burada abi. Kitapta ha yok. Rainis, ha, bu tamam. Şeyde Driftmark'ta. Ha okey. Tamam. Bu olaylarda tamam. Rhaenys hiç yok. Okay. Ha. birkaç tane sebebi var tabii ki bu olayın. Birincisi Spectacle istiyor. Evet. Dokuzuncu bölüm her ikonik Game of Thrones'da dokuzuncu bölümlerde büyük bir olay oluyor hep. Hı -hı. O yüzden onu istemişler belli ki. Buraya bir şey ekleyelim. Ondan sonra Rainis karakterini hiç işleyemedik. Daha Melis'i görmedik, Ejderhasını görmedik. Rainis'i yani önemli bir karakter işte işleyemedik. Ki bu onu da bir yapıyorlar. Aynen, bu bölümde... Birazcık. Evet, tümden gelmişler. Hani belli bir şeyleri yapmak isteyip planlamışlar. Hani Serayesin yazdığı ikinci bölüm bu. Altıncıyı da o yazmıştı. Herhangi bir problem hatırlamıyorum. Yani burada Alt, da altı çok iyi bölüm bu. Hani benim sevmediğim şey işte o ego'nu bulma şeyi bölüm görevi falan. Onu pek sevmedim ama harbiden çok sağlam diyaloglar da var. He, onu ee, tartıştık zaten. Yani işte burada belli ki işte eee Görkem'de bir sahne çekmek istemişler. İşte Reynis neden yakmadı? Hadi tamam anlatalım neden yakmadığını da böyle girersen sen buna. Benim e, ben, ben bunu savunurum. Aynen. Yakmadığını yani savunacağım neden ben. Yakmadı o zaman. Damon <laughs> işte savaş çıkacağını biliyordu geçen bölüm. Neden bütün Hightower buraları yakmadı? İşte hiç bitmez abi böyle eleştirirsen sen. sen. <laughs> e, orada neden kesmedi Otto'yu o zaman? O zaman onlar neden Damon'ı öldürmediler? Neden Damon madem? Yani işte böyle saçma bir eleştiri evet olmaz. Ya, olmaz evet. Bunu bir hani böyle izlemeyin diziyi arkadaşlar. Harbiden buna sinir yaptıysanız hani sevmek sevmeyenler salaktır falan demeye çalışmıyorum. Hani eleştiriyi böyle toksik işte şey echo chamber hadi hep beraber birbirimize like verelim. Her toksik <laughs> söyleyene 5000 like falan seviyesine indirdiğin zaman tamamen nüansı falan kaldırıyorsun ortadan. Hemen Serhes kovulsun artık Game of Thrones'un işte 8. sezona döndü bu falan diye yani işin garibi IMDB'deki ratinglerde en, iyi, en iyi 3. rating Evet. O bu review bomb yapmadılarsa ya, yani. yapamadılar bence. Bayağı yüksek. Hani bir şey. de bu yarak kafalarının şunu şey yapmadılar. İzlerken bu diziyi Rainis oradan çıktı, bastı bilmem ne filan falan. Onu aslında herkes kimse de oturup çok saçma çıkamaz çok saçma kafasını vurması gerekiyor diye izlemedi herkes o çok bedas oldu ya falan diye izledi <laughs> sonra oturup çok saçma oldu diye yazdılar <laughs> Tabii halbuki Televizyon izleyici izlerken o bu iyi oldu ya patlattı vallahi vallahi bu atın sağlam bastı diye televizyon izleyicisinin gayet güzel bir sahne oldu yani. Bab Oğlum, televizyon ben... Izleyicisinde hiçbir şey vermeden de bu nerd dizisi çekilmiyor arkadaş. <laughs> Vallahi abi ben hem nerd olarak hem yani nerd miyim ben bilmiyorum da hani g2 diyeyim sen nerd ol. Yani şey ben heyecanlandım sahnede. Yani şey olarak güzeldi. Ben de güzel dedim. Hani sonra bu mantıklı mıydı diye düşünürüm eyvallah da o an için iyi bir televizyonculuk olduğunu şey yapmadım. Hani Game of Thrones'da Cersei'yi, Krista'yı e uçurduğunda ben ben böyle dizinin amına koyayım diye ütüyü atacaktım artık şeye. Yani. <laughs> ben böyle bir şey olmadı burada. Ha, bakalım o güzel evet bedas oldu evet falan bastı filan. Hani yakmayacağını tabii ki bildiğim için hani neden yakmadı lan bu filan diye coşmadım. <laughs> hani neden yakmadığını da konuşuruz da. Hani va benim açıklamalarım var. Yani bence çok bariz hatta neden yakmadı. Şimdi önce adım adım gitmek istiyorum ama. Istiyorsan... Birkaç tane layer var. Sen gir, ben başka layer eklerim. <laughs> Aynen. Ben adım adım gideceğim. Çıktı kırdı orayı. Orası insan doluydu. Milletin kafasına taş yığdırdı. Aşağı düşürdü. E Bunları öldürdü şimdi. Onları niye yakmadı? Mesela gördüğüm internette, Twitter'da, Reddit'te gördüğüm sorulardan biri bu. Abi bak şunu unutmayın. Bunlar bir grup elit. Renis'te biz bugün burada konuşuyor olsak da açıkçası ben Renis'in... Ay Driftmark'taki fakir ne yapıyordur? Bilmem neredeki e, yazık işte fili batımdaki çocuklara da kötü olmuşlar diye sikinde olduğunu zannetmiyorum. Abi sen şeyi geç. Reynis'in high tower'lara bile yüksekten bakıyor Reynis. Aynen. O kadar tepeden bakıyor ki zaten hiç umrunda değil yani. Biz bundan söylüyoruz. Closer to gods than men yani onlar. Aynen. Ondan diyoruz bunlar Targaryen milliyetçisi. Hani biraz geyik gibi algılanıyor galiba da harbiden Targaryen milliyetçisi bunlar. Hani e, işte Valeria Valeria diye birbirlerini kesecek tipler yani. Hani kafa gitmiş zaten onda. Hani bunu tartışacak yani Normal bir şey. halkı bırak zaten <laughs> soylulara bile tepeden bakıyorlar yani. Aynen. Ya gidip onun da kafasına taş düşürür yani. Çok umrunda olmaz. Al işte gördük Damon karısını <laughs> taşla ezdi yani. Umrunda oldum. olmadı. <laughs> Damon prensim diğer adamı da ezdi de şu. Aynen öyle bu arada. Exposition'da iyi ezmişti. İkinci konu e, niye yakmadı? Yani şimdi benim buradaki birinci cevabım buna bir kere bu Renis'in kararı değil. Çünkü Renis benim kafamda şöyle bir karakter abi. Renis en baştan itibaren kendine uygulanan şeyi de bildiği için bu oyunu kurallarıyla oynamayı seven biri. Bunu bölümün içinde söyledim. Kızını da evlendirmek için uğraştı 12 yaşındaki kızını. Unutmayın bunu tekrar ediyorum. Yani başka şeyler de yaptı. Kızını oğlunu kaybetti ona rağmen gitti Reniran'ın evlilik teklifini kabul etti. Stratejik olarak doğru olduğu için bence yanında durdu. Çünkü Vayman'da mı verecekti yani. Bunu da konuştuk. E burada da karar onun değil abi. Kusura bakmasın, bir Renis bence bunu biliyor. Ulan ben bunları yakacağım da ne olacak ki? Yani ben niye yakıyorum bir kere? Ben niye bununla uğraşıyorum? Ben gider Renira'ya söylerim, olayları anlatırım. Bir kere onun kararı değil. İkinci konu kadın götünü yırtıyor. Elasında da yırttı daha önceden. Hani daha genel şeyde Corliss'le e, konuşmalarını düşün. Biz kuruylu olmayalım, bak çocuklarımızı ölüme yollamayalım. Belli ki bu kadın da böyle erkek kafası yönetmek istemiyor. Şimdi onların hepsini yaksa? Zaten 7 7 düvelin anasını ağlatacak. Yine ortalık karışacak. Yine kimse sikinde olmuyor. Herkes birbirine girecek belki. Anladın mı? Bunu istemiyor zaten kadın. Ondan sonra da zaten siktirip gidiyor. Üçüncü konu da e, artık orasına bakarız. Konuşuruz. Şimdi onu söyleyeyim sonra. Üçüncüye Üçüncü geleceğim. Benim de benzer. Yani çok fazla illaki açıklanacaksa Yönetmen bunu bir açıklasın ricaacağım. Hani <laughs> Açıklanacaksa en, en tem, en üst, üst layırda o anda um, hani en casual izleyici hiçbir konuyla alakası yok. Casual izleyici neden yakmadı? <laughs> e, Allison işte Egan'ın önüne geçiyor. Reynes çocuklarını kaybetmiş bir anne olarak biliyorsun. O anda şey hani Alicent'a. Üçüncü konuda annelik de aslında buna yazacak. Aynen. Orada bir şey yapmak istemiyor. O kadar. Birinci layer bu. Tamam bitti. Hani normal izleyici açısından bir açıklaması var. Rhaenys e, öyle gaddar bir hani komple aileyi yakacak gaddarlıkta birisi değil. Ha, düşünüyor belki bir an için. E, bir atlarına ama... sıçratıyor onları. <laughs> Düğmesine basıyor ejderhan <laughs> ama ateşe basmıyor. <laughs> Sadece ağzı açıyor. <laughs> Bence zaten şunu <laughs> hedefliyor orada. Hani bak siz sizi yakmıyorum ama siktirin gidin buradan. Hani bak. Hani Aynen. Kalkın oradan. <laughs> kalkın Onu gidin. Bir... şey yapıyor. Siz kendi kendinizi gelin güveye oluyorsunuz ama istersen basarım bunun düğmesine yok ederim. Böyle de daha sonra yani şey yapıyor adeta onlara. Gücün ne olduğunu unutmayın. Ejderhadır güç. <laughs> Aynen abi işte. Ya yani bak daha fazla ejderha var. 6'ya <laughs> 3. Bütün bölüm güç konuştuk ya. Bak dediğin gibi Alison bunu dedi ki bak Melisi yanıma getir bilmem ne yap. Biz yüce denge getirelim şöyle olsun bilmem ne. İşte Laris'in güç power play'ini konuştuk. Overpower etmesini falan. Bu konu işte abi. Burada da Renis üçüncüyü böyle bağlayacaktım. Annelik üzeri tabi bu da var ama esas konusu burada gücünü gösteriyor. Yani daha onları yakmadan da buradan siktirin gidin diyebilecek büyüklükteyiz biz. Siz hayırdır yani. O yüzden yani, bence daha komplike bir sahne oluyor bu yani. <laughs> evet şey ya yani daha fazla şey de var. Sonra şimdi daha şeyde mesela hem bunlar akrabaları Reynes'in sonuçta hem de bir kral. Bir de hani Reynes'in pek ım, umurunda olduğunu sanmıyorum ama geleneksel olarak kinslaying bir de Kingslayin, hani King ve Kingslayin şeydir ya yani, büyük tabudur Westeros'ta, hani o yüzden hep King Kingslayer diyorlar ya. Tabi aşağılarlar yani, o zaman. İşte öyle bir durumda var, hani yüzeysel açıklaması var. Şimdi açı, asıl siyasi bir açıklaması var. Çünkü dedim ya halk şu anda ne olduğunu farkında değil. Ee, eğer Reignis halk şey zannediyor. Hani bunlar Aegon'un üzerinde anlaştılar. Tabi. Aegon'u kral yaptılar. Şu anda normal halk ...onun şey bravo evet kimsenin iç savaş olmuş politik şey olmuş darbe yapmışlar işte Viserys'in cesedini saklamışlar buzluğa atmışlar e, izin vermemişler diye bir şeyde haberi yok. Halkın gördüğü şu kralın coronation'ına Reignis geldi yaktı. E şey bu hakimi destekleyecek sence <laughs> ee, kime <laughs> kim kimin tacını çalmış olacak reynes orada yaksa onları iş bitti darbeyi yapan reynes olmuş olacak ve de şey var tabii şöyle düşünüyor insanlar e, komple bütün high towerları orada yakarsa kimse kalmayacağı için yeşillerden halk Reynis darbe yaptı diye düşünse de önemli değil. Siyahlar tahtı almış olacaklar diye düşünüyorsun ama bir şeyi unutuyorsun. Dizide unuttum. Darren. Ha Darren var evet. Darren'dan bahsetti. Yani Darren'da. çocuklarından biri Old da şu anda. Aynen. Ama bunu açıklamadılar işte. sen bu sen bunu artık bu nördin işi bu kadar rahat anlamak. Aynen. <laughs> sen burada yeşilleri yakarsan bütün diyarı derinin arkasında toplarsın. Aynen. Çünkü darbeyi yapan siyahlar olmuş olur. Ha sen bunu gözü alıyor musun? Ben yakacağım bunları. Benim ejderhem var 6 tane siyahlar olarak. Bütün diğer derinin arkasına toplandı. Gerçek kral buydu siyahlar darbe yaptı. Çünkü Lannister'ından tuttu artık Baratheon'undan bütün lordlar belki onu destekleyecek yani. Daha Stark'ın bir, Stark bir... var bunun daha. <laughs> ne olacak? İş savaş başlatmış olacaksın. Hani her yerde o iş savaş başlayacak o zaman. Um, e, Rhaenys de bir şekilde iş savaş başlatmak istemiyor. Çünkü karaktere uygun olarak Rhaenys'i Rhaenyra'ya birebir takip eden ya da ona destekleyen bir karakter olarak işlemediler. Rainis gayet mesafeli. Aynen işte Rhaeny bu karar Rön evet onun değil ya ondan dedim zaten. Bir evet. önceki bölümde gördük. Ee, e şeyin hani çat diye Beesbury'i öldüren Kristen'dan ne farkı kalacak Rhaenyra'nın o zaman? Hani Hiçbir fark fanatik siyah şeyi üst savaşı başlatmış olacak. Yani Rhaeny Rhaenys'in e bu hareketle yaptığı bir de yakmamasının şöyle bir avantajı oldu. Bütün halka halkı uyandırmış oldu. Çünkü Reynis bunu yapmadan kaçıp gitseydi King's Landing'deki halk hala şey diyecekti. E, kral yaptık. Bravo falan. E, ertesi gün Renira geldiğinde sen nereden geldin abi? Sen niye saldırıyorsun King's <laughs> spoiler vermiyorum hani gelene de gelecek saldıracak anlamında söylemiyorum. Yani savaş çıktığında kimse böyle ee gayet güzeldi Aegon'u kral yaptık niye bu şeyler hani anlarda da halk burada Reynis şunu göstermiş oldu. Bu ibnelerin size gösterdiği gibi güllük gülistanlık değil iş. Ortada bir challenger var. O da biziz işte karşılarına çıktık. Şimdi herkes şeyi görmüş oldu. Aygın'ın karşısında Anladım bir challenger var yani bir bu bunu bir e, itiraz eden bir grup var ve daha iyi yani. bir ekonomik planına gelebilir. <laughs> aynen yün, yün vergisi daha düşük olacak renir <laughs> <Rainer> e gelirse <gülüyor> 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 şimdi bu reynisin neden yakmadığı olayı bu evet. benim gözümden daha başka açıklamalarda yapılabilir çok fazla Hani i̇lla açıklama yapılacaksa yapılır. En son yönetmen de çıksın, açıklasın neden yakmadı. Daha ne yapalım oğlum ya? Ben 3'ten saydım, sen de 3'ten saydın. Daha Geç ne sayacağız o... yani. Daha fazla şey. Reynis orada halkı öldürdü filan. Bunun bir karşılığı olmalı. Halk artık bunlara hani bu senin anlattığın evet hiç siklememesi olayı var. Evet, eyvallah. Hani Targaryenler kendileri tanrı olarak görüyorlar. Tanrılara daha yakınız lan biz. Hani Hightower'a evet. bile sen Alison Hightower diye hitap ederek aşağıladı ya. Hani Rainis'in de, Damon'ın bilmem neyin de artık ben buradan kaçacağım ejderhamla ama 3 kişi öldü, hadi 10 kişiyi öldürmeyeyim Şimdi diye vurma mi? bu arada. <laughs> Saçma olur yani. Hani o şeyi var. Onun dışında iç savaş ne zaman başladı? Diye bir soru sormak istiyorum burada. Şimdi bu halkı kim öldürdü? Halkı Reynis mi öldürdü? Yoksa İş ne zaman başladı? Sana sorayım mesela. Ne zaman başladı İş Hani Ne no, dizide mi diyorsun? Resmi olarak. Ha. Dizide ne zaman başladı diyebiliriz? Bilmiyorum. daha bir Hayır şey hatırlıyorum. Yani. Hayır. Egren'in kafasına o taç indiği anda. Ha, orada başlar. Tabii tabii. Orada başlar. İş başladı. Çünkü zaten tabii. Otto diyor yani savaş olmadan bu iş olmaz. Daha önce de aslında kon ya. Aslında Konsey'de başladı iş savaş aslında. Yani Konsey konuşmaları dışarı çıkmadı ama aslında oradan çıkınca başlıyor gibi oluyor. Yani. Ya iş savaşı başlatan Otto. İş hmm. savaşı başlatan Hightower'lar. ve de iş savaşın başlaması olayı Eiger'in kafasına taç değdiği anda iş savaş başlıyor. kaç Peki iş savaş başlatan kim? Hightower'lar. O halkı oraya koyun gibi sokan kim? Hightower'lar. Hightower. İç savaşın başlamasına karşılık ejderhaların ortaya çıkması ve de halkın ölmesi. Şimdi bana kim öldürdü o halkı söyle bakalım. İç savaşı başlatan öldürdü? Yoksa onlardan kaçmaya çalışan Rhaenys mi öldürdü? Bence iç savaşı başlatan öldürdü. Çünkü Aegon'ı Kral yapmanın savaşı başlatacağını biliyordu bu pezemekler. Otto zaten bunu kendisi söyledi. E, savaş ne demek? Halkın ölmesi demek Tabii. abi. Savaş hiç siklemez halkı yani. Kargariyanlar halkı siklemiyor. E, Otto çok mu sikliyor? <laughs> Kendi kılıcıyla alıp önde mi gidecek? Bütün bunu halk şey gidecek yani. Fakirin çocuğu bilmem nesi gidecek. Bak şimdi sen Hı bunu deyince mizah sahnesi daha da anlamlı oldu. He, haberi yok ki zaten oğlum. Hiç ilgilenmemişler yani. Ne oluyor, ne bitiyor ki kipte? Hiç kimsenin haberi yok yani <laughs> Yani işte hani burada resmen oraya halkı koyun gibi soktu adamları yani resmen oraya. O, onu sokan bir savaş başlatan daha ejderhalar çok insan öldürecek yani. Spoiler <gülüyor> 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 olmaz. <mı? gülüyor> İş savaş başlatmak demek bu demek. Yani bu insanları da şimdi Rhaenys çok insan öldürdü diyene bir dakika bir düşün bakalım bu insanları kim öldürdü demek lazım yani. Onun için ıı, benim her iki bak ben bunu sevmedim. Bu sahneyi böyle yapmamaları gerekiyordu diyebilirsin yani öyle şey değil ama bu çok saçma olmuş bu Game of Thrones'un 8. sezonu evet ejder ejderha yakalamak için du duvarın kuzeyine gitme şeyine benzedi çok. Abi ne siz 8. sezonu unutmuşsunuz. Yani. Nelerle uğraştığımızı biz 8. sezonda unutmuşsunuz yani. 8'i hatırlatma abi hatırlatma. <laughs> o yüzden yalnız şey ilginç. Hemen varsa çok değiştirmişler bu olmamış falan diyen varsa eyvallah yani. Onu kimseye eleştirmeyin demiyoruz yani. Ya tabii canım sevmemek ayrı bir şey. Yani teknik olarak da beğenmemiş olabilir. Ya böyle olmasa da şöyle olsa diyen de görsel olarak da beğen yani olabilir. Bence güzel gözüküyordu bu arada. Ama şey e, bir ilginç bir şey var. E, hibesinde armoryla mı geziyormuş oğlum? Ben ona bile şaşırdım. Baya armor'lı giyip ki. Giy <laughs> <laughs> yani o biraz Aynen. ilginç. Yani Ejderhan hibe <laughs> oğlum bir şeymiş şey olur ben armorumla geziyorum. Ejderhan'ın bagajındaydı o ya. Açtı işte onu <laughs> <laughs> ya orada abi. Ya tabi tabi üzerinde eminim işte Ejderhan hibe yapmıştır oraya bir tane. Orada duruyor. Hibe heybe ya. Bilmiyordum hibe ne demek. Heybe, heybe pardon ya hibe diyorum heybe. Heybesinde duruyor olabilir. Ee, ama şey. Ejderhan, e şey ne işte, saddle ne? Saddle şey o şey. E bindiği kısım. <laughs> Yanına Türkçe öğreniyoruz. Sad saddle ne abi? <laughs> Saddle'ın yanında da bu arada çantalar oluyor. Atlarda falan oluyordu. Heybe evet. arkasına konan o böyle çanta gibi koyduğun. Motosiklette de vardır onu. Aynı ata biner gibi böyle oturacağın yerin arkasına öyle. koyarsın minik bir çanta. O öyle bir şey olabilir yani. Ha, öyledir büyük ihtimalle. Bu i̇şte yarından... arada orada Reynis kafasını vurması lazımdı falan diyen adamlar falan da var artık yani. Hani ejderha vurdu açtı abi tamam onu da çözdüm sana hadi. <laughs> şey niyeydi peki? Ee, onu çok... Yani Otto içeride kalmayalım diye mi kapıları açın kapıları açın diye bağırıyordu. Yakmasın bizi burada. Hani içeride kalmayalım. Ya yanacağız diye. zannetti o. Ha, yanacağız zannetti değil mi? Ondan muhtemelen. Ha, kapıları açın. Yani o sıçtım aldım ama ben korkudan. <laughs> <Ha>, aç aç. <gülüyor> Essin. <gülüyor> Essin çok fena sıçtım. <laughs> aç aç aç. Sıcak oldu burası açın kapıları. <laughs> Burada belki hani arkada Sunfire olsaydı be ilginç bir sahne olur muydu ee, diye düşündüm bir an için. Olabilir vallahi. Hani, e, arkada ejderha Sunfire genç bir ejderha olduğu için büyük ihtimal gene e, Melis <laughs> Melis çok böyle güçlü kalabilir doğru yani hani böyle Sunfire'ı da yakarım icabında diyebilirdi aslında ama belki birazcık Olabilir. Yani bir açıklama daha getirilebilirdi belki Reynis. Yani olsa olabilirmiş evet. Ama dedim Hala ya Egon pek çi... siklemiyor bence onu. CGI bütçesi kalmamış. Sahneyi çok bir güzel. Bir kez şey. paramız yetmez arkadaşlar. <laughs> Meygar var. Ona gayırdık bütün bütçeyi diye. Şimdi o zaman bitirirken son bir SCV çıkışım daha var abi. Onu da yapmam lazım. Bu <laughs> Renis sahnesi. Kaldı bir, tane, ne kaldı. bir tane kaldı Renis'in sahnesiyle ilgili. işte niye yakmadı falan. Ya ben biraz şey de düşünüyorum burada. Last Duel'ı izlemiş miydin Ridley Scott'ın filmi? Geçen sene bayağı sevmiştim. İzlemedim abi. Ya orada şimdi klasik olarak aslında e, bir şey hikayesi var işte. Bir hikayeyi iki adamın ve bir kadının gözünden veriyor sana. Kadından tecavüz ediliyor. Ama erkekler hikayeyi çok özetle kadın istedi. Kadın kuyruk salladı. Kadın zaten okey gibiydi. <gülüyor> Türk mü <laughs> arkadaşlar? <gülüyor> İngiliz Fransız karışım abi İngiliz. <laughs> Neyse günün sonunda. O kad... saatte orada ne iş varmış canım falan. Diye. Tam olarak o. En sonunda da kadının hissettikleri. Bu arada bak gözünden hissettikleri ve kendilerini gördükleri şekil. Mesela adam böyle kadını ikna ediyor erkekliğiyle ve onun aslı seviştirirken kadın ona karşı böyle bir güç hissediyor falan gibi böyle kadın da istekli gibi anlatıyor ve günün sonunda tarih anlatısında da hep bu şey vardır i̇şte kadın yüzünden kavga çıktı kadın yaptığı öyle oldu kadın fevri davrandı kadın fevridir abi adet günüymüş falan gibi bir anlatı var <laughs> yani. o yüzden demişlerdi ya aynen aynen <laughs> o da onun bir parçası böyle bir yargı vardır yani tarih içinde ve bu Last Duel'daki kadın karakterin de tarih içindeki hikayesi çok net anlatılmamış. Yani tarih kitabına bakıyorsun. Adamların anlatıları inanılmaz detaylı böyle. Hepsi var kitapta. Kadınınki yok. Film biraz oradan çıkıyor. O kitabın yazarı da işte yani ben bu kadının hikayesini anlatacağım diye. Kadın aslında tecavüze uğruyor. Hiç istemediği bir şey yaşıyor. Bunun acısını çekiyor ve bunun kadının gözünden de anlatıyorlar. Şimdi bu hikayeye döndüğümde zaten George R. R. Martin felsefesi House of Dragon'ın duruşu zaten tarihteki bu değer yargılarını biraz da oynatmak için kadın bozar kadın fevridir kadın böyledir abi falan. E işte bak sen dedin ya seyirciler de aynı kafa kadın yazdı böyle oldu bilmem ne tam aksine kadın yazdığı için iyi oldu. Çünkü sizin alıştığınız kafayı taktığınız abi kadın yüzünden kavga çıkmış iki adam birbirine girmiş girmesin anasını satayım lan. Allah Allah kadın mı diyor onlara gelin ben sana vereceğim. Yani, Yo işte bak gördüğümüz gibi olmuyor. Burada da Renis Fevri davranmıyor işte. Hani yaksa da şey diyecekti. Ya Renis Fevri davrandı. Şimdi bize Renis bugün yaksa 4 sezon sonra bununla ilgili bir şey olsa ne olacaktı o zaman? Şey mi diyecektik? Renis o gün adet günündeymiş. Sikti attı diziyi mi diyecektik yani? Yani ben buna o yüzden kıl oluyorum. Adamlar var abi. Adamlar şey diyorlar. Sırf gör boss koymak için yapmışlar falan diyorlar. <laughs> evet yani Elifler 500 milyon dolar para harcadıkları şeye sıçmayı gör boss olsun bunda. Ulan bunun karakteri alıştıları Raniero zaten gör <laughs> boss'tan başka I'm... ne var burada? Nasıl satayım? <laughs> <laughs> hani ana karakterler kadın oğlum. Daha buna neden gör boss eklemek gereği dursunlar? Unutmuş değil mi onu böyle? Lan bunlar kadın mıydı ya falan? <laughs> Hayır spectacle olduğu yani görkemli bir sahneyi 9'a koyalım diye düşündükleri kesin. Tamam, Zaten yani. bunu söylüyorlar galiba bir yerde. Aegon'ın coronation'ında bir şeyin yolunda gitmemesini istemişler. Ondan sonra da ne yapalım hani Reynes'i kullanalım diye düşünmüşler herhalde. E tabi canım. Hani ha bunu beğenmediysen beğenme. Yani ama dizi izleyicilerine de hiçbir şey vermeden zaten sezon başından beri e, bu sadece konuşuyorlar bunlar. Bütün gün dedikodu ne biçim ejderha şey diyen çok adam da var yani. <laughs> o zaman... e, dizi izleyeceğiz zannettik. Bütün gün dedikodu amına koyayım diyenler. <laughs> Herkes bizim gibi meraklısı değil ki o orayın ne dedi bak abi falan tabii, diye. tabii Ya İzlemesin zaten abi. Bir şey demiyorum. Zorla izletmiyorlar bu diziyi de zaten. Kimse. Yani zaten ha aynen televizyona bir şey uyarlandığı zaman fantazi romanını okuyan kitleyle televizyonu izleyen teyze, amca, dayı bunları artık bunlara birazcık kemik atman gerekiyor. Üzgünüm yani. Böyle. Tabii, tabii böyle. Bu böyle uyarlanırken ım, işte böyle bir spectacle koydular bilmem ne. Önemli olan tutarlı olması yani. Alicent'ı değiştirdiler. Rhaenyra'yı değiştirdiler. İşte Mizari'yi değiştirdiler. Um, Rhaenys'i değiştirdiler. Umurumda değil yani ne oldu. Kol bile değiştirdi. Tutarlı gitsin yeter ki. Tyrion nasıl başladı Game of Thrones'a? Çok akıllı. Hiçbir, her, çok stratejik. Her hareketi, herkesin 2-3 önünde filan. 7. 8. yüzyıl Tyrion. yakma Cersei'yi istersen deneriz. Yakma onları falan. Böyle <laughs> adam olmuş. Hani Tyrion'u değiştirmek değil bir sorun. Tutarsızlık. Tutarsız. Sen akıllı başlattın. Beyinsiz olarak bitirdin. Jaime karakter değişti 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 değişti. serseyden ne Cersei'den nefret eder hale geldi. Son sahnede gitti Cersei'nin yanında. Tuğla düştü kafasına. O ne kadar kötüydü e yani, ya. <laughs> hani değiştirmek, eklemek, çıkarmak spectacle eklemek, görkemli sahne eklemek hiç önemli değil yani. Abi işte. Eserse kiliseyi uçurdu. Bir Allah'ın kulda sen ne yaptın demediz. Tamam sen kraliçe oldular çıktılar. D&D o açıdan korkak da abi. D&D işte o dizi o komplikasyonunu sürdürecek kadar becerikli değildi yani. Aman hı abi, abi seyirci. O yani 3 sezon seyircinin gerçekten istediğini verdiklerini zannettikleri ama kendi istedikleri boktan fantazileri yansıttılar yani. Ha i̇şte, <laughs> tembel tembel şeyler yani. Okuyorlar işte fan fiction oradan neymiş ne yapalım öyle yapalım. Ha ee, işte Neyse bu dizi de bok, bok, yoluna girebilir abi bilmiyorum. Hani şu an için şu, şu an... an iyi bir şey diyemiyoruz ama ben, görebiliriz. Ben yani. boy değilim yani. Her halükarda ben arkasında dururum dizinin falan değil. Ben bu kitabın nördüyüm oğlum. <laughs> yani Eleştirdik oğlum zaten bugün. İşte sen kovalama sahnesini eleştirdin. Hani ben Aynen. beğendim. İşte Kolla Westerling'in ben açıkçası karakterizasyonunu çok beğenmiyorum. Hani işte teknik olarak beğenmiyorum. bir Duygusal olarak değil. Bence zayıf gidiyor. İşte Darren konusunu çok konuştuk. Onu eleştirdik. Bir de şöyle bir şey var. 8'de Game of Thrones'un 8'de hayvanlar gibi vurmamızın sebebi bittiğini bilmemizdi dizide. Evet. Çünkü artık kurtaracak, bölüm yoktu artık. Kurtaracak son sezonda um, artık bunu acaba önümüzdeki sezon şu anda daha başladı bu dizi. Dur bakalım yani um, daha iyiye gidebilir, daha kötüye gidebilir. Şu an için ne olacağını biliyorum ben. Evet daha Game of Thrones'a benzeyecek. Çok bok gibi olacak diyen adam da yalan söylüyor yani. <laughs> hani dördüncü sezon son beş bölüme geldik. Um, sıçtı sıvadılar hiçbir şeyi toparlayamadılarsa o zaman da buna da vururuz abi şimdilik. Cetir, mesela mi? mizahı değiştirmişler. Göreceğiz bakalım ne olacak. Hani aynen bir, bu hareketinin bir karşılığı olacak mı ya her neyse. Hani ha bak işte şunu da unutmamak lazım. iyi hatırlattın. Sonuçta her etkinin bir tepkisi var. Yani şimdi bu zaten senaryo tekniği abi. Sen bir şey yazıyorsan bunu artık dilim tüy bitti. Mesela ben bunu yayınlarımda da anlatıyorum. Abi burası mantık hatası. Burası boşluk kalmış. O kadar dikkatsiz izleniyor ki bazen abi herif oraya bir cümle yazıyorsa ya da bir hareket koyuyorsa bir bir panel ekliyorsa onun bir sonucu olur. Teknik olarak mantık budur yani. Şimdi bugün bur burada olanların da bir sonucu olacak belki daha görmedik. geçen bölümde yaşadık abi. En sonunda o kehanet şeyinden nefret ettik. Evet. Alasın'ta gelen kehanetten. 5 dakika bu bölümde Alasın'ta işte. al götüne sok kehaneti dedi. Yani kehanet hiçbir sikime yaramadı. Hani hiçbir anlamı olmadı orada kehanet gelmesine Alasın'tın. Çünkü Alasın kime bana kehanet geldi dese herkese hemen gelmiştir mutlaka dedi geçti. Hani 5 dakika O kadar işte. bir durum yokmuş yani. Aynen öyle. <laughs> Beş dakika sürdü oğlum. Beş dakika bekleseydim ne tabii, bir hafta tabii de. Bir hafta ve beş dakika bekleseydiniz çözülüyordu. <laughs> ya zaten o konu zaten eleştirirken de hani bu konuda endişeliyim bu şey olmadı şeklinde konuşmaya çalışıyorum. Çünkü evet. adamlara bir açık kapı bırakalım yani. A hani geçen kehanetin konusunda endişeliydim. Alı karakterini bozmasınlar kehanetle diye. E bozmadılar çünkü heh, kimse ziklemedi kehaneti. Aynen öyle. Ya, burada da artık bu dizi 4 sezon olduktan sonra bu orada ejderha çıkması çok saçmaydı. Orada dizi çıktı falan <laughs> diye de biliriz. Bilmiyorum. Çünkü Game of Thrones'da mesela o, o şeyin Arya'nın Arya değil ya Greyjoy'ların Yara Greyjoy'un sahnesi var. Game of Thrones'da dördüncü sezonda filan 3 dört tane sahne var böyle. Beni çok deli etmişti. Sonra böyle sakinleştirmiştim kendimi. Ya oğlum olur o kadar. kadar olur falan diye. Sonra anladık ki orada harbiden dizi kopmuş. <laughs> şeye Sonra 5-6 aşağı yokuş aşağı son sürat gittiler. Ha, belki de bu sahne dizinin yokuş aşağı son sürat gideceğinin başlangıcı ama şu anda bağırıp çağırmanın hiçbir anlamı yok yani. Bilmiyorsun çünkü. Ya ben hiç öyle olacağını bu arada zannetmiyorum bu yani. Zaten daha fragmanda direkt şeye geliyor. Renira işte senin çocukların için geliyorlar diye Reni oraya gidiyor. Yani zaten belli ki Renis de bu kararı Renira'ya bırakmak istiyor. Yani sen de bahsettin ondan zaten. Ya yani biraz Aynen. Biraz savaşı de. Aynen. Biraz fikir yürütmek lazım abi. Bu de anlıyorum bak şunu da anlıyorum. Açıkçası ben de öyle dizi tüketiyorum. Mesela sit, sit, sitcomları öyle tüketiyorum. Brooklyn Nine-Nine izliyorum mesela da. Açıyorum böyle. Ha ne demiş? Kime demiş? Geçmiş bölümde ne oldu? Falan. Hiç umurumda değil. Öyle izliyorum. Keh keh meh keh yapıp kapatıyorum. Ama çıkıp da şey demiyorum. Üçüncü bölüm, üç bölüm unuttuğum için. Ya bu adam şimdi niye onu öyle yaptı falan. demem çünkü zaten dikkat etmiyorum abi. <laughs> umurumda değil yani. Ben beş dakika güleyim kapatayım. Hani bu diziyi de öyle izliyorsan. 5 dakika güleyim kapatayım heyecan kapatayım o zaman o salak muhabbetlere girme al keyfini çık git <laughs> uğraştırma yani bizi de kendini de. Ya zaten normal izleyici olmadan bir de fantezi bir de bu dünyanın böyle bir kısır döngüsü var. Bu kadar ejderhayı bir diziye koyacaksan hayvan gibi bütçe gerekiyor. Tabii. Hayvan gibi bütçeyi sana birisinin vermesi için o dizinin ana akımı izleyici tarafından izlenmesi gerekiyor. O dizinin ana akım izleyici tarafından izlenmesi için arada bir patlama, büyük sahne, spectacle olması gerekiyor. Eğer sen Game of Thrones'un dizisi güzel olsun istiyorsan maalesef ana akım seyirciye de bir şeyler vermek zorundasın. Kesinlikle. Yoksa vermeyeceğim diyorsan zaten bu başlamaz yani bu. Hiçbir şekilde proje şey yapamazsın. Ve ya bence Anca... iyi veriyor oğlum. İyi veriyor bu arada hani. Kötü verenlerini ya biliyoruz yani. Yok sadece insanların bunu anlaması lazım yani. Tabii, Bu tabii. öküz gibi bütçeyi alalım. Hayvan gibi nerd political fantezi dizi yapalım ama CGI da süper olsun. Ejderha gözüktü mü? Hani yaparsın indie, herkesin diyaloglara dayalı bir dizi yaparsın ama ejderha olmaz onda. Arkadan Karagöz gölge oyunuyla oynatılır. <gülüyor> <gülüyor> hani Hani sen bunun her şey olsun. Ejderhaların renkleri olsun. Şey olmasın filan her şey istiyorsun. E o zaman ana akım izleyici ihtiyacın var abi. Sana kim verecek o bütçeyi? Tabii canım. Ve bunları da veriyorlar Harika. yani. Jeff Bezos gibi verirler belki sana 1 milyar <laughs> dolar. <laughs> Sonra götüne sokar çıkarırsın şeyi senaryoyu. patates baskıyla yazmışlar böyle. <laughs> ne, yaptı, ne çıktı o? Vallahi sahurun çıktı sonunda bak vallahi. <laughs> gir ve böyle gir. Ve var, <laughs> Ör <laughs> girme. Bana şey sorusu geldi abi bir de Rings of Power mı gömseniz diye dedim abi beni hiç sokmayın o işe. Yani, hiç girmeyelim. O topa sokmayın bizi abi, falan. <laughs> onu yaparsak taşlarla sopalarla olur artık o. Tabii tabii o 3. Dünya Savaşı gibi bir şey. Gömülmeyiz yok. ki neyi konuşacağız onda lan? Dok 8 bölüm kim Sauron diye mi konuşalım? Aynen ki çekiş bir şey de yok bu arada yani. O yüzden hiç girmem o topa zaten. <laughs> Okey. E, bitirdik. Kırdı Bu sefer yani. rekoru kırdık mı kırdık, bilmiyorum kırdık, ya. Kırdık kırdık bence. Bu son bir geyik. Son. Senin SC ve şeylerin <laughs> <mi>? kırdı <gülüyor> rekoru. <laughs> 3.35 olduk galiba. Yani e, bir önceki rekor 3.30'du sanırım. Ya da 3.20 miydi? Öyle bir şeydi. Yani bir ge geçtik onu galiba. Evet. Okey. O zaman haftaya son bölüm artık. Vedalaşıyoruz. E, bilmiyorum. Belki başka videolar yaparız sonrasında. Konuşuruz. Ama haftaya son bölümde bir Tekrar bir aradayız yani. Tekrar bekleriz herkesi de. Bakalım. Ağlayacağız haftaya. Haftaya ağlayacağız. Ee, ben... Bizi diye de ağlayacağız. Aynen. Ben bir ejderha ölümü bekliyorum. Birkaç tane. Zaten olacak beklemeye gerek yoktu. ben bir üzülürüm onlara kesin. Bir duygusallaşırım. Aynı hayvan sever adam. Ejderhaya <laughs> da <üzüntü> ya. <laughs> Ulan yakmasaydınız ejderhayı ya. <laughs> Oğlum bunu biz kısırlaştırın verin ya. Öldürmeyin. <laughs> Verin Stark çocuklarına besliyor onlar. Onlar da besleyemiyor öldürüyorlar falan diyor. <laughs> Neyse hadi haftaya görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hadi bay bay.